Kampüsten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TYT AYT full tekrar yapacağız Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde. Sizler için çok güzel bir özet ve konularımızın arkasına sorular hazırladım. Hadi hemen bütün dikkatinizi toparlayın. Full tekrarımız başlıyor. <laughs> İslam'da bilgi kaynakları dediğimiz zaman arkadaşlar İslam dini insanın sürekli olarak aklını kullanması gerektiğini, sorgulaması gerektiğini zaten Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde vurgulamıştır. O yüzden insan da zaten fıtratı gereği hep vurgulayan, sorgulayan bir varlıktır. Merak eden bir varlıktır. O yüzden de İslam bilgi kaynağı olarak ilk önce insana selim akılı göstermiştir. Selim akıl dediğimiz zaman insanın burada yani aklını kullanırken bilgiyi kavrayabilmesi, bunu analiz edebilmesi ve yeni bilgiler üretebilmesini de ortaya koymaktadır. İnsan bu aklı sayesinde iyiyi kötüden ayırır ve doğruyu da yanlıştan ayırır. Bu sebeple de dini sorumluluğun ön şartı bu selim akıldır arkadaşlar. Daha sonrasında da vahiy. Konusu vardır. Vahiy dediğimiz zaman Sadık haber. Sadık haber arkadaşlar bilgi edinme yollarından İslam dininin bilgi kaynaklarından ikincisidir. İnsan aklıyla bir bilgiye ulaşabilir. İkincisinde de vahiy ile bilgiye ulaşır. Bu vahiy arkadaşlar insanın aklıyla ulaşamadığı konularda yol gösteren bir takım bilgilerdir vahiy konusu. Mesela aklıyla insan soğuktur, sıcaktır, iyidir, kötüdür bunlara ulaşabilir ama peki ahiret konusundaki konularda ahiretle ilgili bir konuda aklıyla ulaşabileceği bir konu var mı? Olmadığı için biz vahiyden haber alıyoruz ve Kur'an-ı Kerim de bilgi kaynağı olarak vahiy bize söylüyor. Mütematir haber ve peygamberden gelen haber olmak üzere vahiy ikiye ayrılır. Mütematir haber dediğimiz zaman burada e, nesilden nesile aktarılan ve yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan kişilerin getirdiği haberlerdir. Peygamberden gelen haber de zaten bu Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirmesi ve Peygamberin de bizzat kendisinin hüküm koymasıdır. Bir de İslam'da bilgi kaynağı olarak salim duyular vardır arkadaşlar. Salim duyular da e, doğru e, bilgiye ulaşabilmek için önemli kaynaklardandır. Duyu organlarıyla elde edilen bilgilerin inkarı da mümkün değildir. O yüzden insanın gerçek çık imana ulaşabilmesi için gerçek bir iman duygusuna ve bilgiye ulaşabilmesi için duyu organlarını da kullanması ve bunları doğru bir şekilde kullanması Kur'an-ı Kerim tarafından önemsenmiş ve vurgulanmıştır arkadaşlar. İslam'da doğru bilginin aşamaları dediğimiz zaman İslam İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin kavramlarından bahseder arkadaşlar. Ne demektir bu ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin dediğimizde? İlmel yakin bir şey hakkında bize ulaşan kesin bilgi. Aynel yakin ise duyularımızla elde ettiğimiz bilgiler. Bunlar da yine kesin bilgi. Hakkal yakin ise bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir. O yüzden Melih Cevdet Anday'da ne diyor? yaşamak güzel şey diyor. O yüzden yaşayarak elde ettiğimiz o kesin bilgiler bizim için güzeldir arkadaşlar ve İslam'da doğru bilginin bir kaynağı olarak da aşaması olarak da gösterilmiştir. İslam inancında imanın mahiyeti dediğimiz zaman akide kavramını görüyoruz. Niye buraya şeker resimleri koydum sizce? Çünkü akide şekeri var. Akide aslında bir şeker değildir arkadaşlar. İslam inancında imanın mahiyeti dediğimiz zaman akide inanılan şey demektir. Akaid de onun çoğulu inanılan şeyler demektir ve biz akaidi İslam akaidi olarak kullanıyoruz. Yani İslam'da inanılması gereken şeyler diye. Peki tanımlara bakarsak İslam ne demektir? İslam Allah tarafından Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla bildirilen e, en son dinin olduğunu biliyoruz ve onlara inananlara da Müslüman denir diyoruz. İman dediğimiz zaman da arkadaşlar iman insanın inandığını dil ile söylemesi ve kalp ile de bunu onaylaması demektir. İman dediğimiz zaman imanı biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Taklidi iman ve tahkiki iman olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Taklidi iman, anne babadan görerek iman etmek demektir. Yani gördüğü gibi aynısını uygulamak demektir. Tahkiki iman ise araştırarak, sorgulayarak, bizzat gerçeğe vararak yaptığı iman, gerçekleştirdiği iman demektir. İslam inancında imanın mahiyetine geldiğimizde, iman arkadaşlar aslında bilgiyi daşan bir boyuta sahiptir. Çünkü her bilen gerçekten imana ulaşıyor mu? Hayır maalesef ki bilmek demek iman etmek demek değildir ama iman edebilmek için de gerçek bilgiye sahip olmak gereklidir. Peki iman amel ilişkisinde iman arkadaşlar amelle doğrudan ilişkilidir aslında. Eğer iman eden bir kişi ise bunu amelleriyle gösterebiliyor olması gerekir. Yani ben Allah'a inanıyorum diyen bir kişinin bunu davranışlarında ve sözlerinde harekete geçiriyor olması, davranışa döküyor olması gerekir. O yüzden imanla amel arasında da sıkı bir ilişki vardır diyoruz. İmanın taklitten tahkiki ulaşması gerekir. Yani ilk önce ve taklitte başlayabilir bazı şeyler ama onun gerçek bir iman olabilmesi için, gerçek bir imana ulaşabilmesi için illaki insanın akıl süzgecinden geçirmesi, araştırması ve sorgulaması gereklidir arkadaşlar. Bununla ilgili size bir soru hazırladım. Bu gerçek imana ulaşma konusunda yani başkalarından görerek yapma konusunda İslam dini insanın nasıl ki akıl süzgecinden geçirmesini istiyorsa bununla ilgili ayetler de var. Diyor ki: Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı bu mesajı, buradaki verilmek istenen mesajı en iyi anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman biz babalarımızı bunun üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. O zaman ne? Babası nasıl yapıyorsa aynısını yapıyor. Annesi nasıl yapıyorsa o. Ataları nasıl yapıyorsa öyle yapmışlar. Bu kavram arkadaşlar taassup kavramıdır. Yani düşünmeden, anlamadan ve sorgulamadan sadece körü körüne inanmak demektir. Ataları nasıl yaptıysa, geçmişte nasıl yapıldıysa ama doğru ama yanlış demeden sorgulamadan inanmak demektir taassup kavramı. Taassup daha önceki sorularda sorulmuş ve kavramı olarak da istenmiş kazanımlardan bir tanesidir arkadaşlar. Din dediğimiz zaman Din Allah tarafından evet peygamberler aracıyla gönderilen ilahi kurallar bütünüdür. O zaman dinin bir takım özelliklerinin olması gerekiyor öyle değil mi? Din bir ilahi kaynaklı olmalıdır. Özgür irade ile seçilmesi gerekir. Yani hiçbir baskı ve altında olmadan zorlama olmadan seçilmesi gerekir. Ve dinin kişiyi dünya ve ahiret mutluluğuna da ulaştırması gerekir. Burada iki tane kavramdan bahsedeceğiz yine. Uluhiyet kavramı ve ubudiyet kavramı. Din dediğimiz zaman dinin iki boyutu var. Bir ilahlık boyutu var. Yani Allah'ı ilgilendiren boyutu var. Bir de ubudiyet. Yani kulu, bizleri ilgilendiren, insanları ilgilendiren iki boyutu vardır arkadaşlar. İnsan doğası gereği yani fıtratı gereği. Bakın fıtrat demek insanın doğuştan getirdiği özellikleridir arkadaşlar. Yabancı bir kelime değil aslında bize. Biz doğuştan getirdiğimiz özellikleri kendimizde biliyoruz. O yüzden insanın doğuştan getirdiği bu özelliklerini biz fıtrat diyoruz ve Hazreti Muhammed de diyor ki her doğan fıtrat üzere doğar. Yani kendisini, çevresini anlayabilme gücüyle doğar. Bu yetenekle doğar ve bununla yaratılmıştır diyor. Ve o zaman İnsan doğası gereği inanma ihtiyacı içerisinde midir? Evet, İslamiyete göre insan doğası gereği, fıtratı gereği bir Allah'a, yüce bir varlığa inanma ihtiyacı içerisindedir. O yüzden imanın ilk önce kalbin tasdik etmesi ve bu tasdiyi de kalbindeki bu tasdiyi de eyleme dönüştürmesi gereklidir arkadaşlar. İslam inanç esaslarının özellikleri dediğimizde bu İslam inanç esaslarında Hani bize küçükken öğrettikleri imanın şartları var ya arkadaşlar. İslam'ın inanç esasları dediğimizde bunu anlamamız gerekiyor. İmanın şartları yani Allah'a iman peygamberlere iman, kutsal kitaplara iman, ahirete iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman gibi altı tane saydığımız o imanın şartlarının özellikleri arkadaşlar. Bu imanın şartları ilk önce insanın fıtratına uygun olmalıdır değil mi? Öyle olması gerekir ki insan inanabilsin, kendisini rahat hissedebilsin. O yüzden bu inanç esasları insanın fıtratına uygundur. Açık ve anlaşılırdır. Yani Allah'a imanın açık ve anlaşılır bir tarafı vardır. Ve tabii ki vahiy kaynaklı olması gerekir. Vahiy kaynaklı olmadan Herkesin e, bizzat aklını kullanarak Allah'a ulaşabilmesi mümkün olmadığı için de mümkün olmayabileceği için de Allah tarafından kutsal kitaplar ve peygamberler gönderildiğini biliyoruz. Ve dogmatik de değildir arkadaşlar. Yani sorgusuz sualsiz inanmayı ve koşulsuz bağlılığı da reddeder. Eğer isterse sorguladığı için inanmak isterse o zaman baskı ve zorlamayla değil, sorgusuz değil, sualsiz değil onu inanarak bizzat isteyerek kendisinin vahye dayalı olarak inanıyor olması gerekir. Bir de hür irade ile tercih edilmesini söyledik. Baskı ve zorlama olmadan yine aklını kullanarak inanıyor olması gerekir. Dengeli bir yaşamı esas alması gerekir. İslam dini her zaman orta yolu tutmasını sırat-ı müstakimi önemser arkadaşlar. Sırat-ı müstakim orta yol demektir. Yani dengeli bir yaşam demektir. İslam dini aynı zamanda tevhid inancına da dayalıdır. Tevhid inancı bir ve tek olan Allah'a inanmak demektir. Bir ve tek olan Allah tevhid inancında e, özetlenmiştir. Bunun özeti de Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'dir arkadaşlar. İhlas suresinde tevhid inancı özet bir biçimde yer almaktadır. Evet arkadaşlar Esma-ül Hüsna dediğimiz zaman Esma-ül Hüsna en güzel isimler demektir. Esma isimler Hüsna ise en güzel demektir. Kim için kullanılıyor? Allah için kullanılıyor. Biz tabii ki birisini tanımak istediğimizde onun özelliklerine bakarız değil mi? Onun özelliklerine, isimlerine bakarız. Onun hakkında bilgi edinmek isteriz. Bir kişiyi en iyi tanıyabilmek için, e biz de yüce yaratıcıyı tanıyabilmek için, onun hakkında bilgi sahibi olabilmek için Esma-ül Hüsna'ya bakarız arkadaşlar. Ve Esma-ül Hüsna Kur'an-ı Kerim'de 99 ismi Allah'ın geçmektedir ve onun isimleri Kur'an-ı Kerim'de ve sıfatları yer almaktadır. İslam ve ibadet bu. inandığımız Allah'a o 99 ismi ve sıfatlarıyla beraber tanıdığımız ve inandığımız Allah'a ibadet etmek de Kur'an-ı Kerim'de özellikle önemsenmiştir. İbadet etmek arkadaşlar kulluk etmek demektir. Yani o sevdiğiniz yüce yaratıcı için bir şeyler yapabilmek demektir. Elinizden geldiğince işte kulluk etmek, itaat etmek, saygı duymaktır ibadet. Dini bir kavram olarak ise ne anlayacağım ben ibadetten? Müminin sırf Allah rızasını gözeterek bir takım emirlere uyması yasaklarından da kaçınmasıdır arkadaşlar. Özetel olarak böyle söylemem gerekiyor. Müminin yani inanan kişinin Allah'ın rızası için olması gerekir. İbadet olabilmesi için Allah'ın rızası gereklidir. Hiçbir gösteriş olmadan olur. O zaman bizim ibadet dediğimiz zaman aklımıza gelen namaz, oruç, zekat, hac, bunlar bizim ibadetlerimizdir. Bunlar özette aldığımız ibadetler en temel anlamıyla anladığımız ibadetlerdir. Fakat bu, bunun bir de genel anlamda anlamamız gereken ibadet kavramı var. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığınız bütün davranışlar, sözler, fiiller arkadaşlar yine ibadet olarak değerlendirilir. Ve bunlara salih amel denir arkadaşlar. Salih amel dediğimiz zaman salih, iyi, amel de davranış demektir. İyi davranışlar. Senin yoldan bir taşı kaldırman da, salih ameldir ve dolayısıyla ibadettir arkadaşlar. İslam dininde bu bir ibadet olarak görülmüştür ve önemsenmişti. İslam'da ibadet yükümlülüğü dediğimiz zaman bununla ilgili yani yükümlü olan kimselere mükellef denir. Mükellef sorumlu olan kişidir. Peki bu mükellefin davranışları yani efali mükellefin, mükelleflerin fiilleri bir takım isimler almıştır İslam dininin içerisinde. Farz, vacip, sünnet, mendup, mübah, mekruh ve haram olmak üzere. Bunlardan mükelleflerin fiillerinde farz hepimiz biliyoruz. Herkesin yapmak zorunda olduğu davranışlardır, ibadetlerdir. Vacip dediğim zaman farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen ibadetlerdir. Farz ile sünnet arasındadır vaciplik kesinlik bakımından. Sünnet dediğimiz zaman arkadaşlar Hz. Muhammed'in sözlerine ve fiillerine diyoruz biz. E, müstahap dediğimiz zaman da e, bizim... Yani bunu yapmakta herhangi bir sakınca olmayan aynı şekilde mübah da herhangi bir şekilde yapmakta sakınca olmayan davranışlardır. Hatta izin verilen davranışlardır. Mekruh ise hoş karşılanmayan davranışlardır. Haram ise kesinlikle kaçınılması gereken davranışlardır. Bizim bu yaptığımız ibadetlerde bunların her birisi bir ibadet kavramıdır. Bu ibadetlerde yani farz ibadetinde de vacip de sünnette de mübahta da bizim bir takım ilkelerimiz vardır arkadaşlar. Bunlar yani eğer sen bir ibadet yerine getiriyorsan bir davranış yapıyorsan bunun ibadet olarak sayılabilmesi için Kur'an ve sünnete uygun olması gerekir. Kur'an ve sünnete uygun olmayan hiçbir davranış ve söz ibadet olarak değerlendirilemez. Bir de niyetinde Allah rızasının olması gerekiyor ve bunu Allah rızası için yapmış olman ibadet niyetiyle yapmış olman gerekiyor. Bir de ihlas. İhlas dediğim şey arkadaşlar samimiyet demektir. İçtenlikle yapıyor olman gerekir. Gösterişten uzak yapıyor olman gerekir ve ihsan. İhsan da Allah'ın seni görüyor olduğunu bilerek davranmak demektir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili sizin için bir soru hazırladım. Bakınız sorunun içerisinde farz, sünnet, vacip, mübah ve mekruhun tanımları yapılmıştır. Bunlardan kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangileri birbirleriyle yer değiştirilmesi gerekir ki doğru bir tanım olabilsin diyor. Farz yapılması kesin olarak emredilen, evet, yerine getirilmesi sevaba, özürsüz olarak da terki günaha veya küfre sebep olan davranışlardır terki olduğu zaman evet farz budur. O zaman doğru. Sünnet Hazreti Muhammed'in sözleri davranışları evet vacip yapılması dinen hoş karşılanmayan. Hmm, biraz önce ben söylerken ne demiştim farz ve sünnetin arasında vacip var demiştim. Zorluk bakımından veya yapılması zorunluluğu bakımından vacip yapılması dinen hoş karşılanmayan dedi hayır ben buna mekrut demiştim daha önce hatırlıyorsanız. O zaman ben buna bir soru işareti koydum. Mübah mükellefin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı fiiller. Evet doğru ee, yapıp yapmamakta özgürsün ister çay içersin ister içmezsin gibi mekruh ise yapılması hoş görünmeyen demiştim ama burada ne diyor yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten kuvvetli olan aa bu vacibi anlatıyor bu da mekruhu anlatıyor o zaman vacip ve mekruhun birbiriyle yer değiştirmesi ancak doğru olmasını gerektirir arkadaşlar. Allah'ın varlığı ve birliği konusunda benim insanın akıllı bir varlık olarak arkadaşlar Allah'ın varlığına ve birliğine benim ulaşabiliyor olmam gerekir. Onun varlığı ve birliği konusunda da İslam alemleri bir takım deliller ortaya koymuşlardır. Bu deliller neticesinde insanın Allah'a ulaşabileceğini, onunla ilgili bilgi edinebileceği konusunda da fikir edinmişlerdir. Bunlar nelerdir? Bir gaye ve nizam delilidir. Gaye ve nizam delilinde arkadaşlar şu ayet size ilk önce bir fikir versin. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ayet bu. Neye göre? Bir ölçüye göre. Biz bunda baktığımız zaman ilk önce insan vücuduna baktığında, kendisine baktığında, kendisinin dışındaki dünyaya baktığı zaman her şeyde bir ölçü olduğunu görüyor. Havadaki oksijen miktarında birebir ölçü var. Ona yüzde yirmi biri koyan bir güç var. O yüzden Burada baktığımız zaman havadaki oksijen miktarından, insanın vücudundaki kan dolaşımından, sindirim sisteminden, insanın beyninden, beynindeki kılcal damarlardan, yağmurun yağmasından, rüzgarın esmesinden, mevsimlerin ardı ardına gelmesinden, etçil hayvanlarla otçul hayvanların çene yapılarının bile birbirinden farklı olmasından yola çıkarak insan ne diyor? Ve diyor ki madem bu kadar bir denge var, bir düzen var dünyada o zaman bu düzen ve dengenin tesadüfü adif olması mümkün değildir. Buna da işte biz gayevi nizam delili diyoruz. Ve yani düzen ve amaçtan hareketle Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışan bir delildir arkadaşlar. Ekmel varlık deliline baktığımız zaman da ekmel mükemmel demektir. Bu mükemmel varlığa ulaşma fikri insanın aslında zihninde vardır, fıtratında vardır. Hazreti İbrahim örneğinden bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Hazreti İbrahim ne demişti? Benim Tanrım Nemrut olamaz Demişti annesine annesine sormuştu benim tanrım kim anne e bizim tanrımız Nemrut dediğinde hayır anne peki Nemrut'un tanrısı kim annesi onu susturmuştu sus sakın bu soruyu bir daha sorma yoksa Nemrut seni de beni de babanı da öldürür E o zaman Hazreti İbrahim'e annesi sus dedi aklını susturdu da pardon dilini susturdu da aklını susturabildi mi? Hayır. Annesi dilini susturdu fakat aklını susturamadı. Hazreti İbrahim dışarı çıktı. Güneşe baktı, aya baktı. Fakat hepsinde bir eksiklik gördü. Güneş battığı zaman batan bir şey benim tanrım olamaz. Aya baktı. Bu kadar parlak bir şey benim tanrım olabilir ama o da battığı zaman bu da benim tanrım olamaz. Yıldızlara baktı. Her şeye baktı. Fakat her şeyin bir sonu olduğunu gördü. Fakat tanrı dediği şey o ekmel varlık, mükemmel varlık olması gerekir. Batamaz, kaybolamaz, sonu olamaz. İşte buradan Tanrı'nın fikrine geçiyor Hazreti İbrahim ve diyor ki benim Tanrım bir olmalı, tek olmalı, eşi ve benzeri olmamalı, hiçbir şeye muhtaç olmamalı. İşte burada eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin ve göğün düzeni bozulurdu diyor. O yüzden de bir ve tek olan Allah kavramına ekmel varlık deliliyle ulaştığını görüyoruz. Allah'ın isimlerinden biraz önce bahsettik arkadaşlar. esma Hüsna'nın Allah'ın isimleri 99 ismi olduğundan söyledik. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Allah'ın isimlerinden bahsedilir arkadaşlar. Onun sıfatlarından ve isimlerinden bahsedilir. Mesela Allah'ın Muhyi isminden bahsedilir ki Muhyi Allah'ın can vermesidir, hayat vermesidir. Rahman onun merhametinin sonsuz olmasıdır ki besmelenin içerisinde de vardır değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işte yani merhameti sonsuz olan demektir. Rezzak ise isminden de anlaşılacağı gibi bol bol rızık veren demektir. Çokça rızık veren demektir. Şafi isminden bahsedilir. Şifa verendir, iyileştirendir. Ehad bir ve tek olması demektir arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman halik, bari ve musavir. Boyutları birbirinden farklı olabilir ama siz sadece yaratma sıfatı olduğunu bilin arkadaşlar. Yaratma ifa sıfatını ifade eden isimleri olduğunu. Yaratan, 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 halik, bari ve musavir olmak üzere. Bir de... Hay var. Hay, hayat sahibi olması demektir. Diri ve canlı olması demektir. Ayet-el Kürsi'den de bunu hatırlarsınız değil mi? Hüvel hayyul kayyum demiştik. Yani o hayat sahibidir diyoruz Ayet-el Kürsi'nin içerisinde de arkadaşlar. Allah'ın sıfatları dediğimiz zaman, zati sıfatları ve subuti sıfatları olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Zati sıfatları dediğimiz zaman altı tane sıfatı var vücut, kıdem, beka, mühalifetüm dil havadis, vahdaniyet ve kıyam bir nefsihi. Bu zati sıfatları sadece Allah'a ait olan sıfatlardır arkadaşlar. Başka hiçbir varlıkta olamaz. Sadece Allah'ta. Bakalım o sıfatlar neymiş? Vücut neyi ifade ediyor? Allah'ın var olmasını ifade ediyor. Onun yokluğu düşünülemez demektir vücut dediğim zaman. Onun yokluğu düşünülemez. Allah için yokluğunu düşünülemeyeceğim. Başka varlıklar için düşünülebilir ama Allah için düşünülemeyeceğini söylüyor. Kıdem dediğimiz zaman arkadaşlar başlangıcının olması olmaması demektir. Ezelinin olmaması demektir. Beka dediğimiz zaman da sonu olmaması bu öncesinin olmaması bekada sonunun olmaması demektir. Sonsuzluğunu ifade eder. Vahdaniyet dediğimiz zaman arkadaşlar vahdaniyet de Allah'ın bir olması. Vahdaniyet, birlik, vahitten gelir Arapça bir demektir. Muhalefetün dil havadis sonradan yaratılmış hiçbir varlığa benzememesi demektir. Kıyam bir nefsihi dediğimiz zamanda arkadaşlar var olmak için de hiçbir varlığa, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması demektir. Bu sıfatlar sadece ve sadece Allah da var. Peki subuti sıfatları dediğim zaman subuti sıfatlarında Allah'ta var. Fakat az da olsa insanda da var. Mesela hayat sıfatı, ilim sıfatı, semiyip sıfatı. Gelelim hayat sınıfında diri ve canlı olmaktır. Bizde de hayat var değil mi? Biz de bir hayat sahibiyiz ama Allah'ın hayat hayat sahibi olması onun yokluğu düşünülemeyecek kadar bir hayat sahibi olmasıdır. İlim bilmesi demektir. E biz de biliyoruz, öğreniyoruz bazı şeyleri. Bakın siz de bugün zatî sıfatlarını, subuti sıfatlarını öğrendiniz. Ama Allah'ın ilmi okyanusların dibine kadar, bizim şu duvarların arkasına göremediğimiz şeylere kadar bilmesi, duyamadığımız, göremediğimiz pek çok şeye dair de bilgi sahibi olması demektir. Onun ilminin sonsuz olması demektir. Ama az da olsa insanda bu var mıdır? Vardır. Semih'i duyması demektir. İnsan karıncanın ayak seslerini duyamayabilir ama Allah o karınca seslerini bile, karıncanın ayak seslerini bile duyar. Bu semi Allah'ta var ama az da olsa insanda da var. Basar görmesi demektir. İrade dediğimiz zaman da dilemesi demektir. Evet ben de dileyerek bazı şeyleri yapabiliyorum ama bir binayı yerden tutup da temelinden tutup da yukarıya doğru kaldıramıyorum. Buna gücüm yetmez. Ama Allah bunu irade ettiği zaman, dilediği zaman her şeyi yapabilmesi, ol dediğinde oluvermesi vermesi irade sıfatının onda daha fazla olduğunu bizi de, de az da olsa kendi gücümüzce irade edebileceğimizi gösteriyor. Kudret dediğimiz zaman arkadaşlar Allah'ın sınırsız güç sahibi olması demektir. E bizde de biraz bir güç var ama Allah'ın gücü sınırsız bir güce sahiptir. Bizim de ancak hayatımızı devam ettirebilecek kadar bir gücümüz var. Kelam sıfatı dediğimiz zaman arkadaşlar konuşmak demek. Benim şu anda konuştuğum gibi konuşabiliyorum ama benim konuşmam bir yere kadardır. Kendimi ifade edebileceğim yere kadardır. Ama Allah'ın konuşması maddi konuşma ve manevi konuşmak olmak üzere zaman ve mekan tanımayan bir konuşmaya bağlıdır. Tekvin yaratmak sıfatıdır. Yaratmak evet insan içinde kullanılıyor. Mesela bir eser yaratmak, bir resim çizmesi, bir heykel yapması bir şeyler ortaya çıkarıyor. Fakat Allah'ın yaratması hiç yoktan var etmesi demektir. Demek ki zatî sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise Allah'ın yanında diğer varlıklarda az da olsa olabilen sıfatlardır arkadaşlar. Gelin bununla ilgili bir soruya bakalım isterseniz. Sorumuz sözünü ister gizleyin ister açığa vurun bilin ki o sinelerin yani gönüllerin özünü bilir. Hiç yaratan bilmez mi? o ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Burada hangisinden bahsediyor arkadaşlar? Hiç yaratan bilmez mi diyerek sana soru soruyor. Nedir peki hangi Allah'ın sıfa Allah'ın hangi sıfat üzerinde durmuş? Hayat mı? İlim mi? Semi mi? Semi duymak demekti. Basar mı? Görmek mi? Tekvin yaratmak mı? Hayır. Bilmek üzerinde durulmuş. Yani ilim sıfatı üzerinde durulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tarz sorular çıkacak işte sizin e, evet bizzat hayat nedir, ilim nedir, semi nedir diye sormayabilir ama ayeti verir. Allah'ın hangi sıfatı üzerinde durulduğunu sizden isteyebilir. O yüzden semiye ne demektir, biliyor olmamız gerekir. Basar'ın ne demek olduğunu biliyor olmamız gerekir arkadaşlar ki soru üzerinde yorum yapabileyim. Şimdi insanın Allah ile irtibatı var. Evet, ibadet bunlardan bir tanesi. Bir başkası. Dua da bundan bir tanesidir. Başka Kur'an okuyarak da insan Allah ile irtibat kurabilir. Başka insan tövbe ederek de Allah ile irtibat kurabilir arkadaşlar. Bunlardan insanın Allah ile ibadeti konusunda yine sorumuz var. E, dua aslında biliyorsunuz ne demek olduğunu, ibadetin de ne demek olduğunu, nelerden kastettiğimizi, Kur'an okumanın da Allah ile bir konuşma olduğunu, tövbenin ve istiğfarın da ne demek olduğunu aslında bunları biliyoruz. Af dilemektir, Kur'an okuyarak Allah ile konuşmaktır, ibadet Allah ile bir irtibata geçebilmek için uğraşmak demektir. Duada bizzat Allah ile konuşmaktır. Dilek ve temennilerimizi Allah'a iletmemiz demektir. Arkadaşlar dua dediğimizde, duada insanın bütün temennilerini ve isteklerini Allah'a iletmesi vardır. Allah diyor ki bize, dualarınız olmasa sizin ne ehemmiyetiniz var, ne öneminiz var. O yüzden insanın dua etmesi gerektiğini söylüyor. Peki, duamızın kabul olmadığını falan söylüyoruz ya bazen. O zaman e o zaman bu duanın sevabı bile bizlere yetebilir öyle değil mi? İbadet dediğimizde ibadet Allah rızası için yapılan iş ve davranışlar dedik biraz önce. En temel manada namaz, oruç ve zekatı anlayabiliriz ama çok geniş manada algılıyoruz biz ibadeti. Güzel söz söylemek de bir ibadettir. Tebessüm etmek de bir ibadettir. Yoldan zarar verici bir taşı kaldırmak da bir ibadettir. O yüzden ibadeti Allah ile irtibat kurma yollarından birisi olarak algılıyoruz. Kuran okuma dediğimiz zaman Allah bize bir mektup göndermiş arkadaşlar. Siz sevdiğinizden bir mektup gelse onu okmaz mısınız? Elbette ki okursunuz. Döner döner tekrar okursunuz. İşte Kur'an-ı Kerim de onlardan bir tanesidir. Allah bize bir mektup göndermiş. Bizim okumamızı ve ahirette ve dünyada mutluluğumuzun olabilmesi için orada bize cümleler söylemiştir. O cümleleri okumak da bizim görevimizdir. Allah ile irtibat kurma yollarından birisidir. Tövbe. Arkadaşlar, insan mükemmel bir varlık değil. Elbette ki hatalarımız olabiliyor. Hatalar yapabiliyoruz. Zaten Allah insanı bu şekilde de yaratmış. Hata yapabilme özelliğiyle yaratmış. Fakat hata yapabilme özelliği var da bundan hatasını anlayıp geri dönebilme, af dileyebilme özelliği yok mu? O da var işte. O yüzden hatasını anladıktan sonra Allah'tan af dileyebilmesi, bir daha bunu yapmayacağına dair söz vermesi tövbe kavramıyla ifade edilmektedir arkadaşlar. Bakınız burada size dua ile ilgili bir soru hazırladım. Burada bir sürü cümlelerden oluşan bir paragrafımız var arkadaşlar. Sözlük anlamından doğanın çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek olduğunu söyledik. Dini bir terim olarak insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesi olduğunu söyleyebiliriz. Temeli yani e, duanın temeli insanın Allah haline arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua Allah ile kul arasında bir irtibattır. Bir ayette de ki duanız olmasa Rabbim size niye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Sadece Allah'a yöneltilmesi... Allah'tan başkasına putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara doğa ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. Hangisine değinilmemiştir burada diyor? Duanın kelime anlamının istemek olduğuna vurgulanmış mı arkadaşlar? Evet dua istemek demektir. Sabırla dua etmeye vurgulanmış mı? Hmm, sabırla. Hiç burada sabırla dua etmekten bahsedilmedi. Peki C'ye bakıyorum. Allah'tan başkasına dua edilmeyeceğine. Evet Allah'tan başkasına dua edilmeyeceği vurgulandı. Halimizi Allah'a arz etmek olduğu söylendi mi? Evet Allah'a haline arz etmesi söylendi. Maddi ve manevi isteklerimizi iletebileceğimizi söyledi mi? Evet burada maddi ve manevi isteklerini arz edebileceği söylendi. Fakat sabırla dua etme konusunda söylenmedi. Bu gibi sorularda arkadaşlar sizin okuduğunuzu anlama becerinizi de ölçecektir. Yeteneğinizi de ölçecektir. O yüzden lütfen bu paragrafları okurken anlamaya çalışın. Kavramlardan ziyade hani sizin burada okuduğunuz anlamayı ölçecektir. Burayı anladıktan sonra buradaki cevabı bulabilmeniz çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. İkinci fasiküle geçtik arkadaşlar. İkinci fasikülümüzde Kur'an'da gençler ve Hazreti Muhammed'i alacağız biz. Hazreti Muhammed tabii ki aslında Kur'an-ı Kerim'de bir genç olarak vurgulanmış. Hem de nasıl bir genç biliyor musunuz? Hem güvenilir hem de herkese güven veren ve bunun yanında ee, Hz. Muhammed'in e, herkese cesaret veren, insanları bir araya toplayan bir genç olarak anlatıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Peki Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'den önce hangi gençler anlatılmış? Bir, Hz. Muhammed anlatılmış mı? Anlatılmış ama ondan önce Hz. İbrahim de anlatılıyor arkadaşlar. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. Meryem onlar da birer genç olarak anlatıldığını görüyoruz biz. Ve burada Hz. İbrahim'den bahsediyoruz sederken biliyorsunuz biraz önce hikayesini anlattım ya size. Annesine sormuştu benim tanrım kim sorusunu sorduğunda Nemrut demişti. İşte oradan aklıyla Allah'ı bulan bir peygamber olarak geçiyor arkadaşlar. Evet çocukken kendisinin peygamber olduğunu bilmiyor ama daha sonrasında kendisine peygamberlik veriliyor. Aklıyla Allah'ı bulan bir kişi olarak Hazreti İbrahim genç olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bir diğeri Hazreti Yusuf arkadaşlar. Ne demiştir Hazreti Muhammed? En güzel kıssadır demiştir. Hazreti Yusuf kıssası için Hani bilirsiniz hepiniz televizyonda da çokça Hazreti Yusuf'la ilgili diziler de yer almakta. Dizisi bile yapılmıştır bunun. Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kıskançlık sebebiyle kuyuya atılmış. Babasından ayrılmış. Daha sonra Mısır'a köle olarak satılmış. Köle olarak girdiği sarayda daha sonra maliye veziri olmuş. Ve orada en yüksek noktaya kadar gelmiş. Namusu sebebiyle, çalışkanlığı sebebiyle, aklı sebebiyle kendisinin üst düzeylere kadar geldiğini görüyoruz. Ve daha sonrasında da kardeşlerini affettiğini ve onlarla beraber mutlu bir şekilde yaşadığını görüyoruz Hazreti Yusuf'un. Hazreti Yusuf'tan kendimize çıkarabileceğimiz bir genç olarak kendimize çıkarabileceğimiz pek çok özellik vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasının nedeni de gençler olarak bizim Hazreti Yusuf'tan kendimize kıssalar çıkarabilmemiz, bu kıssadan hisseler çıkarabilmemizdir. Aynen Hazreti İbrahim'in aklını kullanan bir genç olarak var olması anlatılması gibi. Gibi. Hazreti Musa da yine bir genç olarak anlatılır. Hazreti Musa'yı da biliyorsunuz. Firavun'un sarayında büyüyen bir çocuk aslında Hazreti Musa. Annesin, annesi onu öldürüleceği korkusuyla Nil nehrine bırakmıştı ve Firavun'un karısı bulmuştu onu Nil nehrinin kenarında ve Firavuna demişti bu çocuğu ben büyütmek istiyorum bana gönderilen bir hediye bu demişti ve Firavun ne kadar rüyasında kendisini öldürecek olan kişinin İsrail geleceğini biliyor olsa da karısının isteğini geri çeviremedi ve e, o çocuğu kendi sarayında besledi ve büyüttü. Fakat Hz. Musa orada büyüdü de Firavun'un tanrılığını kabul etti mi? Etmedi. Bir ve tek olan Allah'ı ona ve diğerlerine anlatmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Ta ki Mısır'dan çıkıp da o Kızıl Deniz'in kenarına geldiğinde yanında inananlar dediler ki Ey Musa biz bittik işte. Şimdi bittik dediğinde Hazreti Musa hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı. Ve beni Rabbim burada yalnız bırakmayacaktır dedi. O yüzden biz gençler de arkadaşlar hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalıyız. Bizi yaratan Allah bize verdiği akılla mutlaka bize bir çıkış yolu verecektir. Ve Hazreti Musa da orada o çıkış yolunu görüyor. Ve ondan sonrasında Allah'a olan güvenini hiçbir zaman da kaybetmiyor. Aynen Hazreti Yusuf gibi o kuyuya atıldığı zaman da diye kapılmadı. Zindana atıldığı zaman da kapılmadı. O yüzden kendimizi zindana kapatıldığımızı hissettiğimiz zamanlar olabilir. Bazen kendinizi karamsar gibi görebilirsiniz. Hayır. Hiçbir şekilde Allah'a inanan bir kişi kendisini hiçbir zaman ümitsizliğe kapılamaz. Bir Müslüman ümitsiz olamaz. Allah nasıl Hazreti Musa'yı Kızıl Deniz'de orada müşriklerden kurtardıysa, inanmayanlardan kurtardıysa, Hazreti Yusuf'u nasıl kuyudan kurtardıysa bizleri de o düştüğümüz zor durumdan mutlaka ki kurtaracaktır. Hazreti Meryem, Hazreti Meryem de bir kadın olarak, genç bir kadın olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Evet o dönemlerde Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya bir mucize olarak getirmiştir. Fakat pek çok suçlamayla karşılaşmasına rağmen Hazreti Meryem iffetinden ve namusundan hiçbir zaman ödün vermeden hiç kimseye de kulak asmadan hayatına devam etmiş bir kadın olarak genç bir kadın olarak anlatılır. Peki Ashabı Keyf Ashabı Keyf de köpekleriyle beraber bir mağarada 300 yıl boyunca uyuyan 7 tane gençtir arkadaşlar neden mağaraya sığmışlardı? Kendilerine inanmayan, yani Allah'ın birliğine inanmayan putperestlerden kaçmışlardı onlarda ve ölüm tehlikesi vardı onlar içinde. Bir mağaraya sığındılar, orada uyuya kaldılar. Fakat tehlike geçene kadar Allah onları uyuttu. Uyandıklarında bir baktılar ki ne o kendilerini kovalayanlar var, ne de putperestler var. Kendileri ama yaşamaya devam ediyor. Unutmayın, kötülük bir zaman mutlaka bitecektir ama iyi olanlar yaşamaya her zaman devam edecektir arkadaşlar. Hazreti Muhammed dediğimiz zaman Hazreti Muhammed gençlere o kadar çok değer vermiştir ki arkadaşlar. Hz. Muhammed çevresinde sanki yaşlılar varmış gibi görünüyor, değil mi böyle? Sanki yaşlılardan oluşuyor onun çevresi. Hayır, Hz. Muhammed'in çevresinde bakın 25 yaşında, 21 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında ve dahi 10 yaşında gençlerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz onlara bakalım. Mus'ab bin Umeyr kimdir? Ee, ve Muaz bin Cebel kimdir? Usame bin Zeyd kimdir? Onlara bir bakalım isterseniz. Bizler arkadaşlar burada Musab bin Umeyr deyince ben size zengin diye bir kavram koydum oraya. Bu zengin kavramı ne demek biliyor musunuz? Yani ben buraya zengin bir aileden geldiğini fakat bu zenginliğini tamam, tamamen bırakıp da Hazreti Muhammed'in yanında yer aldığını falan uzun uzun yazmadık. Siz burada zengin olduğunu görünce Musab bin Umeyr'in zengin bir aileden olduğunu anlıyorsunuz. Ne zaman 25 yaşındayken arkadaşlar Medine'ye onun öğretmen olarak gönderildiğini görüyoruz. Öğretmen istemişler ondan ve Hazreti Muhammed Musab bin Umeyr'in zeki ve akıllı olmasından dolayı onu öğretmen olarak Medine'ye gönderdiğini görüyoruz. Ve daha sonrasında ne olmuş biliyor musunuz? Uhud Savaşı'nda şehit olmuş. Şehit olunca o zengin olan Musab bin Umeyr var ya, üstünü örtecek hiçbir şey bulamamışlar. Oradaki bir şalı alıyorlar, üstünü örtüyorlar. Başını örtünce ayakları açık kalıyor. Ayaklarını örtünce başı açık kalıyor ve ondan sonrasında Hazreti Muhammed de daha sonra ayaklarına ot koyduruyor ve şalı da başını örttürüyor. Yani o kişiler, bu gençler hayatlarını, mallarını, mülklerini, her şeylerinden vazgeçmişler ve Hazreti Muhammed'in yanında yer almış. Gep genç insanlar olduklarını görüyoruz. Muaz bin Cebel'e baktığımız zaman arkadaşlar Muaz bin Cebel de 21 yaşında Yemen'e vali olarak gönderildiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda öğretmenlik görevi de var Muaz bin Cebel'in. Ve Hazreti Muhammed ona şu soruyu soruyor. Gittiğin zaman diyor yönetici olarak gittin oraya. Bir soru geldi sana. Nasıl hüküm vereceksin? E diyor Kur'an-ı Kerim'e bakarım. Kur'an-ı Kerim'de bulamadın onu. Neye göre hüküm e, sizin sözlerinize bakarım ya Resulallah. Peki benim sözlerimde de onunla ilgili bir şey bulamadın. O zaman o zaman diyor kendi aklım da hüküm veririm diyor. Hazreti Muhammed de onun doğru olduğunu söyleyerek yaptığı şeyin doğru olduğunu söyleyerek Muaz bin Cebeli onaylıyor arkadaşlar. Muaz bin Cebeli bu özelliğiyle bu hadiste de biliyor olmamız gerekir arkadaşlar. Usame bin Zeyd'e baktığımız zaman Usame bin Zeyd Önemli yine komutanlardan bir tanesidir. Kumandan olarak Hazreti Muhammed'in onu görevlendirdiğini görüyoruz. Ve Usami bin Zeyd Hazreti Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur arkadaşlar. Hani azatlı kölesi var ya Zeyd. Onun oğlu Usame bin Zeyd. Zeyd'in oğlu diyoruz biz. Ve Hazreti Muhammed onu torunu gibi seviyormuş. Kendi çocuklarından hiçbir zaman ayırt etmiyormuş. Usame 18 yaşını doldurduğu zaman onu biz kumandan olarak gönderdiğini görüyoruz. Ve hatta öyle ki Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ebu Bekir'in olduğu bir orduya bile kumandanlık yaptığını görüyoruz. Kaç yaşında? Daha 18 yaşındayken. Baktığımız zaman arkadaşlar Attab bin Esid dediğimizde 20 yaşında Mekke valisi olduğunu görüyoruz. Hazreti Ali'ye geldiğimiz zaman Ebu Talib'in oğlu biliyorsunuz ve Ebu Talib'in amcası Hazreti Muhammed'in amcası olduğunu da biliyoruz. Hazreti Ali 10 yaşındayken Hazreti Muhammed'e inanıyor. Daha çocukken 10 yaşındayken Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanıyor ve onun yoluna giriyor. Ve hatta Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman hani orada kardeşlik ilan etmişti ya. Hicret edenlerle orada onları karşılayanlar arasında yardım edenler arasında ensar ve muhacir kardeşliği ilan edilmişti. Bu muahat kardeş ilan etmek demektir. Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed kendisine kardeş ilan etmiş işte. Ve Hazreti Ali sancaktardır arkadaşlar ve döne döne hani böyle savaşan manasında haydar kerrar sıfatı verilmiştir ona. Haydarı kerrar denmiştir. Yani döne döne savaşan demektir. Hazreti Ali için bu tanımın kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra Erkam bin Ebi Erkam çok önemli bir kişi. Darül Erkam diyoruz onun içinde. Yani Erkam'ın evi. Dar ev demektir. Erkam da Erkam'ın evi demektir. Ne işe yarıyormuş bu da? Darül Erkam ne işe yaramış? Hz. Muhammed'in ilk dönemleri biliyorsunuz gizli bir tebliğ faaliyetlerinin yapıldığı dönemdir. Bu gizli tebliğin yapıldığı dönemlerde Hz. Muhammed bir mekan arama, arayışı içerisindeydi ve Darül Erkam da bu tam da bu dönemde ortaya çıktı. Erkam dedi ki Erkam bin Ebi Erkam dedi ki ey Muhammed benim bir evim var bu evi sen merkez olarak kullanabilirsin. Hani seni müşrikler inanmayanlar senin arkanda gezip duruyorlar ya senin bunları anlatmanı iyi ve güzelliği anlatmanı istemiyorlar ya sen bu benim evimde anlatabilirsin ve Darül Erkam o yüzden ilk üç yıl içerisinde yapılan tebliğ faaliyetlerinde İslam'ın anlatılmasında en önemli yerlerden birisidir arkadaşlar. Hazreti Ayşe'ye baktığımız zaman Hazreti Ayşe Hazreti Muhammed eşidir arkadaşlar. Ama aynı zamanda da Hazreti Ebubekir'in de kızıdır Hazreti Ayşe. Buradaki 2210 ne biliyor musunuz? 2210 tane hadis rivayet ettiği vakıftır arkadaşlar. Hadis kitaplarında Hazreti Ayşe'nin 2210 tane hadis rivayet ettiği yazılıdır. Yani Hazreti Muhammed'i bizzat gören tanıyan, bilen, onunla yaşayan, onun her halini bilen bir kadın olarak Hazreti Ayşe'nin hem kadınların eğitiminde yer aldığını ve gelecek nesillere de hadis rivayet ettiğini görüyoruz. Hazreti Ebubekir'in kız olduğunda söyledik. Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed'in vefatından 6 ay sonra o da e, hayatı gözlerini yummuştur. Tek çocuğu kalmış. Hazreti Muhammed bütün çocuklarının vefatını görmüş. Sadece Hazreti Fatıma Hazreti Muhammed'den altı ay sonra vefat etmiştir. Ve Hazreti Fatıma'yı cennetle müjdelemiştir Hazreti Muhammed. Cennete gidecek kadınlardan birisi olarak saymıştır. Diğerleri kimler? Hazreti Meryem'i saymış mesela, Hazreti Hatice'yi saymış, daha sonra Firavun'un hanımı Asiye'yi saymış, e bir de kendi kızı Fatma'yı saymış. Hazreti Fatıma'nın İslam'ın anlatılmasında, Hazreti Muhammed'in İslam'ı anlatırken her daim yanında olan kişilerden bir tanesi olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Esma binti Ebu Bekir, o da çok önemli bir kişilik biliyor musunuz arkadaşlar? Hazreti Muhammed'in hayatında olan gençlerden bir tanesi. Hani Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ederken orada bir mağaraya girmişlerdi de. O mağarada onları müşrikler bulamamışlardı ya hatırlıyor musunuz? Orada işte üç gün kalmıştı Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir. Üç gün boyunca orada onlara su ve yemek kim götürdü? İşte Esma bin Tebu Bekir götürdü. Peki bu zatun nitakeyn ne demek? O da Hazreti Esma bu şeyi götürürken yemekleri ve suları götürürken o sıkırbalarını, su torbasını ağzını kapatacak bir şey bulamamış. Belindeki kuşağı çıkarıyor, onu ikiye bölüyor ve o iki kuşakla bağlıyor. İşte Hazreti Muhammed de bunu görünce onun verdiği bu mücadeleden dolayı, onun bu becerikliliğinden dolayı da ona zatun nitakeyn demiştir. Yani iki kuşak sahibi demiştir ve sana cennette iki kuşak vardır diyerek de Hazreti Esma'yı cennetle müjdelemiştir. Cafer bin Ebi Talip arkadaşlar. Cafer bin Ebi Talip bakın Ebi Talip'in oğlu demektir Cafer. E o zaman Hazreti Ali'nin de abisi oluyor arkadaşlar. Hazreti Ali ile de kardeş oluyorlar. Ve Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerden birisidir aynı zamanda Cafer bin Ebi Talip. Ve Cafer bin Ebi Talip'in bir diğer özelliği Habeşistan ve kafile başkanı. Yani hani Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce ilk önce Habeşistan'a hicret ediyorlar ya. O Habeşistan'a giderken e, ilk önce Müslümanlar kendilerinden bir elçi gönderiyorlar. Bu elçi de işte Cafer bin Ebi Talip'tir. Çünkü e müşrikler o dönemde Müslümanlar hiçbir yere gidemesinler diye Habeşistan'a bile elçi gönderdiler kabul etmeyin bunları dediler bozgunculuk çıkarıyor dediler türlü türlü iftira attılar Cafer bin Ebi Talip Habeşistan kralının karşısına geçip de Müslümanları ve kendilerini o kadar güzel anlatmış ki Habeşistan kralı onları kabul ediyor kendisi Müslüman olmamasına rağmen o yüzden Cafer bin Ebi Talip Müslümanların bu şekilde sözcülüğünü yapan Habeşistan'a hicret ederken onların elçiliğini yapan bir kişidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet Hazreti Muhammed'in şahsiyetine baktığımız zaman arkadaşlar Hazreti Muhammed'in insani yönü Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene kavramıyla ifade edilmektedir. Yani üsve-i hasene en güzel örnek demektir. Sizler için en güzel örnek olması Hazreti Muhammed'in insani olarak bizlere örnek olması üsve-i hasene kavramıyla ifade edilmektedir. Peki peygamberlik yönü dediğimiz zaman da bir kavram ortaya çıkıyor ki Hatemü'n-nebiyyin olması lazım. Hatemü'n-nebiyyin yani peygamberlerin sonuncusu. Hz. Muhammed'in son olduğunu ifade eden, onun peygamberliğinin son olduğunu ifade eden Hatem'ün Nebiyyin kavramıdır arkadaşlar. Hz. Muhammed'in peki görevleri, sorumlulukları var mıdır? Evet vardır. Hz. Muhammed'in tebliğ görevi var. Hz. Muhammed'in tebyin, temsil ve teşri. Allah'tan aldıklarını insanlar olduğu gibi ulaştırabilmesi tebliğ görevidir arkadaşlar. Tebiyin aldıklarını açıklaması demektir. Yani namazın nasıl kılınacağını açıklaması tebiyin görevidir. Temsil peki Hz. Muhammed'in davranışlarıyla örnek olması var mıdır? Evet Hz. Muhammed'in örnek alınabilmesi demektir. Temsil edebilmesi demektir. Onun görevi sorumlulukları içerisindedir. Bir de teşri görevi vardır ki Hz. Muhammed'in hüküm koyma görevidir arkadaşlar. Ayetlerden hariç Hz. Muhammed bir de haram ve hilal konusu veya bir takım emir ve yasaklar konusunda da kendisinin de hüküm koyabilmesi teşriî görevidir arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in sünnetleri açısından baktığımızda da sünnetleri üçe ayırıyoruz. Kavli sünnet Hazreti Muhammed'in sözlerini içeren sünnetlerdir. Sadece sözle söylediği sünnetlerdir. Fiili sünnetler davranışlarını içeren sünnettir. Takriri sünnet ise sahabelerin sözlerini ve davranışlarını onaylaması veya reddetmesi anlamında Takriri sünnettir arkadaşlar. Sahabelerin sözlerini ve davranışlarını onaylaması demektir. Hazreti Muhammed'in Ailesini ifade eden kavramımız da Ehlibeyt kavramıdır arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in eşlerini ve çocuklarını ve torunlarını içerisine alır. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Ehlibeyt kavramı içerisinde ki şahsiyetlerdendir. Hazreti Muhammed'e sahabe tarafından söylenen bir sözü ya da işlenen bir fiili onaylamasına ne denir? diyor soruda. Sözü dediğimiz zaman kendisinin sözlü olduğu verdiği sünnettir. Takriri sünnet işte başka sahabe tarafından söylenen bir sözü onayla ya da bir davranış onaylaması demektir fiili sünnet Hazreti Muhammed'in bizzat kendisinin davranışları tebliğ Allah'tan aldıklarını tekrar iletmesi teşri hüküm koyması demektir haram ve helal gibi emir ve yasak gibi bir takım yeni hükümler koyabiliyorsa teşri görevidir ama söylenen bir sözü ya da fiili onaylamasına takriri sünnet diyoruz arkadaşlar biz sorularda bu şekilde çıkabilir bir başka görevi yine sorularımızdan Hazreti Muhammed'in hangi görevi üzerinde durulmuştur diyor. Burada bir ayet var. Andolsun Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Allah'ı çok zikreden kimse için güzel bir örnek vardır. Bakın Hazreti Muhammed'in güzel bir örnek olmasını ne demiştik? Temsil göreviyle söylemiştik. Hazreti Ayşe ne demişti? Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı dediği zaman da yine bize örnek olduğunu Kur'an'da ne varsa davranışlarını onu dile getirdiğini söylüyoruz. Yani Hazreti Muhammed'in hangi görevi üzerinde durulmuş burada? Güzel bir örnek olması temsil görevini açıkça ortaya çıkarmaktadır arkadaşlar. Değer dediğimiz zaman arkadaşlar sahip olduğu bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin her birisine biz diyoruz. Değerleri ikiye ayırırız aslında. Maddi değerler ve manevi değerler. Elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz değerlerdir. Mesela mimari eserlerimiz maddi değerlerin içerisindedir. Ama manevi değerler dediğimiz zaman inançlarımız, örflerimiz ve adetlerimiz bunun içerisine girmektedir arkadaşlar. Peki değerlerin oluşumunda dinin etkisi var mıdır? Evet, din değerlerin oluşumunda muhakkak ki etkilidir ve örf ve adetler de değerlerin oluşumunda toplumun değerlerinin oluşmasında son derece etkilidir arkadaşlar. Bizim İslam dininin içerisinde pek çok değerlerimiz vardır. Ama kavram olarak kitabımızda geçen, fasikülde de geçen sorular hazırlanan kavramlar adalet, hikmet, şecaat ve iffet kavramlarıdır. Birbirleri de ne kadar kafiyeli. Ama ben bunu ortadan bölüyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Burası tavsiye edilen değerlerdir. Yapılması istenen değerlerdir. Fakat burası da onların tam zıttıdır. Adaletin ne demek olduğunu biliyoruz değil mi? Adalet gerçeğe uygun olarak hükmetmek demektir. Adaletin zıttı o zaman zulüm olur mu? adaleti uygulamazsanız zulmetmiş olursunuz. Hikmet Hikmet dediğimiz zaman arkadaşlar ilim bilgi de edinmek demektir. Marifet sahibi olmak demektir. Hikmetin karşılığı da yani bilgi sahibi olmanın karşılığı da zıttı da cehalettir arkadaşlar. Peki iffet? İffet bir şeyi aşırılıktan uzak olarak yapmak demektir. Dengeyi sağlamak anlamı da vardır. Evet hepimizin bildiği namus kavramı da var. Fakat iffetin içerisinde kelime anlamı içerisinde nefsin bütün aşırılıklardan uzaklaştırılması vardır. O zaman iffet haya onun zıttı da hayasızlık. Şecaat önemli bir kavramdır. Çıkabilir arkadaşlar sorularda. Şecaat dediğimiz zaman cesaret demektir. Cesaret neye karşı cesaret? Her şeye e, göğüs gelebilme, kötülüğün karşısında durabilmek demektir. Bu cesaretin karşılığı ise korkaklık demektir arkadaşlar. O yüzden İslam dininin içerisinde belli değerler vardır ve bu değerlerin olması ve bunlara bağlılık özellikle önemsenmiştir. Bunların karşılığı zıttı olarak da ayet de verilmiş arkadaşlar. Anadolu'da İslam dediğimiz zaman Türklerin İslam benimsemesinde etkili olan unsurlar var. Nelerdir bunlar? Her zaman 6. sınıftan beridir bize bahsettikleri İslam dininin Türklerin karakterine uygun olaması ve Türklerin inanışlarıyla eski inanışlarıyla İslam inancının birbirine uyuşuyor olması. İslam'daki cihat anlayışıyla Türklerdeki Afrika ülkesinin... kahramanlığın birbirine uyuyor olması ve Türklerle Müslümanlar arasındaki o olumlu ilişkiler ticarette veya işte e, seferlerde, savaşlarda kurulan olumlu ilişkiler ve bir takım mutasavvıfların İslam mutasavvıflarının Türk bölgelerine yaptıkları faaliyetlerin, tebliğ faaliyetlerinin insan sevgisini e, ve e, sevgiyi, saygıyı, merhameti ve şefkat gibi değerleri götürmesiyle Türkler üzerindeki olumlu etkilerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar İslam'ın Türklerin arasında yayılmasında etkili olan pek çok unsurlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bir takım kavramlar var. Mesela ribat kavramını ÖSYM e daha önce sordu. Ribatın ne demek olduğunu sordu. Ribat dediğimiz zaman arkadaşlar sınır bölgelerinde kurulan Askeri amaçlı sağlam yapılardır. Ribatlar sınır bölgelerine kurulur ve askeri amaçlı kurulmuş bir takım sağlam yapılardır. Fütüvet dediğimiz zaman gençliği anlıyoruz arkadaşlar. Kahramanlık, gençlik, fedakarlık diyorsa er yiğitlik diyorsa fütüvveti anlamamız gerekiyor. Fütüvvet kavram aklınıza gelsin. Ahilik dediğimiz zaman da ahilik bir teşkilattır arkadaşlar. Bir mezhep değildir. Bir e, tasavvuf alanı değildir. Ahilik bir teşkilattır. Ne teşkilatı? Esnaf teşkilatıdır aslında. Esnaflar arasında doğruluğun ve dürüstlüğün yayılabilmesi doğru bir ticaretin yapılabilmesi için kurulmuş bir teşkilattır ahilik. Ahilik teşkilatı topluma muhakkak ki pek çok unsurlarda fayda sağlamıştır ve, ve sanatkarlar ve tüccarlar Türklerin yerli sanatkar ve tüccarla yarışabilecek seviyeye gelmesine sahip olmuştur ve Anadolu'nun Türkleşmesi konusunda da ahiliğin önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki Türk milleti üzerinde İslam anlayışının oluşmasında hangi şahsiyetler etkili olmuştur dersek? E bu Hanefi'yi sayacağız arkadaşlar ki Türkiye'nin içerisindeki mezhep imamlarından e, çok fazla olduğunu mezhepler en fazla inanılan mezheplerden birisi olduğunu mensup olunan mezheplerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Hanefilik mezhebinin kurucusudur. Asıl adı Numan bin Sabit'tir arkadaşlar. Ve İmam-ı Azam yani büyük imam olarak şöhret bulmuştur. Lakabıdır diyebiliriz. Eserinin adı Fıkhul Ekber adlı eseri vardır. Caferi Sadık yine aynı şekilde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan şahsiyetlerden bir tanesidir arkadaşlar ve eee Caferi Sadık'a Caferiye ismi de verilmiştir. İmamiye ismi de verilmiştir. İsna-i Şeriyye ismi de verilmiştir. Yani 12 tane imama inandıkları için İsna-i verilmiştir. İmamin imamlığının olduğu 12 tane imamın olduğuna inanmaları sebebiyle yine İmamiye verilmiştir ve e, Caferi Caferi Sadık tarafından kurulması sebebiyle de Caferi adı verilmiştir. Maturidi yine İslam anlayışının oluşmasındaki etkili bir şahsiyettir. Kitapların ismi çok önemlidir değildir. Kitabı tevhid ve te vilatül Kur'an dediği zaman maturidiyi anlayacaksınız arkadaşlar. İmam Şafii'nin Er Risale adlı eserini asla ama asla unutmuyoruz. Eğer yukarıda bir paragraf verirse ve hangi şahsiyettir denilse en azından eserinin isminden Eş Şafii'yi çıkarabiliriz arkadaşlar. İmam Şafii'yi çıkarabiliriz. Er Risale adlı eserinden. Eş Ari'nin bir kitabı vardır. Makalatül İslamiyyin. Bu da Eş Ari'nin kitabıdır. Eş Ari arkadaşlar e akılla değil nakille mutlaka Allah'a ulaşılması gerektiğini yani Kur'an olmadan sünnet olmadan bizim Allah'ı bulamayacağımızı söyleyen eşari bir imamdır. Kitabının adı da Makalat-ül İslamiyyindir. Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet adlı kitabı vardır arkadaşlar. Yine aynı şekilde Anadolu'da İslam'ın yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Mevlana'nın eserleri Divanı, Kebiri, Mesnevi, Yefihi, Mafihi asla unutmuyoruz ahi evran esnafın piri diyorsa arkadaşlar ahi evrandır esnafın piri peki Yeniçeri ocağının piri diyorsa Hacı Bektaşi velidir sakın bunları unutmayalım ve birbirine karıştırmayalım zaten daha önce ee, ahi evranı da sordu bu manada Hacı Bektaşi veliyi de sordu esnafın piri dedi Yeniçeri ocağının piri dedi biz de unutmuyoruz esnafın piri dediği zaman ahi evranı anlıyoruz ahilik teşkilatından aklına gelsin esnaf Hacı Bektaşi veliyi de Yeniçerilerin arasında özellikle İslamiyet'in yayılmasında çok önemli olmuştur. Hacı Bektaşi Veli Yeniçeri Ocağı'nın piridir. Kitabının adı nedir? Makale at arkadaşlar. Yunus Emre yine şiirleriyle halkın arasında İslamiyet'in yayılmasına sebep olmuştur. Sarı Saltuk yine Hacı Bayramı Veli'yi de Ankaralıdır arkadaşlar. Ankara'da Kara Medrese'de müderrislik yapmış ve İslamiyet'i halk arasında yaymıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bakınız işte burada bir soru var. Benzer bir soru bu. Çıkmış sorulardan bu parçada anlatılan alem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Asıl adı Numan bir sabittir. İmam-ı Azam diye şöhret bulmuştur. Fıkıh alanında derinleşmiştir ve Türkler arasında fikirleri rabit görmüştür diyor ve bizim Tabii ki İmam-ı Azam cümlesinden Numan bin Sabittirden fıkıh alanında ortaya çıkmasından dolayı arkadaşlar biz bu sorunun cevabına Ebu Hanife olduğunu söylüyoruz. Gönül coğrafyamız dediğimiz zaman arkadaşlar muhakkak ki bizim sahip olduğumuz İslam medeniyet ulaştığı coğrafyaları söylüyoruz. Kültürü ve medeniyeti bilmemiz gerekiyor. Kültür nedir ve medeniyet nedir? Kültür daha millidir arkadaşlar. Yani bir millete ait olan kültürdür. Ama medeniyet dediğimiz zaman sadece belli bir topluma ait olmayabilir. Pek çok toplumlar tarafından pek çok millet tarafından benimsenmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden bu kültürde belki bir tek başına kendi başına bir amaç olduğu söylenebilir ama medeniyet dediğimiz zaman burada çok daha farklı amaçların kendi başına bir amaç olmadığını bir medeniyet kurmanın çok daha farklı amaçlara hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Peki İslam medeniyeti bu manada hangi özelliklere sahip olmalıdır? Arkadaşlar İslam medeniyeti bilimsel bir medeniyettir. Bilim merkezi olarak anılmıştır. İslam olduğu yerler ve ilim medeniyeti olarak bilimsel medeniyet olarak da yer almıştır tarihte. O yüzden pek çok kültürden de etkilenmiştir. Türk, Arap, Fas, Hint kültürlerinden etkilenmiştir. Kaynağı nedir? Kaynağı vahiydir arkadaşlar İslam medeniyetinin. Ve, ve eğer başka kültürlerle karşılaştıysa o kültürleri yok etmemiş onlarla beraber bir sentez kurmuştur ve ahlakiliği de ön plana alır arkadaşlar. Belli dönemler var. Asr-ı Saadet dönemi var. Hazreti Muhammed'in de içerisine alan bir dönemdir bu. Daha sonra Talife dönemi, Emeviler dönemi, Abbasler dönemi, Selçuklar dönemi ve Osmanlılar döneminde İslam medeniyetini temsil eden belli dönemler olduğunu söyleyebiliriz. İslam medeniyetinin farklı bölgelere taşınmasında Hindistan'da Gazneli Mahmud'u unutmayacağız arkadaşlar. Hindistan bölgesine Gazneli Mahmud'un olduğunu, İran, Afrika ve Anadolu bölgesinde Saad bin Ebi Vakkas, Amr bin Az, Tarık bin Ziyad, özellikle bunlardan Tarık bin Ziyad'ı unutmayalım arkadaşlar. İslam medeniyetinin yükselmesinde peki, biraz önce söyledik, İslam medeniyetinin Türkler arasında yerleşmesinde, Anadolu'da olmasında ve bunun ileriye doğru gitmesinde farklı bölgelere taşınmasında, zaten mezhep kurucularından olan Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, i̇mam Malik, Eşari, İmam-ı Maturidi'yi zaten sayıyoruz. E peki Hacı bektaş Veli'yi, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hoca Ahmet Yesevi'yi bilmiyor muyuz? Onlar da var tabii ki İslam medeniyetinin yükselmesinde bu şahsiyetler Gazali, Yesevi, Mevlana ve Hacı bektaş Veli son derece hem sözleriyle hem eserleriyle halkın arasında medeniyet oluşturmuş ve medeniyeti kurmuş olan şahsiyetlerdir diyebiliriz arkadaşlar. İslam medeniyetinin farklı bölgelerinde hangi faaliyetler yer almıştır dersek tercüme faaliyetleri arkadaşlar çok önemlidir biliyor musunuz? Yunanca'dan, Pehlevice'den, Sanskritçe'den mutlaka ki tercümeler yapılmış neye? Arapçaya tercüme edilmiştir. Bu manada Me'mun tarafından kurulan Beytül Hikme arkadaşlar unutmayın Beytül Hikme tercüme faaliyetleriyle alakalı bir kurumdur arkadaşlar. Beytül Hikme tercüme faaliyetleri yapılmış içerisinde ve en önemli kurumlardan birisidir. Kültürün oluşmasında da son derece etkilidir. Hoca Ahmet Divan-ı Hikmet adlı eserini unutmuyoruz. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügatit Türkünü, İbn Arabi'nin Fususül Hikimini, İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserini, İbn Sina'nın El Kanunu Fittip adlı eseri, Mevlana'nın Mesnevi adlı eseri çok çok önemlidir arkadaşlar. İslam medeniyetinin oluşmasındaki en önemli şahsiyetler ve eserleri muhakkak ki soru olarak gelebilmektedir. Bunları bizler bilmemiz gerekiyor. Mevlana dediğimiz zaman Mesnevi'yi adımız soyadımız gibi bileceğiz arkadaşlar. İbn Sina'nın El Kanunu Fittibat eserini. Burada bu resim neden var? Bakınız İbn Sina ortada. Avicenna ismiyle bilinir batıda ve Avicenna ismiyle yani İbn Sina Hipokrat'ın da hemen ortasındadır, yanındadır ve Hipokrat ondan elinde bir kaseyle İbn Sina'dan alacağı bilgileri beklemektedir ve İbn Sina başında bakın kral tacıyla tıbbın kralı olarak da tarihe geçmiştir arkadaşlar. İslam medeniyeti bu manada bilimsel bir medeniyet olarak nasıl tarihe geçtiğini resimlerden de anlayabiliyoruz. İslam medeniyet izlerinin görüldüğü bölgelere bakacak olursak arkadaşlar Hicaz bölgesi ee, ve, burada Mekke var, Medine var ve Medine'nin Yesrib olarak e, isminin geçmesi var. Hadimul Harameyn olarak Osmanlı hükümdarları tarafından, padişahları tarafından Hadımül Harameyn olarak kendilerinin söylenmesi var. Yani Mekke'ye ve Medine'ye hizmetler götürdükleri için. Kudüs ve çevresine baktığımız zaman Kubreti Kubbetü Sahra'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yavuz Sultan Selim'in buraları fethettiğini ve Hıttin Savaşı ile ele geçirdiğini görüyoruz. Şam bölgesinde yine Halit bin Velid'in savaştığını, Şam Evi, Emevi, Emevi Camisi'nin burada kurulduğunu olduğunu ve surre alayı olarak buralara medeniyetler götürüldüğünü bu surre alaylarıyla medeniyetler götürdüğünü bir takım izler bırakıldığını görebiliriz. Bağdat bölgesine baktığımız zaman Bağdat diyorsa nizam mülkü anlayacağız arkadaşlar. Bağdat bölgesinde nizam mülk var. nizam mülk nizamiye medreselerini kuruyor ve burada Mansur özellikle Beytül kurması ve bir kuruculuğunu geliştirmesi var. Kanuni dediğimiz zaman da Bağdat bölgesini ele geçirmesi ve bu bölgeyi fethetmesi açısından İslam medeniyetini buraya gösterdiğini görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar. İran ve Horasan'ın Hazreti Ömer tarafından fethedildiğini, oralara kadar Hazreti Ömer tarafından fetihlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Türkistan ve Mavera Ün Nehir bölgesinde ise Hoca Ahmet Yesevi'yi biraz önce bir demiştik. Piri Türkistan demiştik arkadaşlar. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi, Piri Türkistan'dır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Türkistan'ın Piri ve yani onun hükümdarı olarak geçmektedir. Farabi İbni Sina Ali Kuşçu, Türkistan ve Mavera Ün nehir bölgesinde İslam medeniyetini oluşturmuş şahsiyetlerdendir. Bunun yanında Anadolu'da binebiliyoruz Manazgirt Seferinin olduğunu. Hacı Bektaş Veli Yunus Emre ile beraber Manazgirt Seferinden sonra İslamiyetin, İslamiyet'in bu topraklarda yayılmaya başladığını bir medeniyetin kurulduğunu görüyoruz Hacı Bayramı Veli ile birlikte. Balkanlarda Fatih'in yaptırdığı Taş Köprüyü unutmuyoruz. Sultan Murat Hüdavendigar Camii'ni unutmuyoruz. Mehmet Ali Paşa Medresesi var ve Bosna'daki Mostar Köprüsü de yine İslam medeniyetinin izlerinin görüldüğü yerlerdir. Kuzey Afrika'ya gittiğimiz zaman ise burada yine Hazreti Ömer tarafından ilk fetihlerin gerçekleştirildiğini ve e, Yavuz Sultan Selim tarafından da buranın fethedildiğini görüyoruz. Oralara kadar gittiklerini medeniyetin yayıldığını görebiliyoruz. Tarık bin Ziyad tarafından İbn Rüşd ve Abni, İbn Arabi'nin görüşlerinin oralara kadar götürüldüğünü, Kurtuba şehrini ve Kurtuba camiinin de İslam medeniyeti olarak orada varlığını devam ettirdiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve beşinci fasikülümüz din ve hayat konusu arkadaşlar. Burada ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın isterseniz e, Yüce Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır. ile ilgili? ve aileyle ilgili. İslam dini aileye son derece önem vermekte ve en sevmediği helalin boşanma olduğunu söylemektedir. Çevre, İslam dini çevrenin e, önemli olduğunu korunması gerektiğini ve bu yüzden de temizlik imandandır diyerek ve sakın dengeyi bozmayın emirlerini söyleyerek bize çevreyi korumamız gerektiğini söylemektedir. Sosyal değişim dediğimiz zaman insanlar nasıl değişim içerisindeyse ben beş yıl önceki kişi değilsem beş yıl sonraki kişi de olmayacağım. Toplumlar da aynı bu şekildedir. Toplumlar da sürekli olarak değişirler. O yüzden İslam dini de toplumun içerisinde sahip olduğu bu değişme ayak uydurur, böyle bir dinamizmi kabul eder ve o yüzden İslam kolaylık dinidir, dinidir der ve o yüzden de toplumların geliştiği e, sahip olduğu bu değişimi göz önünde bulundurarak e, bir takım kolaylık ilkeleri benimser ve bu sosyal değişime ayak uydurur arkadaşlar. Din ve ekonomi dediğimiz zaman ekonomi ile ilgili konularda mesela gasp, tefeciliği, rüşveti, faizi, kumarı, haksız kazancı İslam dini kesinlikle yasaklar ve e, işçiye e, değer verir işçinin alnının teli kurumadan onun parasının verilmesi gerektiğini söyler haksız kazancı da yasaklar sosyal adalet dediğimiz zaman arkadaşlar Hazreti Muhammed veda hutbesinde ne demişti hiç kimsenin birbirine karşı üstünlüğü yoktur demişti ve İslam sosyal adaleti son derece önemsemiştir zengin fakir siyah beyaz ayrımı yapmamıştır yaşam ve sağlık hakkı çok önemlidir İki nimet vardır ki insanlar çoğu bunların kıymetini bilmezler diyor sağlık ve boş vakit işte sağlık burada yaşama ve sağlık hakkının içerisinde İslam'ın bir emri olarak görülmektedir Dinde zorlama yoktur. Bakın düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade eder bu ayet. Dinde zorlama yoktur ayeti. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade eder. İbadet özgürlüğü. Arkadaşlar Hazreti Muhammed kendi döneminde Necranlı Hristiyanlara bile mescitte kendi ibadetlerini yapmalarına özgürlük tanımıştır. Onlar izin istemişler. Biz ibadetimizi yapabilir miyiz demişler. Ve Hazreti Muhammed de onlara izin verdikten sonra görüyoruz ki Hazreti Muhammed ibadet özgürlüğüne o dönemlerde bundan 1400 yıl öncesinde ne kadar önem vermiş ve herkesi özgür bırakmıştır bu manada. Özel yaşamın gizliliğinde ayet özellikle evlerinizde birbirinizin evlerine izinsiz girmeyin diyerek özel yaşamın gizliliğini vurgulamıştır peki eğitim hakkı eğitim çok önemli hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hayır olmaz ve ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır diyerek de ve bu eğitim hakkının İslam içerisinde nasıl önemsendiğini de özellikle göstermektedir arkadaşlar ve eğitim hakkı İslam'ın en önemli haklarından birisidir Baktığımızda din, kültür ve sanat konusunda arkadaşlar mimari de Edebiyatta ve teshipte belli isimler var. Bu isimlere şöyle bir ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Şöyle bir bakabilirsiniz. Kulak aşinalığınız olsun arkadaşlar. Biz Mimaride Mescid-i Nebevi'yi biliyoruz değil mi? Hazreti Muhammed'in Medine'ye icret ettikten sonra yaptırdığı ilk mescid Mescid-i Nebevi yani Peygamber Mescidi. Sonra Emeviler döneminde yapılan Şam Emeviye Camii. Kudüsçe Mescid-i Aksa. Sonra Mimar Sinan'ın, o koca Sinan, Mimar Sinan ne yapmış? Şehzade Camii'ni, Süleymani Camii'ni ve Selimiye Camii'sini yapmış. Çıraklık, kalfalık ve usulük eserleri işte önemli eserlerdir. Edebiyat alanında. Zaten sizler biliyorsunuz edebiyatta da çalıştınız, edebiyatta da bunları tekrar ettiniz. Yusuf Asacib'in eserini, Kaşgarlı Mahmud'un eserini, Edip Ahmet'in e, ee, Atabetül Hakayık'ını, Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmet'ini zaten unutmuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalatını söyledim. Burada da velayetnamesini söylüyorum arkadaşlar. Mevlana'nın mesnevisini biliyoruz dedik. Adımız soyadımız gibi bileceğiz. Mesnevi ve fihi mafi. Mevlana'nın eseridir. Su kasidesi. Fuzuli'nin arkadaşlar. Tesipte. Tesip dediğimiz arkadaşlar süsleme sanatıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'in böyle kenarlarında altın sulayı suyuyla böyle yazılmış bir takım yazılar, süslemeler görürsünüz. Ona işte süsleme diyoruz. Tesip diyoruz biz. El Hindiye'yi, Ahmet Hazine, Abdullah, Abdullah Buhari'yi söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki hat? Hat güzel yazma ...dır. Onda da belli isimler var. Bunda özellikle son dönemde Hamit Aytacı ve Hafız Osman'ı, Şeyh Hamdullah'ı özellikle sayabiliriz. Minyatür küçük resimlerdir. Küçük insan ve varlıkların yer aldığı eserlere biz minyatür diyoruz. Ve bunu yapan kişilere de nakkaş diyoruz arkadaşlar. Bakın hat sanatını yapana hattat diyoruz. Minyatür sanatını yapıyorsa da ona da nakkaş denir. Nakkaş daha önceki sorularda muhakkak vardı arkadaşlar. Size bir tüyo vereyim bunu söyleyebilir. Nakkaşı geçirir ne demek olduğunu sen isteyebilir. Sen bileceksin ki artık bundan sonra minyatürle alakalı Nakkaş dediğim zaman minyatür resmini yapan kişidir. Hattat dediğim zaman güzel yazıyı yazan kişidir diyoruz. O yüzden Matrakçı Nasuh bunlardan birisidir. Nakkaş Sinan Bey yine onlardan birisidir. Nigari Levni. Bunu Osmanlı tarihinden de az da olsa bilirsiniz zaten. Ebru dediğimiz zaman hani suyun üzerinde yapılan boyama faaliyetleri var ya odur arkadaşlar. Hezarfen Ahmet Efendi'yi söyleyebiliriz ve Necmettin Okya'yı son dönemlerde yine ebru alanındaki önemli sanatçılarımızdan olduğunu söyleyebiliriz. Ahlaki tutum ve davranışlar dediğimizde İslam ahlakının temelinin de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetleri İslam ahlakının temelini oluşturmaktadır. Ve İslam ahlakının konusu insanı mükemmel bir varlık olması konusunda bir yola sokmaktır ve müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanlarıdır diyerek de ihla, ahlak ile mümin olma arasında bir bağ kurulmuştur. Kaynağımız nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnettir arkadaşlar. Ve Hazreti Ayşe ne demişti onun ahlakı Kur'an ahlakıydı diyerek Hazreti Muhammed'in ahlakını da bize vurgulamış ve bizim de bu Kur'an ahlakına sahip olmamız gerektiğini söylemiştir. Peki ahlak ile terbiye arasında bir ilişki var mıdır? E tabii ki vardır insanın ahlaki özellikleri muhakkak ki terbiyesini de oluşturur. Terbiye zaten ahlak ile doğrudan bağlantılı bir kavramdır. İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar var. Yalanı biliyorsunuz tekrar etmeme hiç de gerek yok. İftira yalanın başka bir türü eğer o kişide o özellik yoksa ona iftira diyoruz. Mahremiyet ihlali işte burada tecessüs kavramını sakın es geçme. Tecessüs mahremiyet ilali demektir. Hani merak var ya tecessüste merak var. Neyi merak ediyor? İnsanların özel hayatını merak ediyor işte. Tecessüs yasaklanmıştır arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların gizli hallerini araştırmayın. Ne bu? Ayet. Ayet neyi istemiyor? Tecessüsü istemiyor. Yani merak ederek birilerinin özel hayatlarını araştırmayın diyor size. Gıybet dediğimiz zaman dedikodu zaten. Haset Hasette kıskançlık biliyor musunuz? Kıskançlık yani ateşin odunu yakıp bitirmesi nasıl olursa kıskançlığın da insanı tüketeceğini söylüyor hadisimiz ve o yüzden de haset olmasın da ne olsun gıpta olsun gıpta hasette onda olmasın bende olsun var ama gıpta da onda da olsun. Ben de o olsun özelliği var. İkisinin unutmayalım arkadaşlar. Suizan. Zandan bahsedelim. Hani zannetmek diyoruz ya. Zannetmekte kesin bilgi var mı arkadaşlar? Zannetmekte kesin bilgi yok. O yüzden zaten zannederim öyle diyoruz. Zannederim şöyle zannederim geldi. E o zaman zannın içerisinde kesin bilgi olmadığına göre ey iman edenler zannın çoğundan sakının. E o zaman zannın o kesin bilgiye sahip olmayan kısmının çok büyük hatalara sevk edebileceğini söylüyor. O da suizan. Kötü zandır bu. Zannedelim şöyle oldu. Okula gelmeyen bir öğrenci varsa, "Hocam kesin okuldan kaçmıştır." dedi. Al sana kötü zan işte. Suizan yani. Ama bunu hüsnü zan yapabilirsin. İyi bir zan. "Hocam arkadaşımız raporlu olabilir." dediğin zaman hüsnü zan oluyor işte. Bu ayrımı unutmayalım arkadaşlar. Hile ile israfı biliyoruz zaten. İs e, hile Adalet zaten pazara gittiğiniz zaman görüyorsunuz değil mi? Dolma, dolma biberlerin içerisine o e, şırıngayla su enjekte edenler hile yapıyorlar işte. Onların yanlış olduğunu İslam bizi İslam hakkında yerildiğini bu davranışın söylüyor. O yüzden ölçüde, tartıda, ticarette ve günlük hayatımızda hileye başvurmamamız gerektiği söylenmiştir. İsraf, peki israf. Her şeyde israf. Zamanda, suda, yemekte, yiyecekte ve her şeyde israftan uzaklaşmamız gerektiğini söylüyor Hazreti Muhammed. Bir nehrin kenarında bile olsanız o suyu boşa harcamayın diyorsa, o zaman bizim israftan uzak durmamız gerektiğini söylüyordur. Ve bir soru bu ayette verilmek istenen mesajlardan değildir diyor bize. Bu sorular bu şekilde çıkabiliyor. Mesela dedikodu yapmak ve istenilmeyen bir davranış olduğunu... ...Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini, özel hayatın gizliliği konusunda bir takım şeyler var. Ama baktığınız zaman arkadaşlar bu soruda dedikodu yapmak var. Dedikodu yapmanın istenilmeyen bir davranış olduğunu ne diyor? Ee, birbirinizin gıybetini yapmayın. O zaman bu var. Allah tövbeleri kabul eder var mı? Evet Allah tövbeleri çok, çok kabul edendir. Özel hayatın gizliliğinin önemsemesini konusunda ne var birbirinizin ayaklarını ve mahremiyetin araştırmayın. O zaman özel hayatın gizliliği önemsenmelidir. Kesin bilgimizin olmadığı konularda konuşmamalıyız. Peki buradan nereden anlamam gerekiyor? Zannın bir çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır diyerek kesin bilgimizin olmadığı konularda konuşmamamız gerektiğini. Peki Allah sabredenleri sever var mı arkadaşlar burada? Burada evet doğru Allah sabredenleri sever ama bu paragrafta bize verilmediği için bahsedilmeyen mesaj arkadaşlar Edirne şıkkında verilmiştir. Ahiret inancı İslam dininin inanç esaslarından bir tanesidir arkadaşlar. 6 tane inanç esasından bir tanesidir ve ahiret inancının insana kazandırdığı pek çok fayda vardır. İnsana bir kere Yokluk duygusundan uyandırır, yok olma duygusundan kurtarır insanı. Çünkü öldükten sonra yok olma duygusu insanı muhakkak kimsizliğe sevk edebilir, üzebilir. O yüzden İslam dini insanın üzülmesini ister mi? Hayır, hiç de işte inancı gelmiştir. Ve insanların bu şekilde insanları iyiliğe yönelterek, kötülüklerden uzaklaştırarak, ahiret inancıyla beraber kılıcı bir hayata hazırlık yapması gerektiğini söyler ve insanları yok olma duygusundan kurtarır arkadaşlar. Ahiret hayatının evrelerine baktığımız zaman neyle başlıyor? Ölü ölümle başlar. Sonra berzahla devam eder arkadaşlar. Berzah dediğimiz şey kabir hayatıdır. Şu anda kabir hayatı yani ölen bir insan şu anda kabir hayatı yaşıyor. Yani cennete ve cehenneme gönderilme gibi bir şey söz konusu olmuyor. Kabir hayatındalar şu anda. Peki kabir hayatı, kabir hayatı da aslında cennet ve cehennemden bir pencerenin açılması gibi görün. Bu dünyada nasıl bir hayat yaşadıysa kabir hayatı da o şekilde geçecektir. Buna berzah denir. Unutmayın kabir hayatı ölümden sonraki aşamadır. Sonra kıyamet gerçekleşecektir. Birinci sura üflenmesi ve ikinci İkinci sure üflenmesi. Birinci sure kim üfleyecek arkadaşlar? İsrafil. İkinci sure kim üfleyecek? Yine aynı kişi. İsrafil üfleyecek arkadaşlar. Kıyamet kopacak ve her şey yerle bir olacak. Sonrasında dirilme gerçekleşecek. Her şeyin tekrar dirilmesi. Bağız arkadaşlar. Tekrar dirilme demektir. Sonra haş toplanmak demektir. Bir araya gelmek demektir. Haşr olacağız. Yani toplanıp bir araya geleceğiz. Nerede? mahşerde bir araya geleceğiz arkadaşlar. Sonra ne olacak? Bu dünyada yaptıklarının hep ettiklerinin karşılığını göreceğin bir mizan terazisi kurulacak. Mizan kurulacak arkadaşlar. Bir hassas terazi ama biz burada dünya hayatındaki teraziyi bildiğimiz için buna terazi diyoruz. Mahiyetini bilmediğimiz bir ölçüm aracı. Mizan kurulacak ve orada bir hardal tanesi bile olsa yapıp ettiklerimizin karşılığını göreceğimiz bir ölçüm. Mizan ölçülecek. Sonra hesap görülecek işte. Ölçüm olduktan sonra ağır geldi. Hafif geldi. Günahtı, sevaptı. Ona göre bir hesabın görüleceğini sonrasında da malumunuz ki cennet ve cehennem. Evet cennet ve cehennemde yine insanların yapıp ettiklerinin karşılığı olarak verilmektedir arkadaşlar. Peki ahirete uğurlarken Müslüman'a karşı görevlerimiz var mı? Tabii ki onun duasını edebiliriz. Borçları varsa borçlarını ödeyebiliriz. Onun parasıyla da hayırda bulunabiliriz. Onun adına da para verebiliriz. Hayırda bulunabiliriz. Onun tabii cenazesi yıkanacak ilk önce. Hiç kimse hiçbir insan cenazesi ortada kalabilecek bir şeye hak etmez arkadaşlar. İnsan değerli bir varlıktır çünkü İslam dininde. O yüzden hiçbir sahibi olmasa da. Müslümanların üzerine bu görev olarak verilmiştir. Cenazesi yıkanacak, kefenlenecek, defnedilecek ve cenaze namazı kılınacaktır arkadaşlar. Bir müminin ruhu diyor ödeninceye kadar borcuna takılı kalır. Ne demek bu? O kişinin eğer bir borcu varsa mutlaka yakınları tarafından verilmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Teçhiz ve tekrin kavramlarını unutmayın. Çıkabilir ne demek olduğunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Teçhiz dediğim zaman arkadaşlar o kişinin bütün öldükten sonraki yapılan bütün faaliyetler, onun kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması ve defnedilmesi olayları teçhizdir arkadaşlar. Peki tekfin onun kefenlenmesini uzun olarak ifade etmektedir. Tekfin dediğimiz zaman kefenlenmek. Kefenden aklına gelsin. Tekfin, kefenlemek. Teçhiz ise arkadaşlar bu bütün işlemlerin hepsini içerisine kapsamaktadır. Şehitler yıkanmazlar şehitler kefenlenmezler ve şehit oldukları elbiselerle defnedilirler. O yüzden şehitler bizim için ölmez ve şehitler çok üstün bir yere konulmuştur arkadaşlar. Cenaze namazı bilelim ki cenaze namazı rükusu ve secdesi olmayan bir namazdır arkadaşlar. Ee, ve ayakta kılınan bir namazdır. Burada en fazla bilmen gereken nedir biliyor musun? Farzı kifaye olması. Farzı kifaye Birkaç Müslümanın onu yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkması demektir. Mesela normal ikindi namazını ben kılacağım Arkadaşımın da kılması lazım. Allah hepimize ayrı ayrı soracak. Bu da farz-ı ayn denir. Farz-ı kifaye birilerinin yapmasıyla öbürlerinin üzerinden sorumluluğun kalkması demektir. Birisi öldüğü zaman üç kişi bunun namazını kıldıysa bizim üzerimizden de o bölgedeki insanların üzerinden de sorumluluk kalkıyor. Buna biz farz-ı kifaye diyoruz arkadaşlar. Sadıka-i cariye bu kavramı da hiçbir zaman unutmuyorsun. Mutlaka sorularda testlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sadıka-i cariye dediğimiz zaman Hazreti Muhammed'in arkadaşlar bir hadisinden yola çıkarak söylüyoruz bunu. İç kişinin diyor ameli kesilir. Yani artık öldükten sonra ona bir şey kazandırmaz bu. Ama eğer bir ilim bıraktıysa, bir hayırlı evlat bıraktıysa veya sadıkayı cariye bıraktıysa. Yani, sen bir yol kö yaptırdın, köprü yaptırdın, cami yaptırdın. O zaman bu sadakayı cari olarak sana sevap kazandırmaya devam ediyor. Kalıcı sevap sadaka diyoruz biz buna. Devamlı sadaka diyoruz arkadaşlar. Hidayet kavramı doğru yol diyorsa arkadaşlar hidayeti bil. Doğru yol diyorsa hidayet. Allah'ın hadi ismini de burada sakın unutma. Hidayet veren demektir. Zıttı nedir? Dalalettir arkadaşlar. Zıttı dalalet. Hidayet doğru yol Dalalet ise bu doğru yoldan çıkmak, sapmak demektir. İhsan kavramını unutmayalım arkadaşlar. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak demektir. Yani ibadetlerini yaparken de sözlerini söylerken de davranışlarından da Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak ve ibadetlerini yerine getirmek ihsan kavramıyla ifade bulunur. Cibril hadisi var. İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir diyor Hazreti Muhammed'de. Allah için samimiyet, ihlas arkadaşlar. Samimiyet ve içten nik demektir. Zıttı ne? Riya. Riya varsa iki yüzlülük vardır. İhlas varsa samimiyet vardır. Peki takva nedir biliyor musunuz? Sakınmak demektir. Sakınmak, saygı duymak, kendini koruması demek. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek kendini koruyorsa, kötülüklerden koruyorsa bu takva kavramıyla ifade edilir. Takva sahibi olan kişiye de müttaki denir arkadaşlar unutmayalım. Sonra hani bizim Fatiha suresinde söylediğimiz sırat-ı müstakim kavramı var ya işte bizi sırat-ı müstakime ilet diye dua ediyoruz aslında Fatiha suresinde. Dost doğru yol demektir sırat-ı müstakim. Cihat Allah yolunda savaşmak demektir. Fakat sadece silahı alıp da mücadele etmek demek değildir. Hastanede çalışan doktor da Allah rızası için onu yapıyorsa, eğer Allah rızası için bunu ve has, hastalıklarla mücadele eden bir doktorsa o da cihat yapıyor. Cehaletle savaşan bir öğretmen de cihat yapıyor arkadaşlar. O yüzden sadece sınırda düşmanla savaşan değil cihat yapan, aynı zamanda cehaletle savaşan da, hastalıklarla savaşan da cihat yapmış oluyor arkadaşlar. Salih amel kavramını önce söyledik. Salih amel iyi ve güzel davranış demektir. Senin yoldan bir taşı kaldırıyor olman bile zarar veriyorsa eğer taşı kaldırıyor olman bile salih amel olarak değerlendirilir. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar olarak bunlar bahsedilmektedir. Burada paragrafımız var ve Tonguç burada dua ediyor. Hangisi çıkarılamaz diyor. Camide Tonguç teravih namazı kılmış. Sonra şöyle dua etmiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dilerim. Se, beni senin yoluna, dost doğru yoluna ilet. Bakın dost doğru yoluna, sırat müstakime ilet. Bizleri samimiyetle ibadetlerini yapanlardan eyle. Samimiyet diyor değil mi? Samimiyet diyorsa ihlas vardır. Biliyorum ki sen bizleri her daim görüp gözetirsin. İhsan, her daim bizi görüp gözetmesi. Senin emir ve yasaklarını titizlikle uymayı nasip eyle. E titizlikle uymak, emir ve yasaklara titizlikle uymak dediğimiz zaman arkadaşlar takvayı anlamam gerekiyor. Ve sonrasında bakıyorum, aa... İbadetlerimi riyadan uzak sadece senin rızanı gözeterek yapmam ve seni görüyormuş gibi yaşamamı nasip diyoruz. Yine ee, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamayı nasip diyor bize. Biz burada tevekkülle ilgili bir şey bulduk mu arkadaşlar? Bulamadım. Peki tevekkül neydi? Allah'a güvenmek demektir. Tevekkül Allah'a güvenmek. Neyden sonra? Üzerimize düşen görevleri yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmek demektir. Burada tevekkülden bahsetmediği için cevabımız tevekkül oluyor arkadaşlar. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumlar, fakir yorumlar ayrı bir konu ve 7. fasikülde anlatılmaktadır arkadaşlar. Bizim bunları anlayabilmemiz için itikadi ve fakir yorumları mezhepten anlayabilmemiz için din nedir, din anlayışı nedir ona bakmam lazım. Din tektir arkadaşlar, din anlayışıyla birden fazladır. Ne kadar insan varsa o kadar din anlayışı vardır aslında biliyor musunuz? Beni şu anda dinleyen ne kadar öğrencim varsa o kadar da din anlayışı vardır. Normal midir bu? kesinlikle normaldir. İslam dini bunu bir zenginlik olarak görmektedir. Din ise tektir. Kişiye göre, zamana göre değişmez arkadaşlar. Ama din anlayışı değişebilir mi? Değişebilir. Peki İslam dininin bu manada kaynağı nedir? Bizim din anlayışı oluşturabilmemiz için neye bakmamız lazım? Kur'an'a ve sünnete bakmamız lazım arkadaşlar. Yaptığımız bu din anlayışı Kur'an ve sünnete aykırı olmayacak biçimde ancak bir zenginlik olarak kabul edilebilir. Kur'an ve sünnete aykırı olmadan yapılması gerekir. Mezhep dediğimiz şey gidilen yol demektir mezhep. Gidilen yol nereye? İslam çatısına. İslam çatısının altında olduğu sürece Kur'an ve sünnete uygun olduğu sürece gidilen yol birer zenginlik olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Peki bu kadar beni dinleyen dinleyenler kadar din anlayışları olmasının nedeni nedir? Neden bu kadar çok din anlayışı var, yorum farklılığı var dersek insan yapısından kaynaklanan sebepler olabilir. İnsanlar olarak biz hepimiz aynı mıyız? Tabii ki değiliz. Kimimiz tez canlıyız, kimimiz yavaşız. Kimimiz çok zekiyiz, kıvrak zekalıyız. Kimimizin biraz anlayışı yavaş olabiliyor. E o zaman insan yapısı da bunda etkili olabiliyor. Bakınız mesela altı görür, dokuz görür. İçinde bulunduğu durumlar, sosyal sebepler, coğrafi sebepler birbirinden farklı olabiliyor. Kültürel sebeplerimiz mesela Karadeniz'de İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi birbirinden nasıl farklı kültürel özelliklere sahipse aynı şekilde dini olarak da farklı yemek kültürüne, kıyafet kültürüne sahip olabilenlerin din anlayışı olarak tek olması mümkün değil. Onların da, din anlayışında da yine farklılıklar olabilmesi çok normal ve doğal olarak görülmüştür. Yine siyasi sebepler vardır. Mesela Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye savaştıktan sonra mezhepler ortaya çıkmış değil mi? Haricilik mezhebi ortaya çıkmış mesela. İşte siyasi bir takım nedenler de mezheplerin oluşmasında etkili olabiliyor demek ki. Coğrafi sebepler olabilir. Coğrafyadan etkilenebiliyor tabii ki bizim düşüncelerimiz, tavır ve davranışlarımız coğrafyadan son derece etkili olabilmektedir. O yüzden coğrafi nedenler de var arkadaşlar. Dini metinlerden kaynaklanan sebeplerde iki tane kavramdan bahsedeceğim size. Muhkem ve müteşabih denilen iki tane kavramdan bahsedeceğim. Muhkem dediğim zaman arkadaşlar anlamı açık olan ayetler demektir. Müteşabih ise kapalı olan ayetler demektir arkadaşlar. Anlamı açık ve kapalı olan ayetlerden. Yani bazı ayetler vardır ki o ayetleri okuduğumuz zaman eğer çabucak anlaşılamıyorsa bunlar anlamı kapalı olan ayetlerdir. Anlamı açık olan ayetler diyorsak herkesin anlayabileceği okunduğu zaman mesela namazı dost doğru kılın diyorsa biz burada namazı dost doğru kılmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu açık bir ayettir. Fakat eğer Allah'ın eli sizin üzerinizdedir ayeti varsa bunda da o elden neyi anlamamız gerektiğini bize anlatan ayetlerde işte dini metinlerden kaynaklanan sebep olarak görülebilmektedir arkadaşlar. Dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar var. İnanç, ibadet, ahlak kavramını bilin. İnanç ne demek biliyor musunuz? İmanın şartları arkadaşlar. Yani İnanç Allah'a inanç, peygamberlere inanç, kutsal kitaplara inanç ve e, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanç gibi. İnanç dediğim zaman imanın şartlarını. inanç deyince aynı zamanda itikadı anlayın arkadaşlar. İtikat inanç demektir. İnanç itikat demektir arkadaşlar. İbadet hepimiz biliyoruz. Fıkıh konusunu ilgilendirir. Fıkıh dediğim zaman ibadetleri hatırlayın olur mu? Günlük hayatla ilgili bir takım konuları hatırlayın. Ahlak da zaten tasavvuf. Tasavvuf deyince siz Mevlana'yı biliyorsunuz değil mi? Doğru da biliyorsunuz. Tasavvuf deyince Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi hatırlıyoruz. E onlar bizi neyi de olgunlaştırmaya çalışıyorlar? Ahlak da olgunlaştırmaya çalışıyorlar. Tekrar ediyorum. İnanç deyince itikat. İtikat deyince neyi anlayacağım? İnancı anlayacağım o zaman. İmanın şartları gibi. İbadet dediğim zaman fıkı anlayacağım arkadaşlar. Fıkı ibadetleri ve günlük hayatla ilgili olan konuları alır. Mesela evlilik de fıkı konusu içerisindedir. Miras da bunun içerisindedir. Boşanma niye günlük hayatla ilgili bunlar çünkü. Ama inanç diyorsa Allah'a inanç, peygamberlere inanç, kutsal kitaplara inanç diyorsa itikatla ilgili konulardır. O zaman din üç ana, ana konuda fıkı itikat ve tasavvuf alanında üç alanı vardır. İtikat dediği zaman inanç alanlarını fıkı ibadet alanlarını tasavvuf ise ahlaki konular almaktadır. Mezhepler ikiye ayrılır arkadaşlar bu manada baktığımızda. Mezhepleri itikadi e, mezhepler ve siyasi mezhepler ameli ve fıkhi mezhepler olmak üzere ikiye ayırıyoruz itikadi mezhepleri de işte burada yine ikiye ayırıyoruz ehli sünnet ve şia olmak üzere ikiye ayrılıyor ehli sünnet de kendi içerisinde eşarelik ve maturidik bakın bunları isim olarak bile bilmeniz yeterli İsim olarak bile eşariliğin ve maturidinin birer mezhep olduğunu bilmeniz, sadece itikadi mezheplerden biri olduğunuzu bilmeniz bile yeterli. İmamiye ve Zeydiye de Şia'nın içerisinde, Şia itikadi ve siyasi mezheplerin içerisindedir. Soru olarak size gelirken aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir? Yani fıkhi mezheplerden birisi değildir diyebilir. E o zaman şunları bileceksiniz. Eşarilik, maturidilik, imamiye ve zeydiye alın size dört tane şık çıktı mı? Buraya bir de Hanefilik koysa Hanefilik itikadi mezheplerden birisi değildir diyebilirsin. Çünkü sen bunların dördünü bildir artık. O yüzden biz o zaman mezhepleri ikiye ayırdık. İtikadi mezhepler ve ameli mezhepler olmak üzere itikadi mezhepleri de kendi içerisinde ikiye ayırıp dört tane mezhep ismi öğrenmiş olduk. Eşariliği ve maturidiliği unutmuyorsun. İmamiye ve Zeydiye'yi de unutmuyorsun arkadaşlar. E, maturidilik ve itikadi mezheplerin içerisindeki maturidilik ve eşarelik de e, maturidi, es-Semerkandil'in görüşlerini aldığını, öbürünü de Eş'arî'nin görüşleri etrafında aldığını bileceksin. Bilmen gereken en basit şeyi söyleyeyim mi size? Burada Maturidilik diyor ki, akıl varsa nakil de vardır. Akıl ve nakil beraber olması gerekir. Allah yani nakil dediği şey Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an burada. Nakil dediği şey Kur'an varsa, Kur'an var ama sadece Kur'an değil, benim aklım da var diyor. Kur'an'ı aklıma göre yorumlayabilirim diyor. Eşari de diyor ki, yoo ancak diyor sen vahiy ile bazı şeyleri bilebilirsin diyor. O yüzden eşarilik vahye çok fazla önem verirken maturidilik akılla vahiy bir araya alıyor. Eşarilik için vahiy var maturidilik için akıl artı vahiy var arkadaşlar. İkisi için de bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şia için dediğimiz zaman 12 tane imam. Bunların imamların isimlerini tek tek size soracak değiller tabii ki. Ama göz aşinalığınız olsun diye buraya yazdım. Ve burada baktığınız zaman Hazreti Ali ile başladığını ve Muhammed Mehdi ile bittiğini görüyoruz. Muhammed Mehdi en son kaybolan bir imamdır. En son imam ondan sonra da başka bir imam yoktur. 12 imamla sınırlandırılmıştır. Ve imamiyeye göre son imam sağdır ve dönecektir. Hani şia ikiye ayrılıyor diye imamiye ve zeydiye diye. Niye ikiye ayrılıyor? İmamiyeye göre son imam sağdır ve dönecektir. Ve... Ama Zeydiye diyor ki hayır diyor 12 ile sınırlı değildir diyor. Çünkü diyor Hazreti Muhammed hiç kimseye bir imam olarak vermemiştir, isim vermemiştir. O yüzden sayıları da 12 ile sınırlı Değildir diyor. E o zaman e, Zeynel Abidin var ya şu dördüncü sıradaki onun oğlu Zeyd'i de imam olarak kabul ediyorlar. O yüzden Zeydiye deniyor zaten. O zaman özetleyecek olursak 12 tane imamın olduğunu söyleyen imamiye son 12. imam kaybolmuş fakat tekrar geri dönecektir diyor. Zeydiye ise hayır 12 ile niye sınırlandıralım biz diyor. Hazreti Muhammed böyle bir sınırlama getirmemiştir diyor. Zeynel Abidin'in oğlu Zeydi imam olarak kabul ediyorlar arkadaşlar. Fıkhi yorumlarda biz özellikle Hanefilik, Şafilik, Malikilik bir sonraki sayfamızda da arkadaşlar Hanbelilik ve Caferilik var. Bunlar fıkhi yorumlardır. Biraz önce hani gelmişti ya Eşarilik, Maturidilik ve İmamiye ve Zeydiye onlar itikadi yorumlar bunlar ise fıkhi yorumlardır. Hanefiliğin. Numan bin Sabit olduğu Ebu Hanife'ye zaten isminin Ebu Hanife olduğunu Numan bin Sabit adıyla gerçek adının olduğunu, İmam-ı Azam da olduğunu söyledik. fıkıh Ekber adlı eserinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Bazen paragrafı veriyor, veriyor, veriyor. Aslında sen ayırt edemeyebilirsin. Ee, İmam-ı Şafi mi, i̇mam Malik mi, Hanifi mi? Ama sana eser ismi veriyorsa işte oradan ortaya çıkarabilirsin. Fıkıh-ül Ekber es eseri Ebu Hanife'ye aittir. Şafilik dediğimiz zaman Şafilik de İmam-ı Şafi'nin görüşleri etrafında kurulmuştur. Eseri Er Risale unutmuyorsun. Malikilik dediğimiz zaman da arkadaşlar İmam-ı Malik'in eseri Muvatta unutmuyoruz. Harefi Fıkül Ekber Şafi El Risale Malikilik Muvatta El Muvatta adlı eseri. Hanbeliliğe baktığımız zaman arkadaşlar Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında kurulmuştur. Müsnet adlı eserini asla ve asla unutmuyorsun. Caferilik arkadaşlar. Caferilik de yine yine mezheplerimizden bir tanesidir. İmam Caferi Esad'ın görüşlerini almıştır. Ve Caferiliğe 12 imamı kabul ettikleri için İsna Aşeriye de denmiş. İmamlara inanmayı imanın şartı saydığı için imamiye denmiş. Caferi Sadun görüşlerinden dolayı da Caferiye denmiştir. Yani sana Caferiye demez de imamiye der o zaman sen aynı olduğunu bil bunların. İsnaşeri aşeri yedemez de Caferi ye diyecektir. Bunların hepsi birbirinin eşit arkadaşlar. Üçü de Caferiliği ifade etmektedir bize. O yüzden e, burada neden dendiğini ve niye dendiklerini de unutmayalım arkadaşlar. Bir diğer konumuz tasavvufi düşüncenin oluşumu. Tasavvuf neyi gördük? İnancı gördük. Neyi gördük? İbadeti gördük. Yani fakir konusunu gördük. e Bir de tasavvuf var tabii ki. Tasavvuf da arkadaşlar insanların ahlakının olgunlaşması demektir. Ahlakının güzelleşmesi demektir. Bu konuda görüş beyan edenler de bu tasavvuflardır arkadaşlar. Tasavvufla ilgilenen kimselere bu tasavvuf denir. Tasavvuf filmin asıl kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir tabii ki. Kur'an-ı Kerim'den ilham alır. Hazreti Muhammed'in hayatından ilham alır. sahabinin hayatından ilham alır ana gayede nedir? İnsanların kendi nefislerini arındırmasıdır. Kavramlarımız var arkadaşlar. Kavramlar işte halvet kavramı, zahit kavramı, fakr kavramı, ihlas kavramı, seyr kavramı bunların içerisinde zühtü göreceğiz az sonra. E, ve ve seyr kavramını göreceğiz. Bu geçirilen yolculuk demektir. Teskiye arındırmak demektir. İrfan bilmek demektir. İhlas samimiyet demektir. Sufi tasavvufla ilgilenen kişi demektir. Marifet hikmete sahip olmak, bilgiye sahip olmak demektir. Zikir Allah'ı zikretmek, onu anmak demektir. İhsan dediğimiz zaman Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak demektir. Zahit dediğimiz zaman yine sade bir yaşamı kendisine ilke edilmesi demektir. Halvet dediğimiz zaman da yalnız kalması, kendi yalnızlığın içerisinde kendini bulması demektir arkadaşlar. Tasavvufi düşünceyi tarihini, tasavvufi düşünce tarihini üç dönemde inceliyoruz. Zühd dönemi, Tasavvuf dönemi ve tarikat dönemi. Hicri 1. ve 2. asır yani Hazreti Muhammed'in dönemi arkadaşlar ve sonraki hemen sonraki dönem 2. asır Zühd dönemidir. Yani Hazreti Muhammed'in o yaşadığı sade yaşamı sahabelerde devam ettirmişler. Ama sonra tasavvuf döneminde 3. ve 4. asırda tarikatların biraz kurumsallaştığını görüyoruz. Ve dört asırlık bir zaman içerisinde bu tasavvuf olmuş. Kimler yaşamış? Zunnuni, Mısri, Beyazıt, Bestami, Gazali bu tasavvufu özellikle sistemleştirerek kurduklarını görüyoruz. Peki Hicri 6. asır ve sonrasında ne olmuş? Tarikat dönemi ortaya çıkmış. 6. asırdan itibaren tarikatlar artık kurumsallaşmış ve bunlar sosyal hayatın bir parçası haline gelmiş. Kimleri görüyoruz 6. asırdan sonra? Abdülkadir Geylani'yi, Ahmet Lisevi'yi, İbni Arami Mevlana, Ahmet Rıfai yine tarikat döneminde yaşamış bu tasavvuflardandır diyebiliriz arkadaşlar. Tasavvufi düşüncenin içerisinde muhakkak ki ahlakı güzelleştirmek vardır ve kaynak olarak da Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti alır arkadaşlar. Burada iki kavram yine karşımıza çıkıyor. Tahalluk ve tahakkuk kavramı arkadaşlar. Tahalluk dediğimiz zaman kalbin kötü duygulardan temizlenmesi tamamen. Kötü duygulardan temizlenmek tahalluktur. Peki tahakkuk ne demek? Artık kötü duygulardan kendini temizledin ya, hakkı tanımaya başlıyorsun burada da. Hakkı tanımaya başlamak demektir. Tahallukta birey olarak kalbini kötü duygulardan temizlemek, tahakkukta ise hakkı tanımaya başlamaktır. Allah'ı, hakkı tanımaya başlamaktır arkadaşlar. Peki tasavvuf neyi önemser? İnsanı kamili yani olgun insanı ulaşmayı hedeflemektedir. seyr dediğimiz zaman da insanın o insanı kamile ulaşmak için taşıdığı yol, gittiği yol demektir. Geçirdiği manevi yolculuk demektir arkadaşlar. Kültürümüzde etkin olan bir takım tasavvufi yorumlar var. Yeseviliği bunlardan sayabiliriz. En başta gelir. Kadirilik var, rifailik var, mevlevilik var ve nakşibendilik var. Şimdi Yesevilik dediğimiz zaman unutmayın Piri Türkistan olduğunu. Yesevi'nin, Ahmet Yesevi'nin Piri Türkistan adıyla anıldığını kesinlikle unutmuyorsun. Divanı Hikmet eserini kesinlikle unutmuyorsun. Kadirilik dediğimiz zaman Abdülkadir Geylani'nin görüşleri etrafında oluştuğunu, Rifailik de Ahmet Rifai'nin görüşleri etrafında oluştuğunu, Mevlevilik dediğimiz zaman da Mevlana Celaleddin Rumi'nin olduğunu ve eserlerini asla unutmuyorsun. Fihimafi, Mesnevi ve Divanı Kebir. Mevlana'nın eserleridir arkadaşlar. Ve Nakşibendilik'te de, de aynı şekilde Muhammed Bahaüddin Nakşibendi'nin görüşleri etrafında oluştuğunu biliyoruz. Ve bununla ilgili tasavvufların oluşturduğunu kültürümüzde etkin olan bir takım şahsiyetler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bahsedilen tasavvufi yorum hangisidir diye bir soru var bakın. Sizin için bir soru hazırladım. Hangi yorumdan bahseder diyor. Bakınız bir bulmaya çalışalım. İslam dini insanın ahlakının nasıl olması gerektiği konusu hassasiyet gösterir. Pek çok ayette insanın hangi ahlaki özelliklere sahip olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu manada ahlak tasavvufun temelini oluşturur. Tasavvuf bireyken de yolculuğunda olgunluğa ulaştırmayı hedefler. Hangisi bahsedilen tasavvuf yorumlardan değildir? Kadirilik bir tasavufi yorum mudur? Evet. Nakşibendilik tasavvufi yorumdur. Bektaşilik evet, Mevlevilik evet. Bu dördü tasavufi bir yorum olarak alabiliriz ama Ahilik bir tasavufi yorum değil, bir teşkilattır arkadaşlar. Ahilik bir tasavufi yorum değil, bir teşkilat olarak kabul edilmelidir. Alevilik ve Bektaşiliğe geldiğimiz zaman Alevilik Ali mensup Subali taraftarı demektir arkadaşlar. Ve Aleviliğin içerisinde Cem evleri vardır. Bir araya gelmektir. Cami de aslında bir araya gelmek, Cem de bir araya gelmek demektir. İkisinin de kökeni Arapça bir kelimeye dayanmaktadır arkadaşlar. Cem evinde insanlar orada dedeye söz verirler. Neye? iyi ve doğru olacaklarına söz verirler. Ve Alevilik ve Bektaşilik'te üç tane Cem vardır arkadaşlar. Abdal Musa Cem'i, Yılın ilk cemidir. Bu aptal Musa ceminde küs varsa barışır. Düşkünlükten kaldırma cemi. Eğer bir suç işlediysen dede seni düşkün ilan eder. Seni ceme bile almaz bir daha. Fakat tövbe ettikten sonra bir cem toplanır ve düşkünlüğü kaldırılır o kişinin. Daha sonra da dardan indirme cemi de ölen kişi için yapılır. Allah rahmet eylesin. Vefat edenin ardından yapılır ve o kişinin varsa borcu ödenir. Helallikler alınır ve dardan indirme cemiyle o kişiye son görevler yerine getirilmiş olur arkadaşlar. Cemle ilgili 12 hizmet bazen sorulabiliyor sorularda. Lütfen bu 12 hizmete şöyle bir göz atın. Dedeyi biliyoruz zaten Cem'deki en baştaki kişidir. Rehber ona yardımcı olur. Gözcü rehberin de yardımcısıdır. Çeralar yani ışıkların uyandırılması. Meydancı var. Sofracı var. Yemekleri hazırlar. Zakir var. Bir takım dualar okur. Pervaneci var. Semah var ya orada dönerek yapılan bir e, orada dua vardır. O semaha öncülük eder. Sakka su döker. Ferraş süpürgeci. Ferraş zaten biz de kullanıyoruz. Faraş diyoruz hani böyle. Süpürgeci. Gelin temizliği sorumludur pekçi cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevlidir ve bekçi var orada güvenliği sağlamakla görevli kişidir arkadaşlar müsaiplik önemli yol kardeşliği yani bunun için hatta cem bile toplanıyor müsaiplik yol kardeşliği inan ediliyor eğer evli iki kişi iki aile bir araya gelirler ve kendilerini kardeş ilan ederler ve yol kardeşliği demektir müsaiplik bu da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye icret ettiği dönemdeki ensar ve muhacir kardeşliğinden esinlenmişlerdir razılık ve kul hakkının sorulması vardır Burada cemlerde özellikle kul hakkı sorulur ve helallik istenir. Gülbank dua demektir arkadaşlar. Alevilik ve bektaşilik geleneğinde Gülbank dua olarak isimlendirilir. Sema ayakta dönmedir. Görüyorsunuz burada da bir Allah'a vec duygusuyla Allah'a sevgi içerisinde Allah'a dönme vardır. Bu da semahla ifade edilir. Hızır orucu Şubat ayının 13, 14 ve 15 günlerinde tutulur arkadaşlar. Hızır orucunun tutulması Hazreti Muhammed'le Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın başına gelen bir olaydan ortaya çıkmaktadır. Hazreti Hasan ve Hüseyin hastalanınca Hazreti Muhammed onların hastalığı iyileşirse eğer bir oruç tutun diyor. Ve onlar da bu, tuttukları zaman üç gün boyunca esir geliyor, yoksul geliyor ve yetim geliyor. Ve bütün yiyecekten onlara verdiği zaman Hazreti Muhammed onlara soruyor. Sizin orucunuz nasıl geçti diyor. Ve onlar da diyorlar ki Şu orucumuzu tutarken tam yemeğimizi yiyeceğimizde birileri geldi. Biz onlara yiyeceklerimizi verdik ve aç olarak tuttuk diyorlar. Hazreti Muhammed de o gelenler kimdi biliyor musunuz? O gelen Hızır'dı diyor. Ve Hızır orucu da bu rivayete bağlı olarak Şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulmaktadır. Bir de Muharrem orucu vardır arkadaşlar. Muharrem orucu da Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torununun şehit edilmesinden dolayı... ...orada yası matem tutulur ve ilk 10 gününde 12 gün boyunca orada oruç tutulmaktadır. Susuzluk orucu tutulur ve suya dair herhangi bir şey içilmez arkadaşlar ve matem yapılır. Dini meselelerin çözümünde temel ilkeler vardır İçtihat dediğimiz zaman içtihatta herhangi bir işi yani gerçekleştirebilmek için ulanca gücünü harcamak, edici din söz konusu olduğu zaman ne olacak? Dini bir meselede bir sonuca ulaşmak için bütün çabanı harcaman içtihat olarak değerlendirilmektedir. Yani bir kişi Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti iyi bilerek bir konu hakkında hükme ulaşmak için çaba göstermesi, o konuda içtihat göstermesi demektir. Bunu yapan kişiye ne denir? Müçtehit denmektedir arkadaşlar. İçtihat edilebilmesi için iman esaslarından, ibadetlerden ve ahlak ilkelerinden e, ayrı olması gerekir. Yani iman esaslarında, ibadetlerde ve ahlak ilkelerinde içtihat olmaz arkadaşlar. Zaten belli bir Allah'a inanacağım belli değil mi benim iman esasları içerisinde? Ahirete ile ilgili konu belli değil mi? Belli. Bunun hakkında tekrar ben niye bir fikir yürüteyim? İbadetler konusunda, namaz konusunda belli. Niye bu konuda bir içtihat yapayım? Ahlak ilkeleri konusunda doğruluk ve dürüstlükle ilgili fikir belli değil mi İslamiyet'te? Belli. Neden bu konuda tekrar bir içtihat konusuna girelim? O yüzden zarureti din diniye konularında yani iman esasları, ibadetler ve ahlak ilkeleri konusunda iştihatın yapılmamasını söylüyoruz arkadaşlar. İcma dediğimiz zaman da alemlerin bir araya gelerek ittifak etmeleri, birleşmeleri demektir arkadaşlar. Bir araya gelirler ve bir dini hüküm üzerinde fikir birliğine varırlar. Fakat Kur'an ve sünnette yoksa eğer bir araya gelirler ve fikir birliğine varırlar. Eğer Kur'an ve sünnette varsa zaten onu uyguluyoruz. Eğer Kur'an ve sünnette yoksa o zaman alimler bir araya geliyorlar. Kur'an ve Sünnet'e dayalı olarak bir fikir birliğine varıyorlar. O yüzden bu icmanın yapılabilmesi için, içtihadın yapılabilmesi için Kur'an'ın sünnetin çok iyi bilinmesi gerekmez mi arkadaşlar? Arapçayı çok iyi bilmesi gerekmez mi? O yüzden de müçtehidin içtihat yapabilmesi için, icma yapabilmesi için Kur'an'ı, sünneti, Arapçayı çok iyi biliyor olması gerekir. Hadisleri çok iyi biliyor olması gerekir. Ve soru ve sorunların çözümünde bu içtihatta, icmada ne korunmaya çalışılmıştır biliyor musunuz arkadaşlar? Değişen şartlar içerisinde din, hayat, akıl, nesil ve mal emniyeti korunmaya çalışılmıştır. Bunlar İslam dini için son derece önemlidir. Bu çatımızın hiçbir zaman çatırdamaması için aile kavramının korunabilmesi için malın korunması için neslin korunması için, gelecek nesillerimizin korunması için, hayatın korunması için ve dahi dinin korunması için muhakkak ki bu soru ve sorunların çözümünde bir takım ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. Peki soru ve sorunların çözümünde mutlaka İslam bilginleri her usta yeterli bir sahip olması gerekir. Çözüm önerileri fıtratı bozmamalı arkadaşlar. İnsanların onuruna, şerefine, haysiyetine zarar verici olmamalıdır. Ve Allah'ın koyduğu dengeyi korumaya çalışmalıdır. Temel ahlaki değerlere muhakkak ki uygun olmalıdır. Ve bunun yanında alimlerin kararlarının merkeze alınması gerekir. Bireysel bir takım yorumlar değil, alimlerin bilgilerinin hedefle merkeze alınması gerekir. İktisadi hayat çok önemlidir arkadaşlar. Para her dönemde var. İşte iktisat para ile ilgili konular. Bakınız, mülk edinmek bir amaç değil demiş. Neyle? Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtahandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Bana ne mesajı veriyor? Mülk edinmek bir amaç değil, araç olmalı, araç amaç değil. E o zaman iktisadi hayatta bana ilk mesajı verdi. Mülk edinmek amaç olmayacak mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Bundan başkası değildir diyor. Alın teri mesajını veriyor bana. Alın teriyle kazan diyor. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur diyerek bana alın teri mesajını veriyor. Haksız kazançla mal edinme diyor bana. Cimrilik arasında dengeli bir yol tut diyor. İsrafla cimrilik, cimrilik arasında bir denge tutacağım. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetle cimrilik gösterenler sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyafetler amet günü boyunlarına dolanacaktır diyor. E o zaman benim israf ile cimrilik arasında bir yol tutmam gerekiyor. Denge, denge önemli Daha sonra başka bir mesele başka bir mesaj bana ne diyor? Borcunu öderken geciktirme diyor. Hadis bakın. Hazreti Muhammed diyor ki kim ödemek niyetiyle boşlanırsa Allah onu bu borcu ödemeye muvaffak kılar ve o yüzden de borcumuzu ödememiz gerektiğini bu konuda borcumuzu geciktirmemiz gerektiğini de söylüyor. İş ve iş, işçi ve işveren hakları önemli bir konu arkadaşlar. İslam dininde bu konuda işverene de bir takım görevler yükler işçiye de. İşverene diyor ki işçinin beden ve ruh sağlığını önemse onu sakın diyor bak baretini taksın diyor güvenlik önlemlerini alsın diyor onun diyor ruh, beden ruh sağlığını önemse diyor ona güvenli bir iş ortamı hazırla diyor ve alnının teri kurumadan ona mutlaka ücretini ver diyor İşçiler peki bu ne yapacak işçi ne yapacak işçi de işini iyi yapacak ama ciddiyetle yapacak ve emanete sahip çıkacak ona emanet verilen işi bir emanet olarak görmeli ve bu emanete sahip çıkmalıdır. Verilen sorumlulukları da sonuna kadar yerine getirmesi gerekmektedir. Gıda maddeleri ve bağımlılıkla ilgili bir takım meseleler vardır Kur'an-ı Kerim'de yine güncel meselelerdendir bu da. Ve helal ve haram hepimizin bir takım şeyleri olabiliyor. Bu konuda bir takım soruları olabiliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu manada... Bazı şeylere serbest bırakarak helal demiştir, Bazılarını da haram demiştir. Onları da yasaklamıştır. Haram kılınan şeylere bakarsak domuz eti haramdır arkadaşlar. Akıtılmış kan haramdır. Azı dişi olan yırtıcı hayvanlar bunları yemek haramdır arkadaşlar. Avını pençesiyle parçalayan kuşlar da haramdır. Her ne sebeple olursa olsun kesilmeksizin ölen hayvanın eti de haramdır. Yani leş yemek haramdır. Allah'tan başkası adına kesilen kurban da yasaktır arkadaşlar. Yenilemez haramdır. Yani hayvanı kestin boğazladın, bütün kurallara uygundu ama Allah rızası için değil. Allah'a kurban etmedin onu. Allah Allah'ın adını anarak kesmedin. O zaman o da yine yasaktır, haramdır o et. O hayvanın eti yenilemez. Peki bu kesen kişi Ehli kitapsa Hristiyan birisi ise onun kestiği yenilebilir mi? Yenilebilir. Ama Allah'ı inkar eden birisi ise onun kestiği yenilemez. İğrenç sayılan hayvanlar yani tabiatı itibariyle kötü sayılan, iğrenç sayılan, tiksin sayılan hayvanlar yenilemez. Fare gibi, yılan gibi hayvanlar. Bazı bitkisel gıdalar var. Mesela alkol içkiler yine haram olarak kabul edilmiş. Çoğu haram olanın azı da haram kılınmıştır. Yani bir yudum dahi olsa... O haramdır. Bir damlası da haramdır. Yani sarhoş olacak kadar da içti, sarhoş olmayacak kadar da hiç önemli değil. Alkolde içkiler haramdır. Uyuşturucu maddeler yine aynı şekilde haram olarak kabul edilmiştir. Ve zehirli maddelerde yine içilmesi, yenilmesi ve karıştırılması maddelerin içerisine yasaktır. Helal ve haramlarda temel ölçütler vardır arkadaşlar. Bu konuda haram ve helaller Kur'an ve sünnete uygun olarak dikkate alınmalıdır. Kur'an ve sünnete uygun olmalıdır. İyi niyet haramı helal yapmıyor maalesef ki. O yüzden bir takım e, haramları görmemiz, Kur'an-ı Kerim'den okumamız ve bunu iyi niyetimden dolayı ben böyle yaptım öyle bir şey olamaz. Haram haramdır arkadaşlar. Azlık ve çokluk haramı helal yapmıyor, haramın hükmünü değiştirmiyor. O yüzden ancak temiz olan, akla ve bedene zararı olmayan şeyler helal şeyler yenilebilir. İsraf da haramdır, israftan sakınmak gerekir. O yüzden mutlaka yediğimiz hayvanların ve bitkilerin haram olmasına, olmamasına, helal olmasına dikkat etmemiz gerekir ve harama yaklaştıran şeylerin de haram olduğu unutulmamalıdır. Bunları yapan, üreten ve satanlar da aynı şekilde bu harama ortak olmaktadır arkadaşlar. Bağımlılıklar konusunda İslam dini arkadaşlar aklı önemsiyor. Son derece önemsiyor. Bu bağımlılıklarda da senin formülün bu olsun. Bağımlılıklar aklı devreden çıkardığı için, insanın düşünmesini engellediği için, aileyi yok ettiği için, topluma zarar verdiği için de İslam dini tarafından yasaklanmıştır ve bunlar e, insanların uzak durması gereken bir takım işler, davranışlar ve bağımlılıklar olarak kabul edilmiştir. Sağlık ve tatlı tıpla ilgili bazı meseleler var arkadaşlar. Mesela otopsi, ötenazi, organ nakdi bununla ilgili güncel pek çok soru sorulabilmektedir. Otopsi dediğimiz zaman mesela ölen birisinin arkasından otopsisi yapılıp yapılmayacağı konusunda İslam dini buna şöyle der. Eğer gerekliyse tabii ki yapılabilir. Caizdir. Eğer gerekliyse ama vücudun bütünlüğünün sağlanması önemlidir. Vücut bütünlüğünün korunması önemlidir. Ama mutlaka bir gereklilik varsa buna doktorlar gereklidir diyorsa, hakimler ve savcılar gereklidir diyorsa İslam dini buna caizdir der, izin verir. Ötenazi sebep ne olursa olsun ötenazi bir kişinin ölümü istemesi demektir. Yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı has hastalıklardan dolayı. Eğer artık dayanamayacak bir gücü oldu ve ben ölümü istiyorum derse bu ötenaziye giriyor. İslam dini de ötenaziyi kesinlikle yasaklar. Çünkü yaşam çok kıymetlidir. Yaşam değerlidir. O yüzden ötenazi İslam dininde haram olarak kabul edilmiştir. Organ nakli kesinlikle caizdir arkadaşlar. Bütün organlarınızı bağışlayabilirsiniz. Ki bütün organlarımızı bağışladık. Ee, bunu bir belge olarak alırız ve biz öldükten sonra da ihtiyaç sahiplerine verilir. Çünkü biz öldükten sonra Allah tekrar onları yaratmaya kadir zaten. Kan bağışı, organ bağışı varsa kan bağışı zaten caizdir ve zaruridir aslında bunlar. Haram maddelerle tedaviye geldiğimiz zaman arkadaşlar, eğer gerekliyse hastalığın tedavisini kullanılabilecekse, kişiye fayda sağlayacaksa caiz olarak olur derler. Bir tartışma vardı. Domuzun kalbi kullanılabilir mi acaba? Eğer kişinin hayatını kurtaracaksa kullanılabilir olacağını söylüyor. İntihar yasaklanmıştır çünkü Allah'ın iradesine karşı gelmesi sebebiyle. Hayat denilen kıymetli bir şeyi kaybetmesi sebebiyle yasaklanmıştır. Ve inançla ilgili felsefi yaklaşımlar neler olabilir? Şimdi ona bakalım isterseniz arkadaşlar. Pek çok felsefi yaklaşım ortaya çıkmış. Bunlardan birisi teizm. Teizmi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Monoteizm ve politeizm olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Monoteizm dediği zaman tek bir tanrı anlayışı varsa, tek bir tanrıya inanç varsa o zaman monoteizm diyoruz. Politeizm dediğimiz zaman pek çok tanrı anlayışı olabiliyor bunun içerisinde. Çok tanrılı anlayış vardır yani. Mesela savaş tanrısı gibi, mesela aşk tanrısı gibi, mesela bunun yanında barış tanrısının olması gibi çoklu bir tanrı anlayışının olduğunu görüyoruz. İslam dininde ise tevhid anlayışı vardır. Yani bir ve tek olan Allah'a inanç vardır. Onun da zıttı şirktir. Yani birden fazla Allah'a inanma söz konusu ise eğer şirk söz konusu vardır. O yüzden de tevhidin zıttı şirktir diyebiliriz arkadaşlar. Bir ve tek olan Allah'a inanmak tevhidin inancının içerisindedir. Deizm dediğimiz zaman deizmde teizmde olduğu gibi teizmde nasıl bir ve tek olan Allah var. Tanrı aynı zamanda yüce yaratıcı ve evreni yaratan her şeye müdahale edebilen ve ona bağlı olarak devam ediyor sistem. Ama deizmde deizmde Tanrı var ama Tanrı'nın müdahalesi artık yok. O yüzden deizm dediğimizde Tanrı inancının olduğunu söyleriz. Fakat Tanrı'nın artık müdahalesinin olmadığının kabul edilmesi vardır. Materyalizm dediğimiz zaman arkadaşlar maddecilik vardır. Madde yani elle tutulabilir, gözle görülebilir şeyler vardır. Materyalizmde o yüzden materyalizm e, içerisinde metafizik olgular yoktur. Ruh gibi, beden gibi ve e, bir takım dinin içerisindeki metafizik olgular materyalizmin içerisinde yer al almamaktadır. Bunun içerisinde pozitivizm dediği zaman deney ve gözlemle elde edilebilen bilgiler ancak e, kabul edilebilmektedir. Deney ve gözlemle elde edilemiyorsa o bilgi yoktur onun içerisinde ve bunu da kendi içerisinde teolojik evre, metafizik evre ve pozitivist evre olmak üzere üç bölüme ayırır. Pozitivizmi teolojik evre, metafizik evre ve pozitivist evre olmak üzere üçe ayırmaktadır. Teolojik evrede Tanrının olduğunu, metafizik evrede metafizik olguların girdiğini, pozitivist Sivis evrede de artık deney ve gözlemle ulaşılabilecek bilgilerin olduğunu ve artık buradaki teolojik evredeki bilginin geçerliliğini yitirdiğini söylemektedir. Sekülerizm ise laiklikle beraberdir arkadaşlar. Yani din işlerinin günlük hayatın içerisinden ayrılması gerektiğini kabul eder. Günlük hayatın içerisinden dinin soyutlanması gerektiğini, dinin ayırt edilmesi gerektiğini söylemektedir. Ee, ve agnostisizme geldiğimiz zaman ise agnostizmde de ise şüpheyle yaklaşır. Yani tanrı vardır da diyebilirim diyor, tanrı yoktur da diyebilirim diyor. Bu konuda herhangi bir fikir öne sürmüyor arkadaşlar agnostisizm dediğimiz zaman. Ateizm tamamen tanrının varlığını kabul etmiyor ve yok ediyor. Nihilizm hiççilik arkadaşlar, hiççilik yani hiçbir şeyin varlığını kabul etmemesi demektir. Ahlakın içerisinde olduğu şeyleri de kabul etmiyor, ahlakın verilerini de kabul etmiyor. Hiççilik yani evrenin herhangi bir amacının, hayatın herhangi bir amacının olmadığını da söyleyebiliyor. Hiççilik bu manada. O yüzden ilan, e, bu, bunlar birer felsefi yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Ve yeni günümüzde ortaya çıkmış bir takım e, dini görüşlerde vardır ki bunlar kıyamet tarikatı Tarikatleri, yani milenyum tarikatları ve Yahova şahitleri de bu felsefi yaklaşımların içerisinde yer alabilmektedir arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru hazırladığımızda nasıl bir soru çıkabilir bunlarla ilgili? Bu parçada hangi felsefi yaklaşımdan bahsedilmektedir diyor bize. Teoloji ve metafizik içermeyen sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı vardır. Bu düşünce sistemi yalnızca somut ve kanıtlanabilir bilgilerin geçerli olduğunu deneyle elde edilen bilgiler diyor. Bakın deney diyor bana. E o zaman bunun içerisinde ne yapmam lazım? Pozitivizmi bulmam lazım. Diğerlerinde çünkü sekülerizm dinin ayırt etmesi gerektiğini agnostizm e, dediğim zaman tanrı var da olabilir yok da olabilir. Bunu da bir fikir beyan etmiyordu. Ateizm tamamen tanrı yoktur diyordu. Teizm ise tanrının varlığını kabul ediyor ve müdahalesini de kabul ediyordu. Ama pozitivizm deney ve gözlem elde edilen bilgileri kabul ediyor ve metafizik içermiyordu onun içerisinde. O yüzden doğru cevabı pozitivizm olması gerekiyor arkadaşlar. sorularda buna benzer çıkacaktır. Ee, eğer e, ÖSYM'de karşılaşırsanız sorular genellikle bu tarzda çıkacaktır. O yüzden pozitivizmin ne demek olduğunu agnostizmin hangi amaçla ortaya çıktığını bilmekte fayda var arkadaşlar. Yeni dini hareketler dediğimiz zaman biraz önce söylediğimiz o Yahova şahitleri gibi ya da kıyamet tarikatları gibi bir takım e, yeni dini oluşumlar olabiliyor. Bunların ortaya çıkmasında pek çok sebep var. Buradaki saydığımız sebepler yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasında etkin olmuştur arkadaşlar mesela insan her zaman bir anlam arayışı içerisinde olmuş e o zaman son dönemlerde de bu anlam arayışını bir takım yeni dini hareketlerle de doldurmaya çalışmıştır. Dinin etkisi zayıflarsa yeni dini hareketlerde ortaya çıkmak için ortam bulacaktır. Modern yaşam tarzı, tarzı buna zemin hazırlamıştır. Teknoloji, teknoloji çok gerekli ama bunun getirdiği bir yalnızlık da olabiliyor maalesef ki. Bu yalnızlık da insanları yeni dini hareketlere yöneltebiliyor. Doğal olandan kopma, hızlı kentleşme, kırsaldan kente göçler yine aynı şekilde yeni dini hareketlerde özellikle lokomotif görevi gör. Mektedir arkadaşlar materyalist da işte var materyalist yani insanın metafizik alemden uzaklaşması kalbinin geri planda bırakılması ve sadece maddenin ön plana çıkmış olması e, o yüzden e, yeni dini hareketlere materyalist anlayışta işte zemin hazırlıyor ve aklın ve bilimin. Bazen insanın sorularına cevap veremediğini görüyoruz. Burada yetersiz kaldığı zaman da insanlar yeni dini hareketlere yönelebilmektedirler. Ve insanlar metafizik alemle bağını koparırsa eğer yeni dini hareketler burada da bir boşluk alanı bulabilmektedir. Özelliklerine baktığımız zaman soru olarak geliyor arkadaşlar. Burası son derece önemli. O yüzden yeni dini hareketlerin özelliklerine dikkatle e, takip etmenizi istiyorum. Burada yeni dini hareketlerde Tanrıyla ile ilişki kurmayı önerir. Size tanrıyla ilişki kurduğunu, bağ kurduğunu söylüyorsa o dini hareket bu manada kendisine işte bir alan açmış oluyor. Mesela bu konuda ülkemizde en son yaşadığımız darbeyi düşünecek olursak FETÖ'yü düşündüğümüzde ki kitabımızda da mutlaka bu FETÖ ile ilgili mutlaka bilgiler veriliyor. Tanrı ile kişiler arasında bir bağ kurduğunu söyleyerek insanların bu duygularını suistimal ettiklerini görebiliyoruz. Onların kendilerine özgü bir ahlaki normları vardır. Bu ahlaki normlarını insanlara dikte etmeye çalışırlar. Ve burada bir lider var. Bu lider öyle bir lider konuluyor ki karizmatik bir lider. Son derece karizmatik bir lider ve topluma önder olabilecek liderlik yapabilecek bir. Kişi olarak o, o ön plana çıkıyor ve otoritesini de ortaya koyuyor. Ve bu lideri asla eleştiremezsiniz arkadaşlar. Ve burada milenyum vurgusuna e, yapı, vurgusunun yapıldığını görüyoruz. Yani son dönemdeki yaşanan gelişmeler teknolojik gelişmeler milenyum derken eski dönemdeki geleneksel dini anlayışın yerine milenyumun konduğunu görüyoruz. Ve burada misyonerlik var. Yani kendi görüşlerini diğer insanlara da aktarabilmek için misyonerliğin yapıldığını fikirlerini yaydıklarını da görüyoruz arkadaşlar. Yeni dini hareketlerden o zaman kıyamet tarikatlerini var veriyoruz. Kıyamet tarikatleri ile milenyum tarikatleri bizim ülkemize beraber kabul edilmektedir. Kıyamet tarikatleri ile eşittir milenyum tarikatleridir arkadaşlar. Bu kıyamet tarikatleri ve milenyum tarikatleri kıyamet için bir tarih veriyorlar. Şu tarihte kıyamet kopacaktır diyorlar hatırlar mısınız birinde e, işte kıyametin kopacağını şu tarihte kıyamet kopacak dediler aralık ayında ve sadece şirince de kopmayacağını söylediler ve şirinceye millet akın etmişti onun gibi düşünün bir kıyamet tarihi veriyorlar ve bu kıyamet gelmeden önce e, insanlarda bir mutluluk ve huzur döneminin yaşanacağına inanıyorlar ve bu kıyamet tarikatlerinin içerisindeki olan müritleri de buna inananlar da bu kıyameti yaşamamak için toplu intihar törenleri bile düzenlemişlerdir. Bunun yanında Yahova şahitleri de aynı şekilde Hz. İsa'nın dünyaya tekrar geleceğini ve huzuru tekrar e, burada iskan edeceğini, tekrar yerleştireceğini, dünyayı kurtaracağına inanan Yahova şahitlerinin olduğunu görüyoruz. Bir diğer dini hareket olarak transandantal meditasyonu söyleyebiliriz. Bu da Hint kökenli bir e, dini hareket olduğunu söyleyebiliriz. İnsanları rahatlatarak bir takım zihin tekniklerini kullanarak insanların bu ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. İslam İslamofobi diye bir kavram geçiyor arkadaşlar. İslamofobi ile ilgili bir soru gelirse de şunu düşünün. İslam'dan korkmak demektir. Yani İslam'ı o kadar korkutucu bir şekilde anlatırlar ki bir takım şeyler kuruluşlar ortaya çıkar, bir takım gruplar ortaya çıkar ve bu gruplar bunu Allah adına, İslam adına yaptığını söyleyerek la ilahe illallah diyerek bir takım İslam'ın da ruhuna aykırı davranışlar içerisinde bulunarak insanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. İnsanları İslam'dan kork kutmaktadırlar. O yüzden e, özellikle Amerika'daki ikiz kulelerin vurulmasından sonra İslamofobinin çok fazla geliştiğini görüyoruz. O yüzden yeni dini hareket olarak da İslamofobinin önemli bir kavram olduğunu, dini hareketlerin de İslamofobi yaratmak için ortaya çıktığını da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, Millennium tarikatlarıyla ilgili bir soru hazırladık. Nasıl gelebilir acaba? Bunlarla ilgili soru dersek Türkiye'de milenyum tarikatleri yani kıyamet tarikatleri olarak bilinen yeni dini hareketlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Lider otoriter ve karizmatik mi? Evet, hem otoriter hem karizmatik liderleri. Kendilerinin özgü ahlaki normları var mıdır? Evet, bir ahlaki norm koyuyor kendine ait bunların ahlaki normları, kuralları. Hareketin ilkeleri eleştirilebilir miydi? Hayır arkadaşlar eleştirilemiyor. Kendi ilkelerini kesinlikle eleştirilmesine izin vermiyorlar. O takdirde de zaten sizi sorumlu tutuyorlar. Sorumlu olacağınız ve bu din hareketlerine mensup olamayacağınızı söylüyorlar. O yüzden eleştirilebilir değil. Ama ben D ve E şıkkını okumadan kesinlikle cevap vermiyorum. Tanrı ile ilişki kurduklarını iddia ediyorlar. mısınız? söylemiştim. Tanrı ile bağ kurduğunu söyleyerek sizin o boşluğunuzu dolduruyorlardı. Evet. Misyonerlik faaliyetlerine önem verirler. Tabii ki yayıncı bir politika izliyorlar. Fakat e, hareketin ilkeleri, lideri kesinlikle eleştirilemez diyoruz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Yahudilik konusuna arkadaşlar. Yahudilik Yahudilik dünyadaki e, büyük dinlerden bir tanesidir arkadaşlar. Baktığımız zaman aslında tarihlerinin Hazreti İbrahim'le başladığını söyleyebiliriz. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsrak ve onun oğlu Hazreti Yakup Yahudilik tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Hazreti Yakup'un da 12 tane oğlu var. Biliyorsunuz e, Hazreti Yusuf Hazreti Yakup'un oğullarından bir tanesidir. İşte Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle beraber 12 kardeş olduklarını ve İsrail oğullarının bu 12 kabilesi de Hazreti Yakup'un bu 12 oğluna dayanmaktadır arkadaşlar. Peki Yahudi kavramı nereden gelmektedir diye konuşacak olursak Yahudi kavramı Yahudi bölgesine, Babil sürgününden sonra hani Filistin'deki Yahudi bölgesine falan gidiyorlar ya. O Yahuda bölgesinden dolayı Yahudi, İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir. Aynı zamanda Hazreti Yakup'un büyük oğlu Yahuda'dan dolayı da onlara Yahudi dendiği söylenmiştir. Peki Musevi niye söylenir? Musevi Hazreti Musa'nın şeriatına bağlı oldukları için de Musevi de denilmektedir Yahudilere. Aynı zamanda Hazreti Musa'nın e, ve diğer Hazreti İbrahim'in konuştuğu dil olması de nedeniyle de İbranice olması nedeniyle de İbrani denilmiştir. İbrani aynı zamanda Hazreti İbrahim'in büyük adası Eber'e de dayanmaktadır. Hazreti İbrahim'in büyük bir atası vardır. Onun adı Eber'dir ve bundan dolayı da Hazreti İbrahim'e Eber'in soyundan gelen anlamında İbrani konuştukları dile de İbranice denmiştir arkadaşlar. Peki İsrail aynı zamanda Hazreti Yakub'un İsrail İsrail aynı zamanda Hazreti Yakup'un lakabıdır arkadaşlar. Hani bu Hazreti Yakup bir gün yolda birisiyle karşılaşıyor, onunla dövüşüyor ve bu dövüşte Hazreti Yakup o, e, onu yeniyordu ya hani o dövüşte kişinin Tanrı olduğu ve Tanrı'yı yenen kişi olduğu sebebiyle de ona Tanrıyla güreşip yenen manasında İsrail denmiştir. Onun soyundan gelenlere de İsrailoğulları denmiştir arkadaşlar. Daha sonra Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf'la beraber onların Mısır'a geldiklerini biliyoruz. Hani Hazreti Yusuf kuyudan çıkarıldıktan sonra Mısır'a köle olarak gitmişti de orada e, kendisi bir maliye veziri olarak maliye bakanlığına geçerek orada yüksek bir rütbe almıştı ve sonra kardeşlerini de yanına getirmişti ya, onları affederek o kardeşlerini de Mısır'a getirttirdi işte. İsrailoğullarının Mısır serüveni burada başlamış oldu. Fakat Hazreti Yusuf'tan sonra İsrailoğulları burada köle olarak kullanılmaya başlandılar. Köle olmaya başladılar. Hazreti Musa döneminde de Firavun'un biliyorsunuz rüyasında İsrail oğullarından gelen bir erkek çocuğunun onu öldüreceği, onun hükümranlığına son vereceği ne ilgili bir yorum yapılmış diye ya, kahinler tarafından. İşte Hazreti Musa'nın döneminde böyle bir olay yaşanmıştı ve Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürme kararı almıştı. Hazreti Musa da bu ölümden kurtuldu. Annesinin onun Nil nehrini bırakmasıyla birlikte fakat Firavun onu kendi sarayında büyüttü, yetiştirdi. Fakat hükümranlığının son ermesine maalesef ki engel olamadı arkadaşlar. Ve Hazreti Musa İsrail oğullarını Mısır'dan çıkardı ve Yahudiliğin ilkeleri olan 10 emri aldığını söylüyoruz. Yahudilik'te arkadaşlar Ezra var. Yahudiliği tekrar yeniden tesis ettiğini söyleyebiliriz ve Ezra bu manada önemli isimlerden bir tanesidir ve Hazreti Musa'dan sonra da Yahudiliği tekrar yeniden tesis ettiğini görüyoruz. Kudüs'e tekrar Babil'deki İsrail İsrailoğullarını götürdüğünü görüyoruz. Cumartesi yasakları var mesela Yahudilik'te. Kim koymuş bu kuralı biliyor musunuz? Musa falan değil. Ezra, ezra koymuş. Daha sonra hani Yahudi anneden olma şartı vardı ya Yahudi anneden doğmadığın takdirde Yahudi olamıyordun. E o zaman bu şartı da Ezra'nın getirdiğini görüyoruz. Unutulmuş bir Tevrat vardı. Çünkü yazıya geçirilmemişti. Bu Tevrat'ı tekrar Ezra'nın yazdığını görüyoruz. Ve kuralları tekrar tesis eden kişi Ezra olarak unutmuyoruz arkadaşlar. Tanrı inancına baktığımız zaman Yahudiliğin Tanrı inancında e, Tanrı Tektir ve birdir ve Yahova Elohim ismiyle ifade bulmaktadır. Yahova diyorsa Tanrı, Yahova adı altında geçiyorsa mutlaka bilin ki Yahudiliğin içerisindeki bir Tanrı inancıdır arkadaşlar. Peygamber inancına baktığımız zaman ise ilk peygamber Hazreti İbrahim. Son peygamber. Malaki arkadaşlar unutmuyoruz. İlk peygamberler Hazreti İbrahim hani ataları Hazreti İbrahim'e dayanıyordu ya oradan ilk peygamberlerin Hazreti İbrahim olduğunu son peygamberlerin Malaki olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. En önemli peygamberleri ise Hazreti Musa'dır. Hani ilk on emir ona verildiği için de en önemli peygamberlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Siyonizm. Siyonizm kendilerine vaat edilmiş bir toprak var onların. Kutsal topraklar dedikleri vaat edilmiş kutsal topraklar. Ve Kudüs ve çevresinde Yahudi devleti kurmayı amaçlar Siyonizmle bu kutsal, vaat edilmiş kutsal toprakları ele geçirmeyi ve burada bir Yahudi devleti kurmayı amaçlıyorsa bu Siyonizmin getirdiği bir inanç sistemidir arkadaşlar. Hani Hz. Musa'ya verilen on emir işte burada var arkadaşlar on emir bir olan Allah'a inanması gerektiğini söylüyor. Put yapmayacaksın başka bir şeye inanmayacaksın. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Evet şimdi Yahudiler cumartesi günü de hiçbir iş yapmazlar arkadaşlar. Çünkü Tanrı evreni 6 günde yaratmıştır ve 7. günde dinlenmiştir. O yüzden cumartesi günü de tüm Yahudiler hiçbir elektrikli ev eşyası çalıştırmazlar. Kendileri de çalışmazlar ve cumartesi günü sadece dinlenirler. Anne babaya hürmet önemlidir ikon emirde. Adam öldürmeyeceksin der. Ölüme karşı çıkar öldürmeye. Zinaya karşı çıkar. Çal mayacaksın der haksız kazancı çans, e, karşı çıkar. Yalancı şahitliği yasaklar ve komşunun haklarına da çok önem verir arkadaşlar. Sembollerine baktığımız zaman Menora ve Davut yıldızı. Davut yıldızını burada görüyorsunuz zaten iç içe geçmiş iki tane üçgenden oluşmaktadır. Davut yıldızı çünkü krallık dönemindeki Davut peygamber onlar için bir kral olarak ifade edilmektedir. Hazreti Süleyman da aynı şekilde bir kral olarak vardır. Davut ve Süleyman, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman onlar için kral olarak ifade edilmektedir. Menora dediğimiz zaman da e, bu yedi tane mumun yerleştirildiği arkadaşlar şamdandır. Yedi kollu şamdandır menora, yedi kollu şamdan neyi temsil ediyor deder derseniz aslında yedi haftanın yedi günlerini temsil ettiğini de söyleyenler olduğu gibi Hazreti Musa'nın ilk on emri taş bir levhanın üzerinde aldığı zaman onu yanan bir çalının altında almıştı diyorlar. O yanan çalıyı temsil etmektedir menora aynı zamanda. Kutsal metinlere baktığımız zaman kutsal metinlerinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımda olduğunu görüyoruz. Tanah ve Talmud olmak üzere. Burada Tanah dediğimiz şey Tevrat olarak da isimlendirilmektedir. Yazılı metinleri bu manada Tanah yani Tevrat, Nevim yani peygamberler bölümü bir de Ketuvim yani kitaplar bölümü var. Yani Tanah olmak Tanah peygamberler ve kitaplar olmak üzere üç bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz yazılı metinlerin. Bir de sözlü metinler var. Buna da Talmud diyoruz. Yazılı metinler Tanahtır, sözlü metinler Talmud'dur arkadaşlar. Tanah yazılı metin ya. Bu Talmud da bu Tanah'ın tefsirleridir. Yani yorumladır, yorumlarıdır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yazılı metinler Tanah, Talmud da bunun tefsirleri. Yani yorumlarıdır. Peki bu tanahın tefsirini bile yapmışlar. Adına Mishna demişler. Mishna'nın tefsirini de yapmışlar. Ona da Gemara demişlerdir arkadaşlar. Bu kavramları bilin. En azından zihninizde Mishna ve Gemara'nın e, birer yorum biçimi olduğunu, Tanah'ın da birer yorum biçimi olduğunu bilelim arkadaşlar. Eee Talmud'un Tanah'ın yorum biçimi olduğunu bilelim. O zaman tekrar ediyoruz. Tanah yazılı metin, onun yorumu Talmud sözlü bir metin, daha sonra Tanah'ın tefsiri olan Mishna var. Mishna'nın tefsiri olan Gemara var arkadaşlar kutsal metin olarak. Ahiret inancı var mıdır peki Yahudilikte de dersek? Evet. Yahudilik, Yahudilik muhakkak ki ahiret inancına sahiptir arkadaşlar. Dini bayramlarına baktığımız zaman onların günlük ibadetleri olduğu gibi muhakkak ki e, arkadaşlar yıllık ibadetleri de vardır ve burada e, yıllık ibadetlerin günlük ibadetlerin içerisinde ve yıllık ibadetlerin içerisinde şuradaki isimleri mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar nelerdir bunlar derseniz roş haşana bunlardan birisidir roş haşana ve e, yom kipur sukot Simhatora, Hanuka, Fısıh Bayramı yani Hamursuz Pesah Bayramı da diye geçiyor. Ve Şavuat yine dini bayramlardan birisidir. Yahudilerin inandığı bayramlardan birisidir arkadaşlar. Daha sonrasında Yahudilikte erkek çocukları sekiz günlükken sünnet ettirilir. Ve evlilik hahamlar tarafından sinagoglarda ve havra adalı kıyılır. O zaman... Yahudiliğin kutsal mekanlarına sinagog ve havra diye söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Unutmayalım kutsal mekanları sinagog ve havra olarak söylenir. boşanma hoş karşılanmamıştır Yahudilikte ve akraba evlilikte yoktur arkadaşlar. Akraba evliliğini de kabul etmezler. Yahudiliğin mezheplerine baktığımız zaman bizim Ortodoks Yahudilik ve reformist Yahudilik, muhafazakar Yahudilik, samiriler ve yeniden yapılanmacı Yahudilik olmak üzere mezheplere ayrıldığını görüyoruz. Şimdi Ortodoks Yahudilik dediğimiz zaman bunlar Süleyman Mabedi'nin yıkılışından günümüze kadar gelen resmi Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden Yahudilerdir bunlar. Ve günümüzde de en fazla mensubu olan Ortodoks Yahudiliktir arkadaşlar. Reformist Yahudilere baktığımız zaman bunlar da e, din ve dünya işlerinin ayrılması gerektiği ilk kez bu da bunlar tarafından söylenmiştir. Ve bunlara göre cumartesi çalışma yasağının kaldırılması, sinagog ayinlerinin azaltılması e, ve e, bir takım sözlü Talmud geleneğini inkar etmişlerdir bunlar. Bu görüşleriyle ortaya çıktıklarını görüyoruz biz reformist Yahudilerin. Yani yeni reformlar getirdiklerini. Ne demişler? Talmud yoktur demişler. Sinagog ayinlerinin azaltalım demişler. Cumartesi çalışma yasağını kaldıralım demişler. Gibi bir takım reformlar yaptıklarını görüyoruz. Muhafazakar Yahudilere baktığımız zaman ise onların... Ee, geleneklere son derece bağlı olan mezheptir arkadaşlar. Yahudi mezhebi. Geleneklere son derece bağlı diyorsa Ortodoks. Yeni reformlar getiriyorsa reformistler. Muhafazakar Yahudilikte aynı şekilde geleneklere son derece bağlı olduklarını görüyoruz. Samiriler dediğimiz zaman arkadaşlar e, bu mezhebin mensupları Yahudi ismini kullanmıyorlar. Hazreti Musa'nın getirdiği dinin gerçek uygulayıcısının kendileri olduğunu öne sürüyorlar. Ve Yahudilerin elinde bulunan farklı bir tevhat nüshasını okuyorlar. Ve yaptıkları bir takım davranışlarla yani ibadetlerle de diğer Yahudilerden kendilerini ayırt ediyorlar ve onlar ırkları farklı diyerek de onları Yahudiler Samirileri de gerçek bir Yahudi olarak kabul etmiyorlar. Yeniden yapılanmacı Yahudiliğe baktığımız zaman bu mezhebin mensupları seçilmiş millet inancını kabul etmezler arkadaşlar yeniden yapılanmacı Yahudilikte yani seçilmiş bir millet hani Tanrı onları seçmişti onlara bir takım vaatler vermişti ya hayır diyor seçilmiş bir millet inancı yoktur diyor ve aynı zamanda yeniden dirilişi ve ahiret inancını da kabul etmiyorlar yeniden yapılandırmacılar ve Tevrat'ın Tanrı'nın vahiyleri içermediğini de söylüyorlar bunun yanında kadınların da haham olabileceğini söylüyorlar hani din adamlarına haham denir ya Yahudilerde kadınların da haham olabileceğini söylüyorlar ve kadınlar erkeklerle birlikte ibadet edebilirler yeniden yapılanmacı Yahudilikte normal Yahudilikte yani geleneksel Yahudilik Kadınlar erkeklerle beraber ibadet etmezler arkadaşlar. Onlar başlarını örterler ve sadece ibadetlere katılmadan o dualara eşlik edebilirler. Fakat erkekler ibadetlerini yaparlar. Yeniden yapılanma ciyodilikte ise kadınların da katılabileceğini, e, haham da olabileceğini söylerler. Hristiyanlığa geldiğimiz zaman arkadaşlar. Hristiyanlık, e, Hz. İsa'nın doğduğu Nasıra kasabasına nispetle, Nasrani... Nasrani denmiş, Hazreti İsa'ya nispetle de İsevi dendiğini görüyoruz. Nasrani kasabasında doğduğu için Nasrani dedenmiştir Hristiyanla Hazreti İsa'ya bağlı olduklarından dolayı da İsevilik dendiğini e, görüyoruz. Hazreti İsa bir mucize olarak babasız olarak dünyaya gelmiş. Annesi Hazreti Meryem e, ve e, bu Hazreti İsa bir kasabada bu doğuyor büyüyor. Yahudiler Mesih'in kral Davut'undan soyundan geleceğini ve sadece Yahudileri kurtaracağına inandıkları için Hazreti İsa'ya iman etmemişlerdir. Yahudiler Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak kabul etmezler ve onun davetine de karşı çıkarlar. Fakat Hazreti İsa bir peygamber olarak kendisi görevlendirildikten sonra ...o anlatmaya başlayınca... ...Yahudiler bu sefer ona izin verirler mi? Vermemişler tabii ki. Ve ne yapmışlar? Onu anarşi ve isyan çıkarmakla suçlamışlar. Ve çarmıha germişler. Çarmıha gerildikten sonra da... ...infaz edilmiş ve... ...Hazreti İsa çarmıha gerilerek... ...öldürülmüştür arkadaşlar. Hazreti İsa peygamberliği süresince... ...kendisine vahyedilen ilahi gerçekleri... ...insanlara açıklamış. Zaman içinde Hristiyanlık... ...Hazreti İsa merkezli bir din olmuş. Ve... E, Hristiyanlığın mimarı bugünümüzde Paulus olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü bazı noktalarda Hristiyanlığın çok evrilerek geldiğini görüyoruz ve Paulus'un da bu konuda çok önemli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu e, Paulus da daha önceleri aslında e, Hristiyan karşıtı iken daha sonrasında Hristiyan olduğunu ve Hristiyanlığın temelleri attığını söyleyebiliriz. Yani Paulus ilk önce bir Hristiyan değil aslında Hristiyan'a karşı bir Yahudi olduğunu söyleyebiliriz. Yahudanın şey Paulus'un bir Yahudi olduğunu söyleyebiliriz fakat daha sonrasında Hristiyan olduğunu e, ve Hristiyanlığın görüşlerini kurallarını benimsediğini bir kural haline getirdiğini söyleyebiliriz. Sonra ne olmuş Paulus Yahudiler tarafından yakalanmış hapse atılmış ve sonra da idam edilmiş arkadaşlar. Tabi Hazreti İsa hayatındayken İncil'i kendisine gelen vahyi yazıya geçirme fırsatı bulabildi mi? maalesef ki bulamadı. Zaten üç yıllık gibi bir sürede peygamberlik yapabildi. Onda da Yahudilerin kendisini anarşit olarak e, e, nitelendirmesi nedeniyle isyan çıkardığını söylemelerinin neticesinde ne yapmışlar? Hep bunlarla mücadele etmek zorunda kalmış Hazreti İsa. O yüzden de İncil'i yazıya geçirme fırsatı bulamamış. O yüzden de daha sonraki 325 yılına gelindiği zaman yazılmış olan o döneme kadar Hazreti İsa'dan şöyle duydum böyle duydum diyerek İncil yazanların İncil'leri hep bir toplanmış ve İznik konsülü burada dört tane İncil'in ortaya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere dört tane İncil'in kabul edildiğini görüyoruz. Bu manada eski ahit, Yahudiliğin dini kutsal kitabı olan Tevrat olarak kabul edilirken yeni ayet olarak da İncil kabul edilmektedir arkadaşlar. İnanç esaslarına baktığımız zaman inanç esasları da teslis inancı vardır arkadaşlar. Teslis dediğimiz zaman üçlü tanrı anlayışı baba, oğul ve kutsal ruh var. Baba dediğimiz en yüksekte en yukarıda tanrı yani oğul babanın oğlu. E Kutsal ruh. Hani bizdeki Cebrail var ya İslam dinindeki Cebrail işte buradaki kutsal ruhun yerine koyabilirsiniz onu. Burada üçlü tanrı anlayışında teslis inancının olduğunu ve burada Hristiyanlığın en temel görüşlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal mekanları kilisedir arkadaşlar. Kilisenin büyüğüne katedral denilirken küçüğüne şapel denir. Katedral ve şapel. Hristiyanların kutsal mekanlarıdır. Din adamlarına papaz, rahip ve rahibe denmektedir arkadaşlar. Peki dini sem sembolleri nelerdir? Dini sembolleri çan, haç dini sembol olarak Hristiyanlıkta geçmektedir arkadaşlar. Ayinleri var. Ayinler. Vaftiz ayini var. Nedir vaftiz? Hristiyan olmanın ilk adımıdır arkadaşlar. Niye vaftiz ediyorlar? Hazreti Adem hani bir günah işlemişti ya, insanlık adına bir günah işlemişti ya. O günahtan yani o elmayı ısırması Hristiyanlıkta da var işte. Bu suçtan insanı kurtarmanın tek yolu vaftiz olmaktır. Günahkar olarak doğar, bir çocuk doğduğu zaman onu bu günahtan arındırabilmenin yolu da vaftizdir ve kutsal bir suya ya yıkanır onunla o suyla ya o su üzerine serpilir ya da suya daldırılır gibi vaftiz ayini yapılır arkadaşlar. Ekmek şarap ayinine baktığımız zaman bunun bir diğer adı evharistiyadır. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle bir yedi son akşam yemeği var. O son akşam yemeğinin hatırası için yapılan bir ayindir arkadaşlar. Pazar günleri yapılan bir ayindir. Pazar günleri ayine gidiyorlarsa ev harisiye ayinine gidiyorlardır. Kuvvetlendirme yani konfirmasyon, vaftiz edilen çocuğun takdis edilmiş bir yağla vücudunun yağlanmasıdır. Kutsanmış bir yağ ile bütün vücudunu yağlıyorlar işte. Bu ayin vaftiz vaftizin kuvvetlendirilmesidir. Hani suyla yıkayarak vaftiz ettiler ya bu yağla da bu vaftizin kuvvetlendirildiği anlamına geliyor. Günah itirabı, itirafı ve tövbe var arkadaşlar. Günah işleyen bir kişi Hristiyanlıkta da kabul edilmiş günah işleyebilirsiniz fakat bu günah işleyenin günahı kilisede itiraf etmesi ve rahibin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına o günahı bağışlaması gerekir diyorlar. Bakın İslam dininde de tövbe anlayışı vardı. Karşılaştıracak olursak fakat bu tövbe kul ile Allah arasındadır. Ama Hristiyanlığa geldiğimiz zaman farklı olduğunu görüyoruz. Burada günah itirafını o kişiye yani din adamına yapar ve din adamı onu ona onun adına Tanrı'ya bunun affedilmesi için duada bulunur. Son yağlama dediğimiz zaman Son yağlama. Ölümü yaklaşan bir kişi varsa eğer onun adına yapılan bir ayindir arkadaşlar. Hasta ya şifa bulsun diye ya da günahlarından arınsın diye rahat bir şekilde ölsün diye amacıyla yağlanmasıdır arkadaşlar. Rahip takdisi. Din adamlarının rahip olarak adam atanması ayinidir. Rahip olarak atanabilmesi için mutlaka bu rahip takdisi ayininin olması gerekiyor. Evlilik ayini biliyorsunuz kiliselerde evlilik ayini yapılmaktadır. Kilise tarafından kutsanmasıdır kişilerin. Mezheplere baktığımız zaman Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık ve Avenjelizm akımı olmak üzere aslında temelde üç tane ve bir tane de akım olmak üzere mezheplerini sayabiliriz arkadaşlar. Katoliklik, gelenekçi ve doğmalara bağlılığıyla ön plana çıkmış arkadaşlar. Merkezi neresi? Vatikan'dır merkezi ve Katolik mezhebine göre din adamlarının evlenmesi de yasaktır arkadaşlar. Ortodoksluğa geldiğimiz zaman, Ortodoksluğa da Ortodoksluk'ta baktığımız zaman Katoliklikten sonraki en yaygın ikinci mezhep. En yaygın olan Katoliklik, ikinci mezhepte Ortodoksluk olduğunu görüyoruz. Kat, e, ve Katoliklik gibi merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yapıya sahip değil. Daha eşitlikçi Ortodoksluk. Katoliklik hiyerarşi var onda. Ortodokslukta daha eşitlikçi bir yapı var. Ve ...kilisenin başında bulunan din adamlarına patrik, Piskopos, metropolit gibi bir takım isimlendirilmeler verilebiliyor. Ortodoks mezhebinde rahipler evlenebilir arkadaşlar. Bakın Katolik mezhebinde rahipler yani din adamları evlenemiyordu ama Ortodoksluk mezhebinde din adamları evlenebilir. Ve ancak üst düzey bir din adamıysa onun evlenmesi yasak. Protestanlığa geldiğimiz zaman... 16. yüzyılda arkadaşlar Martin Luther'in başlattığı bir reform hareketiyle ortaya çıkmış. Ve Luther bir takım şeylere karşı çıkmış. Neye karşı çıkmış Martin Luther? Kilisenin günahları bağışlamasına karşı çıkmış. Ve bu günahtan arındırılması için bir takım mali kaynaklar elde ediyorlar ya bir takım beklentiler içerisine giriyorlar buna da karşı çıkmış. Ve İncil'in e, kilise tarafından yorumunun tekel altına alınmasına da karşı çıkmış. Ve ayin dilinin latince olma zorunluluğuna da karşı çıkmış e, protestanlar. O yüzden e, bu manada protestanları da diğerlerinden ayırabiliriz arkadaşlar. Bu manada önemli akım olarak evangelizm akımından da bahsedebiliriz. Onlara göre e, Hristiyanlığın yayılmacı ve misyonerlik faaliyetlerini yaptığı bir politikası olabilir olması gerekir bu evangelizmin. O manada anlayın yani e, yayılmacı bir politika izlemesi ve misyonerlik faaliyetleriyle eş anlamlı ...anlamda kullanılmaktadır... Ee, evangelizm. Evangelistler Hz. İsa'yı ikinci kez yeryüzüne gelmeden... ...dünyanın son zamanlarında... ...Orta Doğu merkezi büyük bir kaosun ve şiddetin... ...yaşanacağını... ...Kudüs'te kutsal mabedin üçüncü kez inşa edileceğine... ...hani Süleyman Hz. Süleyman tarafından... ...yaptırılan o mabet vardı ya... ...onun üçüncü kez inşa edileceğine... E, ...ve bir takım olayların yaşanacağına... ...hatta bir de Armageddon diye bir savaşın... ...yaşanacağına inanmaktadırlar... Evangelizm akımında arkadaşlar... Şimdi gelelim din ve bilim ünitesine arkadaşlar. Din ve bilim İslam dininin e, bu manada bilimle olan ilişkisidir arkadaşlar. E, i̇nsan akıllı bir varlık olarak Allah tarafından yaklaşık 500 yerde düşünmesi gerektiğini, akletmesi gerektiğini ve sorgulaması gerektiğini anlatıyor. İslam dininin akla verdiği önem ve araştırmaya, keşfetmeye doğru verdiği önem Müslümanları bilimsel konularda araştırmaya sevk etmiştir. Allah bunu insanı gözünü çevir de bir kere daha bak diyerek emretmiş ayette. İnsan gözünü çevirerek neye bakıyor? Evrendeki düzene ve dengeye bakıyor. İşte insanın gözünü çevirip de baktığı, sorguladığı, araştırmaya yöneldiği bu sisteme Adetullah veya sünnetullah denir. İkisi de eş anlamlıdır arkadaşlar. Adetullah ve sünnetullah. Allah'ın evrene koyduğu, sisteme yönettiği sisteme adetullah veya sünnetullah deniliyor. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Bu adetullah ve sünnetullahı kim buluyor biliyor musunuz? Yaratan Allah insan bulacak. Aklıyla, e, sorgulamasıyla, merak duygusuyla bu adetullahı, Allah'ın evrene koyduğu bu düzeni, dengeyi ve bu sistemi bulması gereken kişi de insandır. Bu görev ona verilmiştir. Allah'ın öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın diyerek sünnetullah kavramına nasıl vurgu yaptığını görüyoruz. Kanun kavramı ve Allah'ın sünneti kavramı neye vurgu yapıyor işte sünnetullah'a vurgu yaptığını görüyoruz. İslam medeniyetinde denge korunmuş hep Vahiy olduğu kadar akıl da çok önemsenmiştir. İslam bilimi, ilmi son derece önemsemiştir. Fakat bu ilim ve bilim arkadaşlar fayda verici olmalıdır ve Hazreti Muhammed ne demiştir? Allah'ım Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım diyerek arkadaşlar bir ilim yapıyorsak eğer bu ilmin fayda verici, insanlığa ve topluma fayda verici olması gerekir. Yaptığımız ilimi, bilimi bu manada algılamamız gerekiyor. İslam dini bu manada oku emrini vermiş, insanı bilime yöneltmiş. Bunun yanı, yanı sıra. Göklerin ve yerin yaratılmasına bakın. Vurgu yapmış. Ayet bu. Göklerin ve yerin yaratılmasında demiş. Gece ile gündüzün bir bir ardına gelmesinde. Bakın göklerin ve yerin yaratılmasında atmosferin katmanları da var. Bulun araştırın onu demiş ayet. Gece ile gündüzün bir, bir ardına gelmesinde. Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi. Güneşin etrafında dönmesi. Bunları falan araştırın diyor. İnsan bunları araştıra araştıra buluyor. Ama ayet 1400 yıl öncesinden. insanlar daha bunun dünyanın döndüğünü dönmediğini yuvarlak olduğunu bilmeden önce. Ayet bunları söylüyor. Ve insan insanlara yararlı şeylerle denizli süzülen gemilerde yani suyun kaldırma kuvvetini söylüyor bize Allah'ın gökten indirip yeri ölümden sonra dirilttiği suda yani yağmurun oluşumunu anlatıyor bize onu araştır bul diyor her türlü canlıyı orada yaymasında rüzgarları ve yerle gök arasında amade duran bulutları döndürmesinde bu bulutları rüzgarları hep bu, e, bilime konu ediniyor ve diyor ki düşünen kimseler için bir takım deliller vardır diyerek de insanın bilime yönelmesi gerektiğini söylüyor bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyerek de bilmeye çalışan insan sürekli olarak üstün tutulmuştur ve sadaka cariye kavramı burada da karşımıza çıkıyor arkadaşlar İslam dininin içerisindeki en önemli kavramlardan birisidir sadaka cariye devam eden sadakadır sevabı devam eden sadaka burada e, üç kişinin ...ya daha doğrusu şu üç olaydan sonra başka amellerinin kesileceğini söylüyor Hazreti Muhammed. Fakat eğer bir ilim bıraktıysa, hayırlı bir evlat bıraktıysa, bir de sadaka-i cariye bıraktıysa... ...öldükten sonra da sevabının devam edeceği söyleniyor Hazreti Muhammed tarafından. Yani sadaka-i cariye, yol, köprü, hastane, cami, okul gibi bir takım kalıcı eserler bırakıp... ...öldükten sonra da bundan faydalanma devam ettiği için sevabının devam etmesi demektir kişiye, kazan, sevap kazanması kazandırması demektir. Kur'an'ın akla yüklediği bir takım kavramlar vardır arkadaşlar. Bir takım görevler vardır. Kur'an-ı Kerim akla diyor ki ibret al diyor ve bunu itibar kavramıyla anlatıyor. Kur'an-ı Kerim akla diyor ki akıl yürüt diyor ve bunu da nazar kavramıyla ifade ediyor. Derinliğine düşün diyor. Tefekkür derinliğine düşünmek, tedebbür diyorsa derinliğine düşün. Neyin üzerinde? İşte gökler, yerler, rüzgar, bulut ve yağmur. Bunların üzerinde derin derin düşün, akıl yürüt, ibret al bazı şeylerden ve ince bir kavrayışa sahip ol tefakkuh kavramı ve düşünüp anla diyor bu düşündüğün gördüğün bazı şeyleri bundan da anlam çıkar bu da tezekkür kavramıyla ifade edilmektedir arkadaşlar. İslam medeniyetinde bilim ve düşünce çok büyük bir gelişim göstermiştir arkadaşlar bu manada medeniyet kurduğunu İslam'ın bir medeniyet kurduğunu görüyoruz peki ne temelli bir medeniyet? Bilimsel temelli bir medeniyet. İslam medeniyeti bilimsel bir medeniyet olarak e, ifade bulmaktadır arkadaşlar. Tarihe adını bilimsel bir medeniyet olarak yazdırmıştır. Baktığımız zaman bu medeniyetin oluşmasında ilk önce tercüme faaliyetlerinin çok fazla etkili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tercüme yapılmış nereden? Yunancadan, pehleviceden, sanskritçeden. Bir takım e, eserlerin Arapça'ya Arapça tercüme edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu tercüme faaliyetleri neticesinde bilimin geliştiğini ve düşüncenin geliştiğini görüyoruz. Daha sonrasında... Abbas Halifesi memun zamanında bu tercüme faaliyetlerinin daha sistemli olabilmesi için Beytül Hikme tercüme diyorsa arkadaşlar tercüme başka bir dilden Arapça'ya tercüme Beytül Hikme'nin çatısı altında yapılmıştır. Bu bir müessesedir. Tercüme faaliyetlerinin yapılması için. Takdir edersiniz ki dünyanın bir ucunda yapılmış olan bir düşünce, bir buluş ne yapılmış? O kitaptan alınmış, o dilden Arapça'ya çevrilmiş ve bu buluş İslam e, e, bilim adamları tarafından da daha fazla geliştirilerek e, insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Fuat Sezgin arkadaşlar. Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurmuş. İlk önce Frankfurt'ta kuruyor. İkincisini de İstanbul'da kuruyor arkadaşlar. Ne var bu müzenin içerisinde derseniz. İslam tarihi içerisinde yapılmış olan hangi bilimsel çalışmalar varsa onların maketlerini orada görebilmeniz mümkün. Sadece maket değil. Mesela bir dünya haritası çizdiyse bir Müslüman alim onu orada nasıl çizdiğini, hangi dönemde nasıl bir dünya haritası çizildiğini bu müzede görebilmeniz mümkündür arkadaşlar. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları var arkadaşlar. Bunların en başında mescit ve cami gelmektedir. Darül Erkam burada çok önemlidir. Darül Erkam Hazreti Muhammed'in ilk dönemlerinde o gizli tebliğin yapıldığı dönemlerde eee Erkam bin Ebi Erkam demişti ki benim evim var ve bu evi bu tebliğ faaliyetleri için kullanabilirsiniz demişti. Darül Erkam bu manadaki ilk eğitim kurumudur diyebiliriz. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orada Mescid-i yani peygamber mescidini inşa etmiştir ve bu mescit sadece namaz kılmak için ibadet etmek için yapılan bir mekan değildir. Savaş kararlarının alındığı bir yerdir. Düğünlerin yapıldığı bir yerdir. Barış antlaşmalarının yapıldığı bir yerdir. Ve bu Mescid-i Nebi'nin etrafına da Hazreti Muhammed küçük küçük odalarla eğitim e, sınıfları yapmıştır. Bunlara da Suffe denir arkadaşlar. Demek ki ilk dönemlerde Darül Erkam'ı Bileceğim Eğitim Kurumu olarak Mescid-i Nebi'yi ve bu Mescid-i Nebi'nin etrafındaki kurulan sınıflardan Suffe'den e, Bileceğim Suffe'nin eğitim yuvası olduğunu bileceğim. Mektep İlkokul seviyesindeki eğitim kurumları. İlkokul seviyesindeki eğitim kurumu mekteptir arkadaşlar. Peki medrese dediğim zaman yüksek öğretim düzeyindeki eğitim kurumlarınızı da biz medrese diyoruz. bu manada medrese dediğimiz zaman nizami medreselerini kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. İslam dünyasındaki ilk büyük medrese nizamiye medresesidir. Kim tarafından yapılmıştır? Nizamülmülk tarafından yapılmıştır. Sahne Seman Medresesi, Süleymaniye Medresesi de önemli medreselerdir. Fatih Sultan Mehmet Sahne Seman Medreselerini yaptırıyor. Kanun Yunus Sultan Süleyman'da Süleymaniye medreselerini yaptırdığını görüyoruz arkadaşlar. Ve burada yine bir eğitim kurumu olarak Darül Kurra ve Darül Hadisler var. Darül Kurra arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği ve hafız yetiştirildiği kurumlar. Darül Hadisler ise Hz. Muhammed'in hadislerinin okunduğu, öğretildiği ve buradan uzmanların yetiştirildiği alan. Darül Hadis dediğimiz zaman Nurettin Zengi tarafından inşa edilen... Ee, Darül Hadis'i bilmemiz gerekiyor. Ve Anadolu'da da pek çok Darül Hadis var. Ama Çankırı'da da kurulmuş Darül Hadis, Sivas'ta da kurulmuş Sivas Gök Medresi Darül Hadis'i de önemli Darül Hadis'lerdendir. Beytül Hikmen'in tercüme faaliyetleri yapıldığını söyledik. Kütüphaneler arkadaşlar, kütüphaneler İslam dünyasında son derece önemli olmuştur. Ve özellikle kağıdın yazı malzemesi olarak kullanıldığından sonra kütüphaneler son derece zenginleşmeye başlamıştır. Ve Konya'daki Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk kütüphanesi orada inşa edilmiş. Kurtubağ'da kütüphaneler konulmuş. Osmanlı'da da baktığımız zaman her caminin yanında mutlaka bir kütüphane kurulduğunu da görüyoruz. Rasa tanelere geldiğimiz zaman astronomik gözlemlerin yapıldığı yerler rasa tanelerdir. Hani Allah göklere ve yerlere gözümüzü çevirmemiz gerektiğini söylemişti ya, Müslüman alimler işte bu rasa taneleri kurarak Batı dünyasından çok daha öncesinde ne yapmış? Rasa taneleri kurmuş ve orada astronomik gözlemler yapmıştır. Tam teşekküllü olmasa da İlk rasathane Şemmasiye Rasathanesidir. Bakın teşkilatlı değil. Ama ilk rasathane teşkilatlı olarak bir diğer rasathane Meraga Rasathanesi'dir arkadaşlar. Bu teşkilatlı değil ama Meraga Rasathanesi'nin teşkilatlı bir rasathane olduğunu söylüyoruz. 13. yüzyılda kurulmuştur. 13. yüzyılda daha teşkilatlı hale geldiklerini görüyoruz arkadaşlar. Şifahane adından da anlaşılacağı gibi hastanedir. Fakat size şifahane olarak geçmez de paragrafta Bimaristan der. Alın size yine hastane. Darüşşifa der. Alın yine size hastane. Darül Afiyeder. Hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Ve İslam dünyasındaki ilk şifahane'nin, ilk hastanenin ne zaman kurulmuş biliyor musunuz? Bu Hendek Savaşı sırasında bir kadın kurmuş. Rüfeide El Ensariye seyyar bir hastane kurmuş ve orada savaştaki yaralanan kimseleri şifa bulması için tedavi edilmesi için kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi bir sorumuz var. Abbasi döneminde eserleri Yunanca ve Süryanice'den Arapçaya çeviren büyük tercüme hareketinin bir parçası olarak var oldu diyor. Tercüme varsa Yunanca ve Süryanice'den Arapçaya tercüme varsa ve Me'mun ismi geçiyorsa arkadaşlar ve Mansur ya da Me'mun ismi geçiyorsa mutlaka bilin ki Beytül Hikme'dir arkadaşlar. Tercüme faaliyetleri Beytül Hikme'nin içerisinde yapılmıştır. Onun çatısı altında yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Müslümanlar pek çok alanda çalışmışlar bilim alanında. Bunların en başında tabii ki dini ilimler geliyor. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in yorumlanması demektir arkadaşlar. Ayetlerin yorumlanması. Bunu yapan, yorumlayan kimseye de müfessir denir. Elmalılı Hamdi Yazır hepimiz biliriz zaten. Aklınızda kalsın. Elmalılı Hamdi Yazır bir müfessirdir. Hadis dediğimiz zaman Hazreti Muhammed'in sözleri ve fiillerinin yer aldığı kitaplardır. Bu hadis ilmiyle uğraşan kimselere de muhaddis denir. Hadisle ilgilenen kişi demektir. Bu manada Kütüb-i sitteyi bileceğiz. Kütüb-i sitte altı tane kitaptır. Hadis kitabıdır. Kimler var? Kimler yazmış bu Kütüb-i sitteyi? Çıkabiliyor bazen sorularda. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud ve Nesai. Bu isimleri bilin arkadaşlar. Kulak dolgun Umluğunuz olsun. Çünkü aşağıdakilerden hangisi hadis alanında çalışmıştır, çalışmamıştır derse bilin ki e, bu isimler hadis alanındadır ama araya oldu ki Elmalı Hamdi Yazır'ı koydu. Zemahşeri'yi koydu. Onun tefsir alanında olduğunu ama bunların da hadis alanında olduğunu bileceğiz. O zaman tefsir Kur'an-ı Kerim'in yorumlanması demektir. Hadis Hazreti Muhammed'in sözleri demektir. Kelam peki? Kelam arkadaşlar hani Allah'a inançla ilgili, ahiretle ilgili, meleklerle ilgili, kutsal kitaplarla ilgili o imanın şartlarıyla ilgili bir takım e, fikirlerde ve düşüncelerde bulunan ilim dalıdır. Bu kelamda eşari ve maturidi'yi bileceğiz. Eşari ve maturidi kelam alanında çalışmalar yapmıştır. Yani Allah kutsal kitap ve peygamber göndermeseydi de biz onu bulabilir miydik sorusunu eşari ve maturidi kendi arasında tartışmışlar. Zaten aynı dönemde yaşıyorlar. Fıkıh dediğimiz zaman günlük olaylar arkadaşlar. İbadetler günlük bir olay mıdır? Evet sabah, öyle akşam, yatsa ibadet, ibadetlerimiz var bizim. Bu konularla ilgili sorular kafa takılıyorsa kafaya takılıyorsa fıkıh bunlara cevap veriyor. Kim cevap vermiş? Ebu Hanife, i̇mam Malik, i̇mam Şafi, Ahmet bin Hanbel onlar fıkı alanında çalışmış alimlerdir. Soru gelirse alimleri verir, hangi alanda çalışmıştır veya çalışmamıştır der. O yüzden fıkıh alanında çalışan alimleri, hadis alanında çalışan alimleri, tefsir alanında çalışma yapan alimleri göz aldığınız olsun isimlerini bilin arkadaşlar. Coğrafya alanına geldiğimiz zaman sadece dini ilimlerde mi çalışmışlar? Hayır. Bakın coğrafya alanında da harizmi var. Kitab-ı arz diyerek Enne ve Boylam kitabı yazmış. Daha sonra Piri Reis'i biliyoruz biliyorsunuz. Dünya haritası çizdiğini görüyoruz. Evliya Çelebi, İbni Batuta, Belhi coğrafyalında yapılmış çalışmaların olduğu kişilerdir, bilim adamlarıdır diyoruz. Dil alanında arkadaşlar dil dediğimiz şey konuşmadır, yazıdır. Bu dilde Düeli ismini, Düeli ve Cahız. Cahız Kitabül Hayvan ismini kitap isimli bir kitap yazmıştır. Hayvanların kitabı demektir. Cahız ve Eddüeli iki isim dil alanında ön plana çıkmaktadır. Tarih, tarihsel bir çalışma yapan İbn Haldun arkadaşlar. İbn Haldun'u hiç unutmuyoruz. İbn Haldun'un hangi eseri var? Mukaddimesini unutmayalım. İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserini altını çiziyorum defalarca. İbn i Sakı kesinlikle unutmuyoruz. Yine önemli tarihçilerden bir tanesidir. Felsefede Felsefede İbn Rüşd, Gazali, İbn Sina, Ebubekir er-Razi bunların da felsefe alanında çalışmalar yaptığını bilelim arkadaşlar. Felsefede özellikle İslam dünyasında çok önemlidir ve Müslüman filozoflar eliyle felsefe hikmete dönüşmüştür ve bu alanda tüm dünyada çığır açtığını görüyoruz. Astronomide Kur'an-ı Kerim gökyüzü ve yıldızlarla ilgili ayetler sunmuş ve bu ayetlerden Müslümanlar ilham almışlar. Bu Kur'an-ı Kerim ayeti niye bizi göklere çeviriyor? Niye gökleri araştırmamız gerektiğini söylüyor diyerek gökleri araştırmış ve bununla ilgili buluşlar ortaya çıkarmış. Mesela usturlap Yeni bir buluş mesela böyle bir şey e, alet usturlapta astronomi ölçümlerinde kullanılıyor. O usturlabı kim icat etmiş? Ferazi'nin icat ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra Fergani'nin mesela Ay'daki bir krateri, krateri bile onun adının verildiğini görüyoruz Fergani'nin. Eee Afraganus diye bir tane e, katmana onun adını Fergani adının verildiğini görüyoruz. Sint Bin Ali, Battani, Biruni, Uluğbey Bey ve Ali Kuşçu ee, bunların astronomi alanında çalışmalar yaptığını görüyoruz. Müslümanlar yine fizik, kimya alanında, matematik alanında ve tıp alanında çalışmalar yaptığını görüyoruz. Tıp alanında arkadaşlar İbni Sina'yı kesinlikle unuttu, unutmuyoruz. El Kanunu Fit Tıp adlı eseri var. Ve e, bunun yanında Akşemseddin'in de Sabit bin Kur'an'ın da yine tıpla alanında çalışmalar yaptığını görebiliyoruz. İbadetleri ve sosyal hayatla ilgili yaşam kurallarını Kur'an ve sünnetten deliller bularak inceleyen bilim dalı arkadaşlar. İbadet diyorsa, sosyal hayat diyorsa bilin ki bu arkadaşlar fıkıh alanıyla ilgilidir. Fıkıh, ibadetleri ve sosyal hayatı kendisine konu edinme. Evet Hinduizm dediğimiz zaman arkadaşlar önemli dinlerden bir tanesidir. Yaklaşık 1 milyon insan, 1 milyar insan özellikle Hinduizm içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dünya'da en fazla Müslümanın olduğu üçüncü ülke de yine Hindistan olduğunu söyleyebiliriz ve bunlardan yüzde 80'i Hindu'dur. Yüzde ön 14'ünün Müslüman olduğunu görüyoruz ve Hindistan'a baktığımız zaman e, Hinduizm'de e, İslamiyetin en yaygın oldu, olduğunu söyledik. Taç Mahali burada geçmeyelim. Taç mahalin e, Şah Cihan e, ve tarafından yapıldığını vefat eden eşi Mümtaz Mahal adına yapıldığını da bilelim arkadaşlar. Hinduizmi resmi din olarak kabul eden ülke var. Nepal resmi din olarak kabul edilmiştir. Hinduizm'in herhangi bir kurucuya da yandırılmıyor ve tarihsel sürecine baktığımız zaman klasik bir dönem var. Orta Çağ dönemi ve modern dönemi. Burada klasik dönemde kendi içinde kalmış. Orta döneminde İslam ile tanışmış. Modern döneminde ise Hristiyanlığın etkilerinin görüldüğünü görüyoruz. Hinduizm'deki inanç sistemine baktığımız zaman arkadaşlar çok tanrılı anlayışın olduğunu görüyoruz. Brahma, Vişnu, Şiva ve Devi. Bu tanrıları bilen arkadaşlar Brahma, Vişnu, Şiva bu tanrıların adını bilmeden Hinduizmi bilmenize imkan yoktur. Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva yok edici tanrı. Devi ise hayat veren güçtür. Anne olarak da belirtilir. Hinduizmin inanç sistemi içerisinde. Kas sistemine baktığımız zaman Hinduizmin içerisindeki en önemli sistemlerden bir tanesidir. Ve kas sisteminde bu şekilde oluşturulan Brahmanlar kışatriyalar en üstten aşağıya doğru en aşağıda paryalar vardır. Brahmanlar din adamlarından, kışatriyalar hükümdarlardan, vaisyalar tüccarlardan, sutralar işçilerden, paryalar ise insan yerine bile konmazlar arkadaşlar. Ne, burada Tanrı'nın ağzı olduğunu, kolu olduğunu, Tanrı'nın midesi olduğunu ve ayak olduğunu, paryaların ise hiç buna konu bile olmadığını görüyoruz. Ve paryalar mikroptan kaçar gibi kaçılmış bu paryalar ve bunlar pis ve şu düşük sayılmışlardır. Pa çarşılara ve pazarlara bile giremezler bu, bu kişiler. Ve aynı zamanda e, kamuya açık çeşmelerden de su içmeleri yasaklanmıştır paryaların. Peki bu sistemde e, bu e, brahmanlarla kışat yaraların arasında yani kasların arasında geçiş var mıdır? Geçiş yoktur arkadaşlar. Ancak öldükten sonra bu geçişler olabilir. Dünya içerisinde ya dünya hayatı yaşarken sistem arasında geçiş yoktur. Evlenme yoluyla birbirleriyle evlenmedikleri için evlenme yoluyla da geçiş yoktur. O yüzden ancak Doğumla elde edilebilir bunlar. Ee, bu bu manada da Hinduizmin içerisindeki o ceza ve mükafat sistemi de burada devreye giriyor işte. Eğer sen bu dünyada iyi bir kışatriye olduysan daha sonraki hayatında brahman olarak dünyaya gelmen mümkün olabilecektir. Eğer iyi bir kışatriye olmadıysan vahisya kastına düşebilirsin. O yüzden ceza ve e, mükafat sistemini bu şekilde koyduğunu görüyoruz. Tenasuya geldiğimiz zaman arkadaşlar Hinduizm'deki ahiret inancıdır. Yani ahiret inancı ölümden sonraki bir yaşam yoktur. Öldükten sonra tekrar e, yeryüzüne gelme vardır. Buna tenasü, ruh göçü, reenkarnasyon adı da verilmektedir. Bu döngünün adına da samsara adı verilir arkadaşlar. Bu döngünün adına samsara denir ama insanın öldükten sonra tekrar yeryüzüne gelmesine de ruh göçü yani tenasü yani reenkarnasyon da denmektedir. Peki ruhun bu döngüden kurtulabilmesi ancak ve ancak nirvana ile mümkündür. Nirvana'ya ulaşırsan en yüksek mertebeye ulaşırsan eğer bu döngüden kurtulabilirsin ve o nirvana da kalabilirsin. Hindu İzmir rütbelerine baktığımız zaman yani ibadetlerine baktığımız zaman ibadet yerlerine mandır denir arkadaşlar ve burada ibadet hakkı sadece ve sadece Brahmanlarda, ve vasiyalarda var. Diğerlerinde sutralarda ve e, paryalarda olmadığını görüyoruz. Onlar ibadet etmezler ve om diye bir kavram var onlarda. Bu om onlar için ibadetlerini yaparken söyledikleri e, önemli e, ifadelerden cümlelerden bir tanesidir e, ve e, bu e, ilahi kuvvetle dolu kuvvetli yani kutsal sırrı olan bir kelime olarak kabul edilmektedir ve e, tanrılarının ifade eden bir heykeli de önlerine alırlar Hindular ve evlerinde yaptıkları ayine de puja denir. Evlerinde ayin yapıyorsa puja ayini vardır. Om, aynı zamanda Brahma, Vişnu ve Shiva'nın da üçlemesini ifade etmektedir. Sırlı bir kelime olarak Hinduizm açısından da önemlidir. Hinduizm'in ritüelleri içerisinde Gaj nehrinde yıkanmak var. Virüsün ilk zamanlarında hatırlıyor musunuz arkadaşlar? E, virüsten korunabilmek adına herkes Gaj nehrine gitmişti ve Gaj nehrinde yıkanmaya başlamıştı. Gaj nehrinde yıkandıkları zaman e, oradan bütün günahlardan arınacaklarına, bütün kötülüklerden arınacaklarına, uzaklaşacaklarına inanırlar. Ve e, Hinduizm'de e, ölülerin gömülmesi yoktur, ölenlerin cesetlerini yakarlar ve küllerini ganj nehrine dökerler ve bunun yanında yoga vardır onların içerisinde ve bu şekilde hinduizmde yoga yaparak meditasyon önemli bir dini ritüeldir onlar içinde zihnini bir noktada toplamaya çalışırlar ve bedenden ayrılıp ölümsüzlüğe ulaştığına inanırlar yoga sayesinde yani ruh ...bedenden bu manada ayrılıyor... ...ve ölümsüzlüğe ulaşacaklarını... ...inanıyorlar. Bu manada... ...hani son e, şeyde... ...bu yakma evresinde... E, ...Hinduizm'de bu... bu e, ...yakma olayı var ya yakılırken... E, ...Hindistan'da erkek bir evlat bunların hepsini yapıyor... ...bu görevlerin hepsini yapıyor... ...ve bu yüzden erkek bir evlada sahip olmak... ...ölümsüzlüğe ulaştıracağını onun... ...ve bütün görevlerini yerine getireceğine inanıyor... ...o yüzden Hindistan'da erkek evlada sahip olmak... ...son derece önemli olarak kabul edilmiştir. E, kutsallarına baktığımız zaman... Vedalar kitabını görüyoruz. Hinduizm'in kutsal kitaplarıdır. Vedalardır. İnek özellikle kutsal kabul edilmiştir. Ve çünkü inek bir şey olarak kutsal kabul ediliyor. Yani et ve sütünden dolayı yaşamın kaynağı olarak kabul edilmiştir ve kutsal kabul ediliyor. Benares var arkadaşlar. Benares Tanrı Şivan'ın evi olarak kabul edilmiş. Ve özellikle Hristiyanlar için şeyde Hinduistler için de önemlidir. Benares burası arkadaşlar. Tanrı'nın Şivan'ın evi olduğunu kabul ediyorlar. Ve burası kutsal bir mekan olarak kabul edilmiştir. Kutsal metinleri, Vedalar, Şuruti ve Simriti. Belki çok ayrıntı sormak isterlerse bunu sorabilirler. Vedaların e, bu manada Şuruti ve Simriti olarak da isimlendiğini kutsal kitaplarını söyleyebiliriz. Mahabharata ve Ramayana olarak da kutsal metinlerinin vardır. Hinduizme göre aynı işte meşgul olan, atadan miras kalan hakları, vazifeleri ve adetleriyle birbirine sımsıkı bağlanan şahıslar grubunu ifade ediyor. Neydi arkadaşlar? Aynı işte meşguller ve atadan miras kalıyor. İşte bu kast sistemidir arkadaşlar. Kastır. Budizme geldiğimiz zaman Budizm Siddhartha Gautama tarafından oluşturulmuş bir e, dini gelenektir arkadaşlar. E, bu Siddhartha Gautama babası tarafından, babası bir e, kral ve e, bu babası tarafından bir saraya kapatılıyor... ...ve babası diyor ki hiçbir acıyı duymaması gerekiyor. Hiçbir acıyı, bu dünyaya dair hiçbir acı duymasın. O yüzden sarayda ne ölümden, ne hastalıktan, ne fakirlikten hiç haberi yok Siddhartha Gautama'nın. Fakat bir gün 20'li yaşlarına geldiği zaman, 29 yaşındayken saraydan kaçıyor. E, dışarıya bakıyor ki acı var, ölüm var, hastalık var fakirlik var ve insanların bu halde ölüp gitmelerine gönlü razı olmuyor. Ve 29 yaşındayken ölüm, hastalık ve fakirlik gibi insanların yaşadıkları bu acıları dindirebilmenin yolları için sözler söylüyor. Zamanla Siddhartha Gautama'nın söylediği bu sözler kutsal birer söz cümle olarak kabul ediliyor ve daha sonrasında üç cevher olarak kutsal metin haline getiriliyor. Ve Siddhartha Gautama'ya da bu manada aydınlanmış anlamı veriliyor. Bu da deniliyor arkadaşlar. Bu da aydınlanmış manasına gelir. Daha sonraki zamanlarda kendisine verilen bir isimdir. Onun cümleleri de tripataka, Tripitaka adında üç cevher ya da üç sepet anlamına gelen e, kitap kitabıyla da kutsallaştırılmıştır. Sekiz dilimli yol vardır Budizm'de. Sekiz dilimli yol kavramı geçiyorsa mutlaka Budizm'dir arkadaşlar. Sekiz dilimli yolu geçerek insanın ancak e, Nirvana'ya ulaşabileceği söylenir. Budizm'in inanç sisteminde Budizm'de yaratıcı bir tanrı fikri yok. Buda'yı da zaten sonradan tanrılaştırıyorlar ve e, üç temel e, Tripitaka'da kadar üç ceferi geçtikten sonra şunları söylüyor. Mesela Buda'ya sığınırım, Dharma'ya sığınırım ve rahipler topluluğuna sığınırım. Yani Sanga'ya sığınırım dediği zaman ancak Budistliğin o temelini oluşturduğunu söylüyor. İman ikrarını gerçekleştirdiğini. Şunu düşünün İslamiyet'te şu, kelime-i şehadet getirdiği zaman Müslümanlığa giriyor ya. Onlar da bunu söyledikleri zaman Budizm'in içerisine girdiğini kabul ediyorlar. İşte burada da sekiz dilimli yolun gösterildiği çemberi görüyoruz arkadaşlar. Bu işaretle ifade bulmaktadır. Budizm'de önemli bir işarettir. Bu e, Buda'ya göre e, her şey birbiriyle bağlantılıdır, varlıklar birbirlerinin var olmasına bağlıdır ve sonsuza kadar değişmeden kalacak bir varlık da yoktur. Budistlere göre insan nefsinin esiridir ve bundan da kurtulması gerekir ve insanoğlu vücuttan, idraklerden, duyulardan, eğilimlerden ve bilinçlilikten oluşmaktadır. O yüzden de bunların ee, önemli olduğunu, budizmin içerisindeki en temel kavramlardan birisi olduğunu da bilelim arkadaşlar. Budizmin, e, Budizmin ritüellerine baktığımız zaman e, dini yapılarına vihara denilir. Vihara aynı zamanda pagoda denildiği de olmuştur. İbadetin ana ilkesi karma tenası çemberinden kurtulmaktır. Karma inancı var ya hani bu sebep sonuç ilkiş, ilişkisi ne yaparsan onu ne ekersen onu biçersin anlayışı vardır. Bir de sanga teşkilatı vardır. En eski rahipler topluluğudur. Sanga teşkilatında ve bu sanga teşkilatı en eski rahipler topluluğu. Hani bunlar e, saç, e, hani saçlarını kazıtarak e, şey yaparlar ya karlar ve e, turuncu giyerler e, ve dilenirler bunlar. E, günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yani o öğünlerini karşıladıktan sonra tekrar manastırlarına geri dönerler Budizmin din adamları, Budist rahipler. Budistler dua ederken dua tekerleği kullanırlar veya 108 tane boncuktan oluşan tesbih kullanırlar. Bu dua tekerleğine çakra adı verilmektedir ve Budizmin içerisine baktığımız zaman yine gömülme var fakat yakma da var. Kimler yakılıyor? Zengin aileler yakılıyor, ölülerini yakıyorlar fakat çocuklarla fakim kimselerin cesetleri gömülüyor arkadaşlar. Kutsal sembollerine, kutsal kitaplarına ne dedik? Üç sepettir dedik. Üç sepet kendi arasında bu şekilde Viyana Pitaka, Sutta Pitaka, Abdülhamma Pitaka diyerekten üç gruba ayrıldığını, üç bölümden oluştuğunu görüyoruz. Dua tekerliği olduğunu ve tesbih olduğunu da bilelim arkadaşlar. Om lotustaki mücevher hum diyor. Ve burada baktığımızda Budizm'de bu manada buranın önemli bir ibadet tanesi olduğunu, önemli ibadet tanelerinden birisi olduğunu. Lotus çiçeğini görüyorsunuz burada. Hani bataklıkta böyle bir güzel bir çiçeğin çıkmasının aynı şekilde insanın da bu kötü dünyada iyi şeylere sahip olabileceğini göstermektedir. Yine mangala aynı şekilde bizde de şimdi bazı kitapları olmaktadır. Orada da insanın kendi iç huzurunu sağlayabilmesi açısından yaptığı etkinliklerden bir tanesidir. Ee, doğduğu yerdir, ilhama aldığı yerdir ve ilk vahyin geldiği yerdir ve daha doğrusu aydınlanmayın yaşadığı yerdir, vazi verdiği yerdir ve burası da vefat ettiği yer olarak onlar için kutsal mekan olarak kabul edilmektedir. Lumbini, Boti, Sarnat ve Kushinagar diyerekten bunlar önemli kutsal e, sembolleridir, e, kutsal e, yerleri olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik. Konfüçyanizm. ...Konfüçyanizmin, Konfüçyüs'ün öğretilerine dayanıyor. Ve e, Konfüçyüs'ün e, önceki dönemlerden beri Çin'de var olan milli dinin üzerine perçinlenmiş bir ahlak sistemi olarak tanımlayabiliriz. Çin'de var olan bir milli din var ve bu milli dinin ahlak sisteminin üzerine daha da kuvvetli bir şekilde olduğunu görüyoruz. Konfüçüsün, konfüçyanizm, alimlerin ve ediplerin bürokratlarının özellikle dini olduğunu görüyoruz. Ve 1912 yılına kadar da devletin dini olarak tanımlandığını biliyoruz. 350 milyon tane e, taraftarının olduğu söyleyebiliriz. Konfüçyanizm yoksulluk içinde geçirmiş hayatını ve kendisini ilme vermiş. Öğrenciler yetiştirmiş ve zamanla da onun fikirleri eser haline getirildiğini görüyoruz ve e, Çin'in milli dini haline geldiğini de görüyoruz. İnanç sistemine baktığımız zaman aslında öğretilerini bir tanrı inancına bağlamadığını görüyoruz. Fakat Şank e, -Di diye adlandırılan e, bir tanrı inancı konfüçyanizmde hala devam etmektedir. E, bu yüce varlığı ifade etmek için ya yani, tanrıyı ifade etmek için aynı zamanda Tian kelimesini de kullan ona göre Tian, tabiat düzeninin yöneticisi her şeyin üstündeki varlıktır yaratıcıdır Tian bakın yaratıcı Tian tanrı olarak geçiyor ve e, insan şu insan sevgisiyle adaletli bir bilgiyle ve emredilenlere uymakla ancak faziletli bir şekilde yapabileceğini ve saadete ulaşabileceğini mutluluğa ulaşabileceğini de söylüyor Konfüçyüsün ritüellerine baktığımız zaman burada dua var sadece ibadethanelerine gidiyorlar ve bu ibadethanelerinde dua ettiklerini görüyoruz mabetlerinde ve Bununla birlikte en önemli yapılarının en önemlisi Gök Mabettir ve burada göğün oğlu olarak telak edilen bir imparatorlar tarafından kurban takdim edilen yerdir. Tanrının yeri olduğuna orası inanılır ve en meşhur Çin ibadet yerleri Pekin'deki imparatorluk mabetleridir. Gök Mabet de bunlardan bir tanesidir. Konfüçyanizmin kutsal kitapları var arkadaşlar. Bunlar evet biraz uzun olarak görünebilir. Sadece isim olarak bakın lütfen. E, göz aşinalığınız olsun. Beş klasik ve dört kitap diyorsa konfüçyanizmin kutsal kitaplarıdır. Beş klasik ve dört kitap. Aklınızda olsun konfüçyanizm. Beş klasik neler var? Şiirler, ayinler, tarih kitabı, dört kitap, konuşmalar, büyük bilgi, orta yol diyerekten oluşuyor. Kendi içerisinde bunların ayrıldığını görüyoruz. Taoizme geldiğimiz zaman. Taoizm. Çin'de Lao Tzu tarafından kurulmuş. Milattan önce 604 arkadaşlar. Lao Tzu tarafından konuluyor. Ve Çin filozofu olan Lao Tzu'nun hayatı hakkında çok fazla bir şey bilinmiyor aslında. Sadece asıl adının Li Tan olduğunu biliyoruz ve bu ona da Lao Tzu yani ihtiyar bilgin olarak lakap verildiğini görüyoruz. Onların toplam Taoizme inananların 95 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. İnanç sistemine geldiğimiz zaman ona göre yani e, Laotuzu'ya göre Tao, Tao yani Tanrı yaratıcı prensip olmasına rağmen yaratıcı da değil. Yaratıcı bir sisteme prensibe sahip ama yaratıcı değil. E, ve Laotuzu Tao'yu yani Tanrıyı somut bir varlık olarak düşünmemiş. Tanımlanamaz bir güç olarak ifade ediyor. Tanımlayamıyor yani bu Tanrıyı. İsimsizdir diyor, görülemez diyor, işitilemez diyor ve her şeyin kaynağı olduğunu söylüyor Tao için. Yani hem varlığın hem yokluğun sahibi taodur diyor. Bir de T kavramı var. Tao ile birlikte T kavramı var. T taonun tabiattaki her şeyi değiştiren gücü olarak vermiştir. T taonun tabiattaki her şeyi değiştiren gücü. O zaman şöyle diyoruz. Tao yaratıcı yaratıyor. Taonun tabiattaki değiştiren gücü de T. Tao ve Te iki tane tanrı anlayışından bahsettiğimizi söylüyoruz. Wu Wei diye bir şey derse eğer soru da size Wu Wei diyorsa Taoizm iş yapmamak prensibidir arkadaşlar. Mevcutla yetinir, tabiat hareketsizlik ilkesini benimser, muşlukta, boşlukta rekabet etmemek gerektiğini benimseyen Taoizm'dir yine. Ritüellerine baktığımız zaman mabetleri Kung, Kuan, Miao yani Üç tane isimde mabetlerinin olduğunu söylüyoruz. Mabetlerine bu isimleri verdiklerini görüyoruz. Ve aslında her Taoist kendini bir tanrıya ait hissedebilir. E, o yüzden bu hangi tanrıya ait hissediyorsa o tanrıya inanması gerektiğini söylüyor. E, savaş tanrısı Kıvan Ti var, zenginlik tanrısı Xin var. Sen hangisine ait hissediyorsan, hangi tanrıya ait hissediyorsan o tanrıya inanabilirsin diyor. Ölümsüzlüğü elde etmek için... ...bir takım yardımcı olacak unsurlar söylüyor. Yoga'nın, simyanın... E, ...bir takım e, duaların... ...insanı ölümsüzlüğe ulaştırabileceğini de söylüyor. Kutsalları ve sembollerine... ...baktığımız zaman... ...Yang, Ying'i hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Yang ve yin, yani varlık ve yokluk... ...zenginlik ve fakirlik, sıcak ve soğuk olmak üzere... ...zıtlıkların bir araya geldiği bir... E, ...semboldür onlar için. Aynı zamanda Tayişan Dağı... ...onlar için önemli kutsaldır. Ve Tao Te King kitabı... ...onlar için kutsaldır. O zaman... kutsal kutsallara dediğimiz zaman tekrar ediyoruz Tao Te King kutsal kitabı Tai Dağı ve Yan Ying olmak üzere kutsal olduklarını söylüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü sorumuz. Bugünkü TYT ve AYT genel tekrarımızın sonuna geldik. Cevaplarınızı bu ödüllü sorunun cevaplarını yorumlara bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bu videoda dinlediğiniz kavramları öğrendikten sonra, bu konu tekrarını yaptıktan sonra yapamayacağınız hiçbir soru yok arkadaşlar. Kendinize güvenin ve hepinize başarılar diliyorum.